Sayın Oda Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın konuşmacılar ve saygıdeğer meslektaşlarım. Mesleki gelişmeleri izleme kurulu olarak hazırlamış olduğumuz dijital dönüşüm sürecinde kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulaması panelimize hoş geldiniz. Kısaca panelimizde izlenecek yol haritasından size bahsetmek istiyorum. Panelimizin moderatörlüğümüzü kurul başkanımız Sayın Filiz Bülbül'ün yapacağı iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda avukat Özlem Sezgin Hanım sunumunu yapacaktır. İkinci oturumda yüksek bilgisayar mühendisi ve bilgi güvenliği KVKK danışmanı Müzeyyen Gökçen Arslan ve kurul başkan yardımcımız Cemal Karaoğlu sunumunu yapacaktır. Devamında sizden gelecek soru ve cevaplarla panelimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Öncelikle açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet etmek istiyorum. Derneğimizin çok değerli genel başkanı, çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, sizleri Oda Yönetim Kurulumuz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz Türkiye'de kültürümüz gereği tatiller bitmedi. Okullar her ne kadar açılsa da. Ama bizim mesleğimiz enteresan bir meslek. Diğer mesleklerden çok ayrı. Eğitim dediğimiz zaman her türlü işimizi, gücümüzü bir kenara bırakıyoruz. Bugün bu olumsuz havaya rağmen yine salonu doldurdunuz. Çok ilginç bir eğitim olacak. Bu eğitimlerin devamı da olacak. 27'sinde İstanbul Valiliği ile birlikte The Marmara Oteli'nde ortaklaşa yabancı işçilerle ilgili bir eğitimimiz var. Sizleri oraya da bekliyoruz. Muhtemelen iki tane de bakanın katılması söz konusu o eğitime. Hem Ticaret Bakanı'nın ve Çalışma Bakanları'nın, belki Adalet Bakanı'nın da katılmayı ihtimalen düşündüğü valilikle ortak bir eğitimimiz. Orada da umarım birlikte oluruz. Tabii bizim eğitimlerimizin bir özelliği var. Bizde her şey, katılan arkadaşlarım, sizler de gönüllüsünüz. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarım da gönüllü. Biz profesyonellerle bir eğitim yapmıyoruz. Öyle bir anlayışımız yok. Bu eğitimi de bize Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyesi arkadaşlarım var. Bazen sorarlar bu kurullar ne işlere yarıyor diye. Aslında bu kurullar çok önemli çalışmalar yapıyorlar. İşte bu çalışma onlardan biri. Hiçbir işlerine karışmadık. Birkaç aydır hazırlanıyorlar. Ben kurul başkanımız Filiz Bülbül'ün nezdinde bütün kurul üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum emeklerine. Yine kendi olanaklarımız çerçevesinde kamuyla ilişkilerimiz var, diğer kesimlerle ilişkilerimiz var. Bugün aramızda çok değerli konuşmacılarımız var. Odamızın da bu konudaki danışmanıdır. Avukat Özlem Sezgin hanımefendi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sunacağı katkılardan dolayı. Müzeyyen Gökçen Arslan hanımefendi var. Sunumlarını yapacaklar. Ona çok teşekkür ediyoruz. Yine kurul üyesi Cemal Karaoğlu arkadaşımız var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bir de çok pratik hareket ediyoruz. Yani kısa sürede hazırlandı. Şöyle bir umarım dağıtılmıştır. Kişisel verilerin korunması kanunun uyum rehberi var. Bu konuda da kısa sürede bu kitabı bize ulaştıran odamızın danışmanı Gülsüm Öksüz Ömer'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar yönetim kurulumuz, birimlerde çalışan arkadaşlarımız her türlü desteği verdiler. Bugün bu eğitime geldik. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabii bu eğitimi Anadolu da bekliyor. Bizim üretimimiz sadece İstanbul'la değil. Arkadaşlarımız haftaya Çorlu'ya gidecekler. Muhtemelen bir aksilik olmazsa Antalya onları bekliyor Ekim'in ilk haftasında.
İlçelerimizde de ilerleyen günlerde bunu yaygınlaştıracağız. Neden buna çok önem veriyoruz? Belki birçoğumuz farkında değiliz. Yapılan son değişiklikler, düzenlemelerle ilgili çok ciddi yaptırımlar geldi. Bugün belki teknik olarak arkadaşlar çok detaylarına belki inemeyecekler. Uygulamayı anlatacaklar, sorumluluklarını anlatacaklar ama bakın artık şu eğitimleri dinledikten sonra hepimiz bankadan bir şef memur bizi arayıp şu mükellefin bana mizanını, mali tablolarını gönder dediğinde oturup yarım saat düşünmemiz lazım. Şayet mükellef bir şekilde aranız açılır, benden habersiz, ben basit bir örneğini veriyorum, benden habersiz bankaya göndermiş derse kendimizi siber suçlarda Vatan Caddesi'nde buluruz değerli arkadaşlar. İlk ifade için daha sonra da mahkemede buluruz. Şimdi iş yerlerimizdeki mükelleflerin bilgilerinin saklanması, paylaşılması, defter ve faturaların iş yerlerinde saklanması, o iş yerlerinde çalışan işçilerin kan grubundan hastalık bilgilerine kadar her şeyinin tutulması, arkasından da bunlarla ilişkilerimizin kesildiğinde bunlar nasıl silinecek, nasıl yok edilecek? Bunlara kadar arkadaşlarım sizlere gerekli bilgileri verecekler. Belki döneceğiz bürolarımıza, önce kendimize döneceğiz. Kendi tedbirlerimizi alacağız. Ondan sonra döneceğiz. Müşterilerimizi bilgilendireceğiz. Müşterilerimize hizmet vereceğiz. Değer yaratacağız. Onlar kendi tedbirlerini alacaklar. Şimdi bu iş belki başlangıçta şaka gibi geliyor ama bir anekdotla konuşmamı bitireyim. İlk odaya başkan olduğumda daha bir aylık başkanız. Şeylerden Vatan Caddesi'nden siber suçlardan bir yazı bizi şeye çağırıyorlar. İfade vermeye çağırıyorlar. Gittik dedik ne suçu işlemişiz? Seçim döneminde bir üyemize yazı göndermişiz. Gel seçimlerde bize oy ver demişiz. Gitmiş şikayette bulunmuş. Ben sizin işte gruplar oluyor. Ben sizin grubunuzun üyesi değilim. Benden izin almadan bana nasıl yazı gönderirsiniz? İki kez mahkeme, bir kez ifade verme Vatan Caddesi'nde. Ondan sonra anlattık. Bir de dedik ki ya işte biz böyle başkanız. Kart alıyoruz, kart veriyoruz. Elimizde de arkadaşın kartı varmış. Eski yıllardan da tanıyoruz. O vesileyle yani başka türlü gönderdim de diyemiyorsunuz. Bakın çok basit geliyor. Bir kez Vatan Caddesi yarım gününüzü alıyor. Sanki cinayet işlemişsiniz gibi iki kez de mahkemeye çıkıyorsunuz. Bu sadece benim başımdan geçen çok özel bir örnek. Yani sadece şunu söyleyeyim. İş yerinde çalışan birinin İyi niyetle millet kan bulsun diye kan grubunu dışarıya verirseniz işvereniniz, o kurumsal firmanın sahibi veya sorumlu müdürü kendisini Vatan Caddesi'nde bulur değerli arkadaşlar. Bakıyorlar arkadaşlar bakın. Biraz sonra dinleyeceksiniz. Bizim görevimiz şu. Ben size son derece hak veriyorum. Türkiye'nin diyeceksiniz başka işi gücü mü yok? Bizim başka işimiz gücümüz mü yok? Mükellefin başka işimiz gücümüz de yok ama bu işler böyle gidiyor. Ortada bir kanun var. Ortada bir yasa var. Bizim görevimiz size bunu anlatmak. Sizin göreviniz de mükelleflerinize bunu anlatmak. Lütfen böyle bakın. Yoksa kişisel olarak baktığımızda bana da %90'ı uygun gelmeyebilir. Ne var bunda deriz canım. Odada 44 bin kişi var. Kan gruplarını web sitesinde ilan edelim, ihtiyacı olan arasın alsın deriz, sevaba gireriz deriz ama hayat öyle bir şey değil. Bazı küçük odalarımızın web sitelerinde Anadolu'da uyardık onları, üye listeleri vardı. İşte 100-150 kişilik odalar var, şu anda hepsi kaldırdılar. İşte biz de bunları değerli bugünkü panelistlerimizden öğrendik sağ olsun. Kurumumuzla ilgili de bize bunu öğrettiler. Yani inanın şu anda biri bizden bir asker arkadaşının odada iletişim bilgilerini istese, önce yani vermek istiyoruz ama önce kendisine dönüyoruz. Senin diyoruz 20 yıl önceden bir asker arkadaşın varmış. Senin telefonlarına ihtiyacın var. Verelim mi vermeyelim mi? Tamam haklısınız yazılı kağıt falan da almıyoruz onu söyleyeyim. Güven esasında ya hatırladım onu verin derse veriyoruz, vermeyin derse vermiyoruz. Sizin için de aynı şey söz konusu.
Çok değerli eğitmenlerimiz var. Sizin katılımınızla her şey çok daha güzelleşti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçe temsilcilerimiz, diğer kurul üyesi arkadaşlarımız da bugün buradalar, aramızdalar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim geçmesi dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kurulumuz adına konuşmasını yapmak üzere kurul başkanımız Sayın Filiz Bülbül'ü kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, değerli başkanım, değerli dernek başkanım, kurul üyelerim, meslektaşlarım. Gerçekten çok yoğun bir katılım var. Rezervasyonları da biz daha ilk günden doldu bu eğitimin. O yüzden de bizim kurul olarak da heyecanımız var. Eğer bir heyecandan dolayı aksilik yaşadıysanız öncelikle özür diliyorum. Kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili aslında biz mesleki gelişmeleri izleme kurulu olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki mesleğimizle ilgili olan gelişmeleri inceleyerek aslında mesleğimizde uzmanlaşma alanlarını, stratejik alanları belirleyip aslında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz ve yönetim kuruluna bu konularda da tavsiyelerde bulunuyoruz. Bizim de daha önceki dönemlerde yine küçük bir kitapçığımız vardı. Kişisel verileri koruma kanunu 2016 yılında yayınlandı biliyorsunuz, yürürlüğe girdi. Ve o dönemde biz yine Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu'nda küçük bir kitapçık hazırlamıştık. O kitapçık kanunun uygulamasına yönelikti. Bugün başkanımızın da belirttiği gibi bugün almayanlar varsa alabilirler çıkışta. Rehber bir kitapçık hazırladık. Bu kanuna ilişkin değil. O kanun yayınlandıktan sonra 2016 yılından bugüne kadar pek çok yönetmelik, karar, rehber KVKK.gov.tr'nin web sitesine girdiğinizde ciddi bir mevzuat oluştu. Yani kişisel verileri koruma hukuku denilebilecek. Bugün hukukçular da aramızda. Çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Onları da dinleyeceksiniz. Gerçekten başlı başına bir hukuksal mevzuat ve uzmanlık alanı. Tabii ki bu sadece hukuksal bir konu değil. Ticaretin içinde özellikle bizim bu paneli düzenlememizin, bu kadar acele etmemizin sebebi de 50'nin üzerinde çalışanı olan veya aktif büyüklüğü 25 milyon TL'nin üzerinde olan gerçek veya tüzel kişiler için veri sicillerinin kaydı zorunlu hale getirildi ve 30 Eylül'dü bunun son tarihi. Yeni bir düzenlemeyle 31 Aralık'a ertelendi. Bugün de size bir anket dağıttık. Anket formunu almayanlar varsa kürsüde var anket formlarımız. Lütfen oradan doldurmanızı rica edeceğiz. Doldurduktan sonra tekrar kürsüye bırakabilirsiniz. Bizim için mesleğimiz açısından da bu tür firmalara, işletmelere hizmet veren bir kesimiz. Tabii ki bu bizi direkt doğrudan etkilemiyor veri sorumlusu olarak. 50'nin üzerinde çalışan ve 25 milyon TL aktif büyüklüğün üzerindeki firmanın sahibi bunun veri sorumlusu. Ama her yerde olduğu gibi mali müşavirler mevzuatları da takip etmekle mükellef gibi eğer bilgilendirme yapmazsak, farkında olmazsak yine müşterimiz bize bunu sorabiliyor. Ya da eğer bir iş akdiyle çalıştığınız iş yerinde 50'nin üzerinde çalışan veya cirosu 25 milyon, cirosu diyorum özür dilerim her zaman hata yapıyorum. Aktif büyüklüğü 25 milyon TL'nin üzerinde ise yine 31 Aralık'a kadar yapmamız gereken şeyler var. Ben kısaca bir bilgi vermek istedim ama çok detaylı bir konu. Bu aslında yeni bir konu değil. 1970'lerden beri Avrupa'da gündemde olan bir konu ve 1981'de de Türkiye olarak biz sözleşmeye imza atmışız aslında ama kanunun çıkması her şeyde olduğu gibi önce Avrupa Birliği bununla ilgili uygulamaları başlatmış, uygulama örnekleri oluşmuş. Türkiye'de de biz o yüzden çok ciddi anlamda bir mevzuatla karşı karşıyayız. Nasıl bu kadar sürede bu kadar mevzuat yayınlandı derseniz aslında 70'lerden beri ciddi anlamda bu konuda dünyada çalışmalar var. Bunun dışında kalma şansımız yok.
Çünkü artık teknolojinin geldiği bir çağda e-devlet uygulamalarıyla, bizim de sürekli kullandığımız e-devlet uygulamalarıyla bunun dışında kalma şansımız yok. Özellikle işletmeler açısından da ciddi cezai yükümlülükler var. Bu hapis cezası ve para cezasını ilgilendiren. Hatta gelmeden önce yine bir avukat arkadaşımla konuştuk. Şu anda avukatlara bile cezalar kesilmeye başlanmış. Mükellefleriyle ilgili bilgi vermekle ilgili. O yüzden aslında farkında olmak gerekiyor. Mali müşavir olarak da bizim farkında olmadan yaşayabileceğimiz bu tür cezalara karşı aslında yapacaklarımızı, yükümlülüklerimizi farkında olalım istedik. Bugün bu panel aslında biraz interaktif bir panel olacak. Biz belki bir kısa sunumlarla sizleri bilgilendireceğiz ama sizlerden de soru cevaplarla, özellikle uygulamalar da var panelin içinde. Özellikle iki uygulama önemli. Birinci oturumun ve ikinci oturumun sonunda iki uygulama var. Onlara da katılmanızı rica edeceğiz. Ben daha fazla sözü uzatmadan Sema Hanım'a yine mikrofonu bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Panelimize başlamadan önce son dönemlerde gelenek haline getirdiğimiz yeni bir uygulamamız var. Önceki dönem KVKK rehberinin hazırlanmasında katkıları bulunan, emeği geçen önceki dönem kurul üyelerimize teşekkür belgelerini vermek üzere tek tek kürsüye davet edeceğiz. Onun için öncelikle Oda Başkanımız Yücel Bey'i sahneye davet ediyorum. Yücel Akdemir'i sahneye davet ediyorum. Sayın Turan Karabulut Bey'i rica edeceğim sahneye. Sayın Hüseyin Turna Bey'i rica ediyorum sahneye. Sayın Alper Karakuş Bey'i rica ediyorum. Serkan Bey yoklar. Geçen dönemki hocalarımızdan Serkan Sünmez hocamız şu an aramızda yok. Öğretim görevlisi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugünkü panelistlerimize teşekkür belgelerini sunmak için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Peki başkanım. Avukat Özlem Sezgin Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Yüksek Bilgisayar Mühendisi ve Bilgi Güvenliği KVKK Danışmanı Sayın Müzeyyen Gökçen Arslan Hanım'ı davet ediyor. Cemal burada. Kurul Başkan Yardımcımız Cemal Karaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Tabii ki.
ve moderatörümüze ben geliyorum. Moderatörümüz Filiz Bülbül'e teşekkür belgesi için ben geliyorum. Evet, tabii iki şey önemli arkadaşlar. Ben önceki dönem kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ahde vefadır. Bu işin temelini onlar attı. Onlar başlattılar. Dediğim gibi buralar görev yerleri. Yeni kurul üyesi arkadaşlarım da hevesle başladılar. Onların da en büyük, aynı futbol maçları gibi, bir alkış bekliyorlar. Bilgiyi paylaşıyorlar. Ama yoğun bir meslek. Annelerimiz çocukları almaya gidiyor akşamüstü. Bürolarımızda bekleyenlerimiz var. Haliyle aynı huzurunu koruyamıyoruz. Biz de böyle bir yöntem bulduk. Hoşgörünüze sığınarak baştan plaketleri dağıtıyoruz. Kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Panelimizin faydalı olması dileğiyle moderatörümüz Filiz Bülbül'e mikrofonu bırakıyorum. Mikrofon açık. Ha, şu anda geldi. Tamamdır. Tekrar merhabalar. Ben Filiz Bülbül, Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili panelimize tekrar hoş geldiniz. Bugün panelistlerimiz arasında hem hukuk, hem bilgi teknolojileri, hem de mali müşavirler arasında bir dağılım yaptık. Çünkü konu gerçekten karmaşık bir konu aslında. Ve biz mesleğimizi icra ederken de belki bir hukukçudan, belki bir bilgi teknolojileri konusunda bir uzmandan destek almamızda fayda var. O yüzden bu paneli organize ederken de böyle bir katılım, panelist organizasyonu yaptık. Öncelikle odamızın kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili, biliyorsunuz meslek odaları, dernekler, vakıflar gibi kurumlar da kişisel verileri koruma kanunu kapsamında hem üyelerinin hem de çalışanlarının ya da hizmet sunduğu diğer tarafların kişisel verileriyle ilgili çalışmalarda bulunmak durumundalar. Kanun onları da sorumlu tutuyor. Bu konularda da odamızın da aynı zamanda danışmanlığını yapan avukat Özlem Sezgin ilk panelistimiz. Ben sunumunu yapmak üzere kendisinden rica edeceğim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlem Sezgin ben. Ufak ufak tanıttılar, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ama biraz kendimden bahsedeyim izin verirseniz. Yaklaşık 20 senelik bir avukatlık geçmişim var. Bunun 14-15 senesi Turkcell'de geçti. 10 sene kadarı da Turkcell'in sözleşmeler ve hukuki danışmanlık bölümünü yönettim. Hem Turkcell'e hem de Turkcell Grup şirketlerine destek verdim. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü kişisel verileri korunması kanunuyla, daha doğrusu tasarısıyla tanışmamız aslında bizim ilk tasarısıyla Turkcell'de oldu.
Malum Turkcell sektörel mevzuatı olan elektronik haberleşme olarak bir şirket, regüle edilen bir şirketti. Bir direktifimiz vardı zaten bizim. Kişisel veri nedir, gizliliği nasıl sağlanır, işlemesi nedir diye. Biz tasarı ilk girdiğinde dedik ki evet kanun yürürlüğe giriyor ve ben bir uyum çalışması başlattım Turkcell'de. Belki de ilk KVKK uyum çalışması diyebiliriz ama o günden bugüne 2016 senesine kadar kanun yürürlüğe girmedi. Tam ofisimi açtığım sırada da 2016 senesinde kanun yürürlüğe girdi ve ben kendimi kişisel veri içinde buldum. Bayisal Sezginlik Bürosu aslında çok geniş yelpazeye sahip bir konuda şirketlere danışmanlık yapıyor. Ama 2016'dan beri neredeyse büyük çoğunluğu kişisel veri konusunda uyum projeleri yürütüyor ve danışmanlık yapıyor. Bir kere şunu söylemek isterim. Gerçekten çok güzel bir katılım var. Herkes az çok bilgi sahibi olmak istiyor. Belki daha önceden bir takım çalışmalar yaptı ya da yapmak üzere burada. Filiz Hanım da bahsetti. Biz ilk başta şöyle bir karar verdik. Dedik ki ilk önce bir sunumumuzu yapalım. Ben bu tür seminerlerde soru cevap çok severim. Yani monolog yürütmekten öte aslında interaktif olması benim için teorik olan böyle havada olan bir takım şeylerin, sözlerin ayaklarının yere basmasını sağlıyor soru cevap olduğu için. O yüzden soru cevap çok seviyorum. Ama dedik ki dağılmasın, herkes ilk önce bilgi seviyesi olarak aynı noktaya getirelim, ardından soru cevapları alalım dedik. O yüzden sizden ricam sorularınızı lütfen unutmayın, bir yere not alın ve soru sorma konusundaki motivasyonunuzu da kaybetmeyin ki buradan çıkışta herkes ceplerini bir şeyler doldurarak çıksınlar. Ben bu soruyu çok seviyorum. Çünkü 2016 senesinde ilk eğitimler vermeye başladığımda da bu soruyu soruyordum. 2019 oldu, hala aynı soruyu soruyorum. Çünkü hala hazır mıyız, değil miyiz bilmiyoruz. İlk önce bir anket yapayım, kendi anketimi. Siz hiçbir çalışma yürüttünüz mü? Yürüten var mı? Kendi ofisinde ya da... Peki, yürüttünüz mü? Harika, yürütenler var. Ceza yememek için buradayız, ona göre. O yüzden öğrenmek gerekiyor zaten. Peki, ben de cezadan bahsetmeyi hiç sevmem bu arada. Ama madem ki ilgi bu yönde, seve seve. Ben cezayı, tam sizin istediğiniz gibi cezayı nasıl yemeyeceğinizi aslında söyleyeceğim burada. İlerliyorum. Kişisel verilerin korunması kanunu, şöyle geniş çerçevede bir bakarsak, detaylarına biraz sonra gireceğiz ama, kişisel verilerin korunması kanunu aslında kişisel verilerin işlenmesi, hukuki terim olarak, biraz sonra açacağım onu, işlenmesine engel bir kanun değil. Sadece bu zamana kadar kemikleşmiş uygulamalar vardı. O kadar rahat kullanıyorduk ki o kişisel verileri. Şimdi diyor ki kanun artık bize, tabii ki birebir böyle söylemiyor ama ben hakkı sahibine teslim ediyorum. O yüzden biraz kişisel veri işliyorsan eğer disipline olmak gerekiyor. Bununla ilgili olarak kişisel veri işleminin bir takım kuralları, şartları var ve yaptırımları var. Dolayısıyla bunlara uygun hareket etmek gerekir diyor. Tabii ki zor. Yani bu zamana kadar danışmanlık yaptığım tüm şirketlerde şu cümleyi çok rahat duydum. Biz o zaman şirketi kapatalım Özlem Hanım. Hiçbir şey yapmayacaksak diyor. Yapabiliyorsunuz ama sadece artık yolu yordamı değiştiriyoruz. Şimdi şöyle kısaca geçeceğim çünkü Gökçen Hanım bahsedecek zaten bunlarla ilgili. Ama Filiz Hanım daha sunumunda bahsetti. Şunu söylemem gerekir. Biz daha 2016 senesinde belki de kişisel verilerin korunması konusunun içerisine girdik. Ama ve lakin antik çağ döndüğümüzde, ben 1970'lere değil daha geriye döneceğim. Hipokrat yeminine. Hipokrat yeminin içinde, şimdi kim yazmış bilinmiyor ama tıbbın babası Hipokrat'ın adıyla anılır. Der ki sanatımın icrası sırasında ya da günlük hayatımda öğrendiğim, duyduğum sırları hiçbir şekilde açıklamayacağım. Ki zaten hepimizin az çok, benim de mevzuatımda vardır, sır saklama yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla aslında kişisel veri dediğimiz şeyin korunması çok eskilere dayanıyor. Ama biz 2016'da tanıdık. 1950'ye gideceğim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklar dahil tüm temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir sözleşme olarak zaten bu konuyu
irdeleyen bir kanun. Bununla beraber biraz daha ileriye gidiyorum. OECD'nin rehber ilkelerinde ilk uluslararası belgedir. Tavsiye niteliğindedir ama neredeyse onun çerçevesi kullanılır diyebilirim. Yani onlar biraz daha genişleyerek alta doğru ilerliyor. 1981 senesinde 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi ki ilk uluslararası bağlayıcı belge, biz de hemen imzalayıcılar arasındaydık. Ama kanun çıkması gerektiği için maalesef o imzacı olarak kalındı bir müddet. Ardından Birleşmiş Milletler rehber ilkeleri, bilgisayarla ilgili, bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bir ilke düzenlemesi. 95 senesinde 95-46 sayılı Avrupa Birliği direktifi ki bizim de aslında kişisel verilerin korunması konusunda kişisel verilerin korunmasının ABC'si denilen kanunumuzda bize de temel oluşturan Avrupa Birliği direktifi. 95 senesi özellikle altını çizmek isterim. Bu arada 1970'li senelerde Almanya'da, İsviçre'de bazı mevzuatlar çıkmış ama onlar yerel, lokal mevzuatlar olduğu için çok üstünde durmayacağım. Ardından 2004 senesinde Türk Ceza Kanunumuzda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması, ele geçirilmesi, kaydedilmesi, silinmesi hapis cezasıyla düzenlendi. Dolayısıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, ele geçirilmesi, silinmesi konusundaki düzenlemeler ki kanunumuzda şu anda KVKK diyeceğim. Kanunumuzdaki Türk Ceza Kanunu hükümlerine atıf yapar hapis cezası anlamında. Ardından 2010 senesinde anayasa değişikliğimiz oldu. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklar anayasaya temel hak ve özgürlükler arasında girdi. Ama anayasada şöyle bir düzenleme vardı. Hakları sayıyor ama diyor ki bu haklar bir kanunla düzenlenir. Ama kanun o sırada çıkmadı. Ardından biz Mart 2016'da 108 sayılı biraz önce sözleşmeden bahsetmiştim. Onu artık kabul ettik. Ardından bizim kanunumuz Nisan'da çıktı. Sonrasında biz Nisan'da KVKK'yı çıkarırken 95'e 46 sayılı direktifi baz alıp Avrupa Birliği dedi ki 95-46 benim için çok güdük artık. Çünkü 95'ten 2016'ya kadar o kadar teknoloji gelişti ki dolayısıyla bu bana yetmiyor dedi ve Avrupa Birliği de biz KVKK'ya girerken o GDPR'a yani genel veri koruma regülasyonuna girdi. Bazı uyum süreleri vardı KVKK'ya ilişkin. O 2017'de ve 2018'de bitti. Yani 2018 senesi aslında 2016'da yürürlüğe girdiğinde yeni işlediğimiz her kişisel veri için kanuna tabiydik. 2018'e kadar bize bir süre verilmişti. Geçmişte kanunun yürürlüğünden önce işlediğiniz kişisel veri varsa onları da düzene sokun. Size 2 yıl süre demişti kanun. Dolayısıyla 7 Nisan 2018'de o süre bitti. Aynı şekilde GDPR'da da böyle bir uyum süreci vardı. Avrupa Birliği de artık genel veri koruma regülasyonuna tabi. Böyle kısa bir bilgi verdikten sonra bugün size neler anlatacağım? Başlıklar halinde bu şekilde sunayım. Birincisi neden ihtiyaç duyuldu? Yani bu zamana kadar yoktu. Tamam Avrupa Birliği yurt dışı buna bakıyordu da biz niye girdik buna? Ki 81 senesinde imzalamışız. Hiç gerek duymamışız. 2010 senesinde anayasaya hak olarak girmiş. Niye 2016 senesi? Neyi düzenliyor? Kimler neyle yükümlü? Ve öngörülen yaptırımlar neler? Dolayısıyla hem burada şunu bakmanızı rica edeceğim. Bu anlattıklarım aslında hem her bir birey olarak kişisel verisi işlenen kişi olarak sizin haklarınızı söyler. Hem de kişisel veri, üçüncü kişilerin kişisel verisini işleyen kişiler olarak sizin yükümlülüklerinizi anlatır. Dolayısıyla bu kanun anlatımı aslında her iki tarafa da geçtiğinizde sizi düzenler. Neden ihtiyaç duyuldu? Birincisi biraz önce söylediğim temel hak ve özgürlükler. Çünkü 1960 senesinden itibaren bilgisayarların, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte aslında kişisel veriyi toplama ve onu işleme kapasitesi de başlamış oldu. Ki o günden bugüne teknoloji öyle bir ivme kazandı ki ve aynı zamanda kişisel veri öyle bir değerli varlık haline geldi ki artık herkes kişisel veri üzerine ticaretini, sosyal hayatını kuruyor. Kişisel veri çok önemli. Dolayısıyla da işte evet biz
Oturduğumuz yerden bankacılık işlemi yapmak, oturduğumuz yerden elektronik ticaret sitesine alışveriş yapmak çok iyi geliyor ama biri bizi gözetliyor. Dolayısıyla bizim de bir takım haklarımız var diyerek bir taraftan öteki taraftan da endişe duyulmaya başlandı. O yüzden de işte evet bir denge sağlanması gerekiyor ticari hayatla kişilerin temel hak ve özgürlükleri arasında. İşte o dengeyi sağlama ihtiyacının bir ürünü kişisel verilerin korunması kanunu, nitekim dünyada da böyle. İkincisi Avrupa Birliği tam uyum sürecinin başlaması. Bütün fasıllarda ve raporlara baktığınızda Türkiye'nin bir kanunu olmadığı, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak son derece yetersiz olduğumuza ilişkin dönüşler vardı raporlarda. O yüzden ikinci şey gerekçede açıklandığı üzere bu. 2015 senesine kadar Çin, Hindistan, Latin Amerika ülkeleri gibi güvensiz ülke konumundaydık. Şu anda bir nebze kanun çıkartmakla beraber güvenli ülkeye doğru adım atıyoruz. Çünkü güvenli ülke olarak kabul edilmenin iki şartı var. Bir tanesi kanununuzun olması. İkincisi de o kanun uygulanabiliyor olması. Bu şeyden yola çıkarak ülkeler arası bilgi alışverişine geleceğim. İşte güvenli ülke olmanız gerekiyor. Sonuçta yurt dışından buraya yatırımlar yapılıyor. Ama o yabancı firmaların verileri global firmaları aktarma noktasında ya da buraya veri aktarma noktasında sıkıntıları oluyor. Aynı zamanda bir takım malum o dönemin gündemi belliydi. İstihbarat anlamında da hem yargı hem emniyet teşkilatı arasında güvenli ülke olmadığınız için bilgi akışı konusunda yaşanan problemler bir diğer gerekçeydi. Dolayısıyla aslında bu kanun altyapısını oluşturan 3 ana başlık var diyebiliriz. Peki neyi düzenliyor? Birincisi hep kişisel veri diyoruz, işleme diyoruz. Hiçbir yerde tanımlanmıyor. Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi diyor ama kişisel veri ne bilinmiyor. İşte bu kanun bu tanımları oturtturuyor. İşlenmesine, kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesine ilişkin hususları düzenliyor. Yani kişisel veri hangidir kişisel, nedir kişisel veri ve nasıl hukuka uygun işlenir? Kişisel verisi işlenen kişinin haklarını, yani her birimizin hakları nedir onları düzenliyor. Aynı zamanda kişisel veri işleyen kişilerin de yükümlülüklerini düzenliyor. Olmazsa değer yaptırımlardan bahsediyor. Bu arada bu kanunun bir otoritesi var artık. Kişisel verileri koruma kurumu. Nasıl ki bankacılık mevzuatında BDDK var. Nasıl ki elektronik haberleşme sektöründe BTK var. Sermaye piyasasında SPK var, rekabet kurumu var. Bunun da artık bir otoritesi var. Dolayısıyla maalesef bu konu hayatıma girdi, projeyi yaptım, uyumlaştırdım, bitti işim değil. Yaşayan bir süreç oluşturulması gerekiyor şirket içerisinde ve bunun gerçekten düzenli olarak kontrol edilmesi, hep elinizin üstünde olması gerekiyor. Buyurun. Evet, elektronik. İki ayrı kanundur bunlar. Sizin bahsettiğiniz şey elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun. O daha önce yürürlüğe girdi. Size bir elektronik ticari ileti gönderilmesi için sizden de onay alınması gerekiyor. SMS'le mi göndereyim, e-mail'le mi göndereyim? Onay vermiyorsanız onay vermezsiniz. Bu onun üstüne bir yani onun üstüne derken sizinle iletişim kurmak için bir onay almam gerekiyor. Sizin kişisel verinizi, ki e-postanız, adınız, telefon numaranız, kişisel veri, kişisel verinizi kullanmam için de onay almam gerekiyor artık. Evet. Kişisel veri nedir? Kişisel veri kanundaki tanımıyla kimliği belirli... Şurada acaba şey var mıdır? Işık var mı diye? Ha, süper. Kişisel verinin tanımı aslında bu gördüğünüz şey. Birincisi... Şöyle tanımlıyor. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Her türlü bilgi dediğiniz şey aslında ayak numaranızdan isminize, soy isminize, iletişim bilgilerinizden plakanıza, kullanım alışkanlıklarınızdan. Hani böyle internet sitesini açtığınızda çerezler görürsünüz. Çerez metinleri var artık. Bizim işte çerezlerimiz var, sizi böyle şey yapıyoruz, kullanım alışkanlıklarınızı belirliyoruz, pazarlama faaliyeti kapsamında denilen yazılar.
Ve bir şeye baktınız, bir çizime baktınız demek diyelim ki o çizme sürekli sizi takip eder. Gazete açarsınız takip eder, doküman okursunuz takip eder, eder. İşte o kullanım alışkanlıklarınız, işlenen kullanım alışkanlıklarınızın hepsi kişisel veri. Yeter ki bir gerçek kişiye ilişkin olsun. Yani Özlem Sezgin'e. Kimliği belirli ya da belirlenebilir dediğim şey de şu. Ben adım, soyadım, doğum tarihim, doğum yerim, TC kimlik numaram beni direkt belirlenebilir kılan kişisel veriler. Ama İsmo'nun KVKK konusunda danışman olan avukatı, farkındaysanız hiçbir şey söylemedim. Baktığınızda çok genel ifadeler kullandım. Ama beni belirlenebilir kıldığı için o da kişisel veri. Dolayısıyla kanun bu çerçevede kişisel verinin tanımını yapıyor. Sadece diyor ki evet kişisel veri, her şey kişisel veri, yeter ki bu tanım içerisinde olsun. Ama bazı kişisel veriler benim için özel nitelikli diyor. Bunlar da içerisinde ayrımcılık potansiyelini barındıran, öğrenilmesi durumunda benim daha çok zarar uğrayabileceğim kişisel veriler. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, sağlık, cinsel hayata ilişkin verilerim, ceza mahkumiyetim, güvenlik tedbirlerim, biyometrik verilerim, kılık kıyafetim ki bu Avrupa Birliği'nde yok kılık kıyafet, bize az. Sendikal bağlantılarım, dernek vakıf üyeliklerim, din, felsefi inancım gibi bilgiler özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanıyor. Ve kanunda diyor ki bunlar daha özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Kurul da buna ilişkin önlemleri açıklayacaktır dedi ve bir kurul kararı yayınlandı. Dolayısıyla özel nitelikli kişisel veri işliyorsanız eğer kurulun o kararına da uygun hareket etmek gerekiyor. O bilgiyi hard copy'si nasıl saklayacağınız, elektronik ortamda nasıl saklayacağınız, bir yerden elektronik ortamda aktarıyorsanız ya da posta yoluyla gönderecekseniz o zarfın üzerine ne yazacağınıza kadar ve çalışanlarınıza nasıl bir takım önlemler uygulayacağınıza kadar o kurul kararında mevcut. Evet, kişisel verilerin işlenmesi diyoruz. İşlenme deyince ne anlama geliyor bilmiyorum. Tabii hukukçular bunu az çok biliyor ama kişisel verilerin işlenmesi, hiç bu çarka bakmayın, size şöyle anlatayım. Kişisel veriyi elde ettiğiniz, yani onu yakaladığınız, elden çıkarttığınız ana kadar yaptığınız her türlü işlem. O sizin veri tabanınıza geldi ve çıktı. Birine mi aktardınız? Depoladınız mı? Bir yere kayıt mı ettiniz? Birinin görüntülemesini sağladınız? Erişilebilir mi kıldınız? Sildiniz mi? Üzerinde ne yaptıysanız onu kanun işlem olarak ifade ediyor ve sınırlamıyor. Evet, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi gerekiyor. Hukuka uygun olarak işlenmeden kasıt da şu. Kanunun 4. maddesinde bir genel ilkelerden bahsediyor. Özellikle bütün eğitimlerimde ve konuşmalarımda söylüyorum. Herkes bu genel ilkeleri göz ardı ediyor. Her şey sanki aydınlatma metnini yayınladık. Gerekiyorsa da açık rızayı aldık, bitti iş gibi düşünüyor ama öyle değil. Kanunun üzerine oturduğu genel ilkeler var. Biraz sonra sayacağım onu size. Aydınlatmanızı yapmış olabilirsiniz. Açık rızanızı almış olabilirsiniz. Ama genel ilkelere aykırıysa eğer hukuku uygun kişisel veri işlemiyorsunuz anlamına gelir. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi hukuku uygun kişisel veri işlemenin şeyi açık rızanın alınması. Ama sadece açık rıza mı alırsam eğer hukuku uygun? Hayır. Kanunda bir takım istisnalar tanımlanmış. O istisnalardan da biraz sonra bahsedeceğim. O istisnaların içine giriyorsa kişisel veri işleme faaliyetiniz açık rıza almaya gerek yok. Dolayısıyla genel ilkeye uygun olacak. İşleme şartları diyoruz biz ona ama ben istisna ifadesini kullanıyorum. İstisnanın içerisindeyse veri işleme faaliyetiniz ya da değilse açık rıza alarak hukuku uygun kişisel veri işlemiş oluyorsunuz. Nedir bu genel ilkeler? Birincisi hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olacak. Yani sizin hukuka aykırı bir kişisel veri işlemeniz ya da dürüstlük benden habersiz bir kişisel veri işlemeniz mümkün değil. Kanun bunu yapacağın faaliyet hukuka uygun, dürüstlük kuralına uygun olacak diyor. Doğru ve gerektiğinde güncel olmasından bahsediyor. Malum bankalar ve sigorta şirketleri birçok veri alıyor ve o verilerin üzerinde sizin risk ya da prim, teminat bedellerinizi belirliyor.
Dolayısıyla o bilgilerin güncel olmasını sağlama aktif bir özen sorumlulukları var. Ama bizim de aynı şekilde var. Bir kere veri kayıt ortamına soktuk diye kişisel veriyi, onun doğruluğunu ve güncelliğini sağlayacak mecraları da açıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla işlediğiniz veri, seneler önce benim CV'mi almışsınız. Ben üniversiteden yeni mezun olmuşum. Halbuki CV'de sadece orada mezuniyetim yazıyor. Ben ondan sonra öyle bir yere gelmişim ki üzerinde CV'm bambaşka bir hale gelmiş. İşte bilginin güncel olmasından kasıt bu. Belirli açık ve meşru amaçlarla işleme amacınız belirli olacak. Artık ben Turkcell'de çok metinler hazırladım. O zaman bir problemimiz yoktu. Diyorduk ki ben her türlü amaç için her kişisel verinizi alırım. Grup şirketlerime, iş ortaklarıma aktarırım dediğimiz metinler vardı. Bu kanun diyor ki artık amacın belli olacak. Öyle her türlü amaç gibi bir ifade ya da işte bankacılık işlemleri konusundaki şekilde böyle genel şemsiye ifadelerden bahsetmeyeceksin. Ayakları yere oturacak diyor. Amacınız açık olacak, benim de anlayabildiğim dilde olacak ve meşru olacak. Yani ben belki ileride bu amaçla ilgili olarak bir şeyler yapabilirim. Şimdiden ben bunu cebe atayım, alayım. Yok. Şu anda o amacınız var mı, yok mu? Onun için gerekli mi o kişisel verim değil mi diye bakıyor. Dolayısıyla eskiden böyle cebe attığımız veriler bu genel ilkeyle çakışıyor. Amaçla bağlantılı ve sınırlı olması, ölçülü olması da şu. Sonuçta siz bir amaçtan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu amaçla kişisel verini alıyorum. O zaman o amaçla sınırlı ölçülü olması gerekiyor aldığınız verinin. Hemen bir örnek vereyim size. En son spor salonu ile ilgili bir karar çıktı. Ben bununla ilgili eskiden de aslında kurul kararı yeni çıktı. Ama Avrupa Birliği'nin kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Danıştay kararlarına baktığınızda, Avrupa Toplu Adalet Divanı kararları da öyle, ki Fransız Veri Koruma Otoritesi ve diğer veri koruma otoriteleri, biyometrik spor salonu şunu yapıyor. Üyelik kaydetmek için, giriş çıkış kontrolü için parmak izi alıyor. Gerekçesi de diyor ki ben kontrolleri sağlamam gerekiyor. Bakarsanız ilk başta çok haklı gibi geliyor. Yani ben tatile gittim, 6 ay burada yokum. Boş mu olsun, o kadar para vereyim. Gitsin arkadaşım, kartımı da verdim. Kullansın, girsin, çıksın. Buna engel olmaya çalışıyor spor salonu baktığınızda. Ama kurul dedi ki, senin amacın eğer giriş çıkış kontrolünü yapmak ise, herkes için geçerli olabilir bu. O halde amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü bilgi alman gerekiyor. Halbuki biyometrik veri parmak izi olabilir, yüz tarama olabilir, göz olabilir, avuç içi olabilir. Bunlar kişi hakkında çok fazla veri barındıran bilgiler. Dolayısıyla amacını aşıyorsun dedi. Ve dedi ki alternatif bir yol bul. Bu kartla okuma sistemi olabilir. Güvenlik kameralarıyla takip edersin. Dolayısıyla bitir bu işi, o bilgileri de sil dedi. İşte işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olması da bu. Sonuncusu da aslında kanunda da, Türk Ceza Kanunu'nda da bahsedilen kişisel verilerin silinmesi. Ben bir zamanlar kişisel veriyi almışım, üzerinden 35 sene geçmiş, hala o kişisel veri bende. Diyor ki kanun hayır, vedalaşacaksın artık. İşlendiği amaç süresi neyse ve mevzuatta öngörülen süre neyse, o kadar süre maksimum kişisel veriyi işleyebilirsin. Nedir mesela? Ben çalışan aday olarak size CV'mi gönderdim. Açık rızam yok. İyi uygulama örnekleri olarak baktığınızda Avrupa Birliği'nde 2 yıl der. Tabii ki güncelliğini sağlamak zorunda. Maksimum 2 yıl. Açık rıza alıyorsanız eğer, diyorsanız ki ben tamam pozisyon kapandı ama sonraki grup şirketlerimde, sonraki açılan pozisyonlarda da kullanmama izin veriyor musun? Bunun açık rızasını alırsanız kullanabilirsiniz. Ama böyle bir rıza almıyorsanız artık maksimum bir süresi var onun. Ya da Wi-Fi hizmeti. Ben bir yere gidiyorum, yanımda kendi Wi-Fi'm yok. Ziyaretçi olarak bana şirketler Wi-Fi hizmeti, kendi Wi-Fi ağlarından yararlandırabiliyorlar. Onun için girişler yapıyorum. Sonuçta ad soyad, bir takım bilgilerim veri değişebiliyor bu. Benim trafik verilerim o sırada işleniyor oluyor. Çünkü yükümlülükleri var kanunen o erişim sağlayıcıların. Dolayısıyla orada da kanun mevzuatta diyor ki 2 yıl. 2 yıl bunları saklamak zorundasın. 2 yıldan sonra. Çünkü ben geldim gittim. İşlem amacı bitti.
Ama mevzuatta öngörülen maksimum süre onlara bir yükümlülük koyuyor. 2 yıl daha saklamaları gerekiyor. Dolayısıyla diyor ki kanun o şeyler bitince artık sil. Buyurun. Şunun ayrımını yapmam gerekiyor. Şimdi sağlıkla ilgili biliyorsunuz bizim avuç içimiz alınıyor. Onunla ilgili başlangıçta çok tartışmalar geçirildi ama bir yere varamadık. Hatta son haberlerde de okumuşsunuzdur. Bir savcılık tarafından son 2 yıl mıydı? 35-40 yaş aralığında kürtaj yapan hanımların bilgileri istendi sağlık kurumlarından. Daha önceden de Aydın'da olmuştu öyle bir olay. Yine çok tartışıldı. Kanunun istisnaları var. Burada hiç bahsetmiyorum. 28. madde altında sayılan istisnalar var. 28.1 ve 2'de. 28'de kanun tamamen kapsamı dışında olan veri işleme faaliyetleri sayılır. 28'e 2'de de kısmen bazı maddelerinden muafsın bu faaliyeti yürütüyorsan dediği düzenlemeler var. İşte o istisnalara giriyorsa eğer, mesela savcılık açıklama yaptı son verdiğim örnekte, dedi ki ben bir soruşturma yapıyorum o yüzden istedim dedi. Dolayısıyla kanundaki o sayılan istisnaya kendini sokmuş oldu. Dolayısıyla yapılan şeyin şöyle bir durumda var uluslararası uygulamalarda. Diyor ki Fransız Veri Koruma Otoritesi, evet biyometrik veri işleyebilirsin ama gerçekten güvenlik açısından çok büyük riskler barındırıyorsan, başka türlü kontrol gerçekten sapabilirse, o zaman biyometrik veri işleyebilir. Çünkü düşünsenize havaalanına giriyorsun. Yani havaalanında bir takım işlemler yapılıyor. Kartla okuma, ya yani o kalabalıkta kartla okuma nasıl olsun? Ya da çok özel bir takım sağlık araştırmaları yaptığınız bir yer olduğunu düşünün. Dolayısıyla yapmış olduğunuz sizin şirketinizin faaliyetine göre gerçekten yüksek güvenlikli ihtiyacınız varsa, aksi takdirde bir kaçak olması halinde çok büyük risklerle karşılama olasılığınız varsa, o zaman biyometrik veriye evet diyor uluslararası uygulamalar. Ama sizin örnekte dediğim gibi parça parça bakmak gerekiyor. Neresi, hangi amaçla alıyor diye. Buyurun. Aslında söyledim ama isterseniz sonra alalım. Çünkü gerçekten sunum uzayacak. Evet. Sunum uzayacak. Ben belki bir iki tane şey olur diye düşündüm ama belli ki arka arkasına geliyor. Ne olur not alın. Evet, tabii. Yok, dediğim gibi ben seve seve cevaplarım. Buradayım. Kahve arasında da cevaplarım. Hiç problem değil. Açık rıza, biraz önce açık rızadan bahsettim. İstisnaya girmiyorsa eğer açık rıza almanız gerekiyor diye. Açık rızanda kriterleri var. Yani sen bana rıza veriyor musun gibi bir rıza, kabul edilen bir rıza değil mevzuatta. Birincisi belli bir konuya ilişkin olacak. Sen bana bu faaliyetlerim kapsamında rıza ver değil. Şu konuda, şu amaçla dediğiniz, çerçevesini çizdiğiniz bir alan olacak. Ve onunla ilgili sadece rıza isteyeceksiniz. Ve aynı zamanda özgür iradeye dayanacak. Mesela çalışanların sağlık verileri işleniyor ister istemez. Ama bizim mevzuat çok biraz sıcak oldu. sağlık verileri işleniyor çalışanların. Çok yani doğal olarak özlük dosyasına giriyor çünkü. Yani ben güvenliğini, sağlığını koruma yükümlülüğü olan bir işverenim. Baktığınızda meşru bir sebebim de var. Ama kanundaki bu arada sigorta şirketleri de, sigorta şirketleri sağlık sigortası yapıyorsa elbette ki sağlık verisi alacak. Almaması gibi durum söz konusu değil. Ama kanunda biraz önce istisna, biraz sonra istisnadan bahsedeceğim, o yüzden çok detaya gireceğim ama atıfta bulunmak istiyorum. O konuya ilişkin olarak şeyden bahsedeyim, sağlık verisi alırken de açık rıza alması gerekiyor. O konuya ilişkin olarak da çerçevesini çizerek ve amacını belirterek, ben şu konuyla ilgili şu amaçla şu bilgin için açık rıza istiyorum dediği ve özgür iradeyle alınan, eskiden şey vardı böyle kutucuklar, bu kanun onu kabul etmiyor, opt-out dedikleri kutucuklar, kutucuğun içi işaretli. Siz eğer izin vermiyorsanız kaldırıyorsunuz. Kanun diyor ki hayır, onun bir eylemi olacak. O oraya tik atacak. Dolayısıyla siz bana kutucuğu çıkarıyorsunuz açık rıza almak için. Orada beni bilgilendiriyorsunuz. Ne için alıyorsunuz? Hangi verimi alıyorsunuz? Ve ben oraya tikimi atıyorum ya da ıslak imzamı koyuyorum.
Ya da eğer benim irademi gösteren bir takım faaliyetler var ise, çünkü davranışsal bir eylemden bahsediyor, yazılı izinden bahsetmiyor kanun. Özgür iradeyi ispatlayabildiğiniz müddetçe o şekilde açık rızayı alabiliyorsunuz. Hem aydınlatma, biraz sonra aydınlatmada anlatayım, burada anlatmayayım. Çabuk çabuk bitireyim diye soru çok var belli ki ama biraz sonra anlatayım. Dolayısıyla özgür irade olması önemli. Çalışanlardan bahsettim biraz önce. Çalışanların sağlık verisi işleniyor ve kanun diyor ki çalışanların açık rızasına, kanun demiyor aslında, uygulamalar diyor. Çalışanların açık rızasına ben şüpheyle yaklaşırım diyor. Çünkü çalışanların özgür iradesinin gerçekten çalıştığı esnada özgür iradeyle mi verildiği, o açık rızanın verilmediği mi her zaman tartışmalı olabiliyor. Ben başka türlü işten çıkarılabilirdim düşüncesiyle o rızayı verdiği varsayılıyor. Dolayısıyla diyor ki olabildiğince çalışanlarla ilgili açık rızadan uzak dur. Açık rızaya götürmeyecek işlemler yapmaya çalış. Onun alternatiflerini bul. Açık rızaya çünkü ben şüpheyle bakıyorum diyor. Çok komik. Orada ilerliyor, burada ilerlemiyor. Ben buradan ilerleyeyim bir yandan. Geldi ama ben çok bastığım için. Burası değildi. Bir sonraki slide'ın devamı olması lazım. Bütün slide'larımı gördüm. Sayılan istisnalardan bahsettim. Çabuk çabuk geçeceğim. Kanun biraz önce söylediğim gibi sizi açık rızaya götürmeyecek istisnaları tanımlıyor. Bunu da özel nitelik kişisel veri ve normal kişisel veriler için ayırt ediyor. Eğer siz özel nitelik kişisel veri değil de genel nitelik kişisel veri işliyorsanız eğer, diyor ki bir, kanunda o kişisel veriyi işlemeyen açıkça öngörülüyorsa, yani kanuni bir yükümlülük olarak o veriyi işlemen gerektiği sana söylendiyse açık rızaya gitme. Fiili bir imkansızlık varsa, kişi kaçırıldı, ulaşılamıyor ya da kişi o sırada sağlık problemi yaşıyor ve kendinde değil ya da hukuki geçerlilik verilmiyor verdiği açık rızaya. Dolayısıyla tamam, yine açık rızaya gitmene gerek yok diyor. Mesela birisinin kaçırıldığını düşünün. Kredi kartı bilgilerinden en son nereden, hangi baz istasyonundan şey almış, sinyal almışa kadar kontrol edilebiliyor ki kişi bulunabilsin diye. Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası için zorunlu ise tarafların bilgisi işlenmesi konusu. Mesela sonuçta elektronik ticaret sitesinden bir alışveriş yaptınız. Elektronik ticaret sitesinin size aldığınız malı gönderebilmesi için sizin adınızı, soyadınızı ve adresinizi işlemesi gerekir ki size malı gönderebilsin. Dolayısıyla bunun için ayrıca tekrar açık rıza almasına gerek yok. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, biraz önce bahsettiğim gibi size tarif Wi-Fi için söyledim. Sonuçta kanun mevzuat ona diyor ki bunu bu bilgiyi tutacaksın 2 sene. Dolayısıyla o bilgiyi tutma yükümlülüğü sebebiyle açık rıza almasına gerek yok. Ama bunların hiçbiri aydınlatmanıza engel değil. Her birini söyleyeceksiniz. Amacınızı o aydınlatma kapsamında söyleyeceksiniz ama ayrıca açık rıza almayacaksınız. Onu da altını çizmek isterim. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne başka bir örnek verebilirim. Onu da mesela çalışanın sonuçta banka hesap bilgisine ihtiyacınız var ki, başka bilgilerine de ihtiyacınız var ama maaşını yatırabilin. İlgili kişi tarafından alinleştirmiş olması, ben size kartımı verdim ya da LinkedIn'den yayınladım ben iş arıyorum diye CV'mi, kamuya açtım. Evet, orada da açık rıza almanıza gerek yok ama amacı aşmamanız gerekiyor. Yani ben size kartımı verdim diye şirkette görüşme yaptım, şirkette çalışmak istiyorum. Oradaki bilgimi, telefon bilgimi alıp da izinli veri tabanınıza pazarlama aktivitesi yapmak üzere koymamanız gerekiyor. Hakkın tesisi kullanılması ya da korunması için zorunlu olması konusuna gelince, ben size bir dava açacağım. Çalışanla işvereni arasında diye düşünün.
Tabii ki ben sana dava açabilir miyim diye kapısını çalmanıza gerek yok. Hakkın kullanılması kapsamında o kişisel veriyi işleyebiliyorsunuz. Meşru menfaat. Başından beri yani sonuçta o kadar şey benim meşru menfaatim var o kişisel veriyi işleme konusunda diyerek her şeyi aslında o torbaya atabilirsiniz ama kanundaki gerekçeler belli. Maddenin tamamı şöyle, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun kişisel veri işlemesi konusunda meşru menfaati var ise. Dolayısıyla mesela bir şirket satışı söz konusu oluyor. Şirketi alacak olan kişiye tabii ki tüm bilgileri, müşteri verisi, çalışan verisi, aklınıza ne geliyorsa açmak gerekiyor ki karşı taraf o şirketi alıp almayacağına karar versin. Ya da çalışanlarla ilgili şirket olarak bir maaş, grade'ler, pozisyonlar konusunda bir değerlendirmeye girmek zorundasınız. Dolayısıyla danışman firmaya bilgiyi açmaktan bahsediyor. Bu arada kurulun bir tane kararı olduğu enerji piyasasına ilişkin bir dağıtım firması dedi ki ben EPDK kapsamında araçların sahiplerinin, ruhsat sahiplerinin isimlerini, soy isimlerini, plakalarını, akaryakıt, hangi tür akaryakıt aldıklarına ilişkin bilgileri işliyorum zaten. Onu da EPDK'ya gönderiyorum. Ben araç akaryakıt almaya geldiği zaman lütfen o bilgiyi kullanayım. O araç, o plaka hangi akaryakıtı kullanıyor bileyim. Ben bunun konusunda veri işlemeye için açık rızaya gitmeyeyim. Meşru menfaate sokabilir miyim diye kuruldan görüş talep etti. Kurul dedi ki ve gerekçesini de şöyle sundu. Bir dava olduğunda, yanlış akaryakıt yüklendiğinde bir dava olduğunda o zincirde hepimiz davalık oluyoruz. Tazminat ödemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla burada benim bir meşru menfaatim var dedi. Kurulda meşru menfaat kapsamındaki kriterleri yani meşru menfaati nasıl değerlendirirsiniz dediği kriterleri alt alta sıraladı ve bir denge testi yapacaksın. Bir tarafta temel hak ve özgürlükler, bir tarafta senin meşru menfaatin, bir denge testi yapacaksın dedi ve dedi ki tamam evet senin meşru menfaatin var. Dolayısıyla akaryakıt istasyonuna girdiğinizde plakanız ve daha önceden hangi akaryakıt yüklemişsiniz şeyi tanımla. Meşru menfaati soktu. Dolayısıyla sizin kapılarınızı ve bizim kapılarımızı çalmadı. Burada bir tane slide. Şunu söylemek istiyorum. Burada bir tane slide'ımız yok. Özel nitelik kişisel veriye ilişkin hemen atlamadan söyleyeyim. Özel nitelik kişisel veri için istisnalar farklı. Kanun istisnaları şöyle tanımlıyor onunla ilgili. Diyor ki sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler ancak kanunda sizin tarafınızdan işlenmesi öngörülüyorsa eğer işleyebilirsin. Ama sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve finansmanının yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında olan kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilir dedi. Dolayısıyla aslında sağlık verisini belirli amaçlarla sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilere, tüzel kişilere hasret, kuruluşlara, tüzel kişiler derken kamuyu da kastediyorum. Adreslediği yerde aslında sağlık kurumları. Çünkü hemşiresinden ebesine, sağlık personelinden doktoruna, sağlık kurumlarına kadar sır saklama yükümlülükleri var ve o amaçlarla kişisel veriyi işliyorlar. O nedenle mesela sigorta şirketleri maalesef o istisnanın içine girmediği için açık rıza alması gerekiyor. Hemen ilerliyorum. Kanun aktarımı da ayrı tanımlıyor. Yani siz aldığınız verileri kendiniz kullandınız, işlediniz, depoladınız, her ne yaptıysanız. Ama ve lakin bir yere, bir amaçla aktarım söz konusuysa ne olabilir mesela? IT hizmeti konusunda destek alıyorsunuz bilgi teknolojileri kapsamında. Bir tedarikçiniz var. Ya da bordrolama hizmeti kapsamında destek alıyorsunuz finansta çalışanların. Bir tedarikçiniz var. Ya da bir takım yükümlülükleriniz sebebiyle yetkili kurum kuruluşlara aktarıyorsunuz. Bir aktarım söz konusu. Yetkili bir kamu kurumu da olsa
bir aktarım var. Belki bulut bilişime aktarıyorsunuz. Bir aktarım var, üstelik yurt dışı aktarım. Çünkü yurt içi ve yurt dışını ayırıyor dediğim gibi. Ya da kurumsal e-posta için hizmet alıyorsunuz. Gmail'den bir aktarım var. Ve kurulun en son kararında aynen bunu söyledi. Dedi ki hemen yurt içi aktarımı söyleyeyim. Yurt içi aktarım da aynen sizin kişisel veri işlemeniz gibi hukuk uygunluk sebebi belli. Açık rızasını alacaksınız eğer istisnalardan birine girmiyorsa. Ama yurt dışına aktarım var ise kurulun kararı da şöyle. G Suite üzerinden kurumsal e-posta hizmetinin alınmasına ilişkin kendisinden bir görüş sorulmuş. Ne yapacağım ben diye. Sonuçta o e-posta hem sizden gelen hem sizden giden kişilerin maillerini içeriyor. Şimdi ben mail gönderdiğim herkesin açık rızasını mı alacağım? Ben herkesin onun içerisinde bir sürü bilgi var. Yani olabilecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kurul diyor ki kanun maddesi ne diyorsa o dedi. Yurt dışına aktarımsa açık rıza eğer istisnaya girmiyorsa. İstisnaya giriyor ise açık rıza varsa problem yok zaten ama açık rızayı almakta fiili anlamda bir imkansızlık söz konusu olabiliyor çoğu zaman. Kanundaki istisnalardan birine giriyor ise bakacağız diyor. Yurt dışına aktardığın ülke yeterli korumanın bulunduğu bir ülke mi? Biraz önce bahsettiğim güvenli ülke. Yoksa yeterli korumanın olmadığı bir ülke mi? Diyor. Dolayısıyla siz kanundaki hemen söylüyorum. Onu kurul belirliyor. Söyleyeceğim şimdi. Kanundaki istisnaya giriyorsanız diyelim ki meşru menfaate soktunuz. Dediniz ki benim meşru menfaatim var. Çünkü diğerlerine çok giremiyor maalesef. Meşru menfaatim var. Ve üstelik de Almanya'ya aktarıyorum. Yani Avrupa Birliği ülkesi GDPR'a tabi. 95'i aşmış, 95'i 46'yı GDPR'a geçmiş. Daha ne olsun, güvenli ülke olmasın mı diyorsunuz? Ama kurul güvenli ülke listesini açıklamadı. Kanunda diyor ki güvenli ülke listesi yeterli korumanın bulunduğu ülkeler kriterlerini de sayıyor. Kurul tarafından açıklanacak diyor. Ama kurul bu listeyi hali hazırda açıklamadı. Dolayısıyla her ülke yeterli korumanın bulunmadığı güvensiz ülke. Avrupa Birliği de dahil şu anda. O zaman da ne oluyor? Karşılıklı olarak taahhütname imzalamanız gerekiyor. Mesela Gmail'le karşılıklı taahhütnameler imzalayacaksınız Google'la. Ve kurulun iznine tabi tutacaksınız. Kriter bu. Kurulda bakacak. Yani tabii ki kriterin içerisinde Almanya'da bir şirkete aktarıyorsanız kurul ona göre karar verecektir ve izin verecektir ama o talepte nasıl bulunduğunuz önemli. Diyor ki kurul, bana öyle yazılar ki bu arada bu zamana kadar izin vermedi. Cevaben vermiş olduğu yazıda bana açıklama yap şu 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 hususlarda dedi. Çünkü diyor ki kurulun hukuk daire başkanı, bize öyle yazılar geliyor ki sanki ben her şeyi biliyorum. Ya senin sektörünü bilmiyorum. Sen nasıl iş yürütürsün bilmiyorum. Sen hangi bilgiler alıyorsun bilmiyorum. Ben seni tanımıyorum ki benden izin istiyorsun. İlk önce tanıtacaksınız kendinizi, sektörünüzü anlatacaksınız. O neden meşru menfaat içerisine giriyor onu anlatacaksınız. Böyle ilmek ilmek öreceksiniz ve bana izin ver diyeceksiniz. Günün sonunda da size izin verildiği zaman dolayısıyla hukuka uygun bir veri aktarımı yurt dışına gerçekleştirmiş olacaksınız. Kimler neyle yükümlü? Kanunda iki tanım var, iki suje tanımı var. Bunlardan bir tanesi veri sorumlusu. Biraz önce bahsettiğim. Bir tanesi de veri işleyen. Veri sorumlusunun tanımını şöyle yapıyor kanun. Diyor ki kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen. Yani ben neden, hangi amaçla bu kişisel veriyi istiyorum? Hangi vasıtalarla toplayacağım? Hard copy formu veriyorsunuz önüne kişinin. Elektronik ortamda mı doldurtturuyorsunuz? Çerezlerle beraber mi topluyorsunuz kişisel veriyi? Üçüncü kişilerden, mesela çalışan adayının referanslarından mı topluyorsunuz? İşte onu belirleyen ve o bilgilerin alındığı, kayıt edildiği veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişidir benim için veri sorumlusu diyor. Dolayısıyla ben amacı belirliyorum, nasıl toplayacağımı belirliyorum. Kendi yönetimimde bir kayıt sistemi var, onun yönetimi de bende. Her türlü idareyi ben yapıyorum. Sen veri sorumlususun diyor. Veri işleyen ise tamamen veri sorumlusunun
talimatlandırmasıyla, ondan aldığı yetkiye dayanarak veriyi işleyen gerçek ya da tüzel kişi. Örnek vermek gerekirse Turkcell'i düşünelim. Turkcell veri sorumlusu call center hizmeti alıyor. Call center hizmeti veren şirket hiçbir şekilde kendi inisiyatifi yok. O veriler üzerinde, abone verileri üzerinde bir hareket yapamaz. Kendisine verilen yetki neyse, alınması gereken şeyler, scriptler bile belirir, neler okunacak, neler şey yapacak. Birebir veri işleyenidir. Ya da ben BT konusunda, bilişim teknoloji konusunda teknik anlamda destek alıyorum. Evet, bir takım şeylerim var. Bulut bilişim de keza öyle. Bulut bilişime depoluyorum veriyi. Onun hiçbir inisiyatifi yok. Dolayısıyla ben veri sorumlusuyken benim bulut bilişim konusunda destek aldığım şirket veri işleyen. Birebir bir tespit yapmak söz konusu olmuyor. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bir taraf, gerçek ya da tüzel kişi, veri sorumlusuyken aynı zamanda veri işleyen de olabilir. Yani Turkcell'in call center'ı, evet, Turkcell için veri işleyendir ama kendi çalışanlar için veri sorumlusudur. Yani biri veri işleyen oldu diye veri sorumlusu olmayacak anlamına gelmiyor. Her bir somut olayda mevcut tanımlarla beraber ilerleyerek değerlendirme yapmak önemli. Ben veri işleyenim, ben veri sorumlusuyum değil sadece. Veri sorumlusunun yükümlülüklerine kısaca değinmek gerekirse, biraz önce bahsettik. Şeffaf olacaksınız. Kişisel verisini işlediğiniz kişi, yani Özlem Sezgin'i aydınlatacaksınız ki o aydınlatmada neler olması gerektiği de kanun 10. maddesinde tanımlanıyor. Diyor ki sen kimsin onu söyleyeceksin. Bir temsilcin varsa eğer, yurt dışında yerleşik olabilirsin çünkü, onu söyleyeceksin. İşleme amacın ne? Hangi amaçla kişisel veriyi işliyorsun onu söyleyeceksin. Kimlere hangi amaçlarla aktarıyorsun? Ben şu amaçlarla diyebilirsiniz ki yukarıda saydığım amaçlarla tedarikçime aktarırım, iş ortağıma aktarırım, topluluk şirketime aktarırım, yetkili kamu kurum kuruluşlarına aktarırım gibi aktarım yaptığınız tarafları, alıcı grupları söyleyeceksiniz. Nasıl veriyi toplarsınız ve hukuki sebebiniz ne onu söyleyeceksiniz. Yani siz biraz önce söylediğim gibi hard copy formlar fiziki ortamdan mı topluyorsunuz? Yoksa internet, e-mail, call center gibi elektronik ortamlardan mı topluyorsunuz? Fiziki ve elektronik ortamları söylemeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda hukuki sebebi genelde aydınlatma metinlerinde 5. maddede 6. maddedeki hukuki sebeplerdir. Toplamamın hukuki sebebi diyor ama geçerli değil. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü hukuki sebebi birebir söylemeniz gerekiyor. 5. maddedeki hangi hukuki sebep? Sözleşmenin kurulması ifasına mı dayanıyorsunuz? Kanunda açıkça öngörülmeye mi dayanıyorsunuz? Onları ayrı ayrı söylemeniz gerekiyor. Kanun kapsamında sahip olduğu hakları da söylemeniz gerekiyor. Biraz sonra söyleyeceğim ama şunu da özellikle şirketlerin dokümanlarına baktığımda internet sitesinde en büyük açığın, ki bununla ilgili kurul kararları var. Aydınlat, ki tebliğde de belirtiliyor. Aydınlatma ile açık rızanın ayrı ayrı verilmesi gerekiyor. Halbuki aydınlatma metinlerinin tamamının içerisinde bu aydınlatma metnini okumakla sen açık rızanda vermiş kabul edilirsin gibi ifadeler var. Hayır. Açık rıza ayrı alınacak. Birincisi bu. İkincisi de son bir karar daha verdi. Son dediğim aslında üzerinden geçti. Dedi ki aydınlatma için onay almaya çalışıyorsun. Kişi sana aydınlatma için onay vermek zorunda değil. Uygulama şöyle. Bir kutucuk, aydınlatma metnini okudum, açık rıza veriyorum. Diyor ki kurul, ayrıştır. Çünkü sana aydınlatma için onay vermek zorunda değil kişi. Evet, ispat yükümlülüğüm var. Ben o aydınlatmayı sunduğuma ilişkin ispat yükümlülüğü veri sorumlusunun kendisinde. Dolayısıyla ben bir itilaf çıktı diyelim ki, ilgili kişi dedi ki beni aydınlatmadı. Demeniz gerekiyor, hayır aydınlattım, bak böyle aydınlattım. İspat yükümlülüğü sizde. Keza açık rızanın alınmasının ispat yükümlülüğü de sizde. Çünkü her seferinde ıslak imza almayacağınız için loglarının tutuluyor olması gerekiyor. Ve dediğim gibi aydınlatma ile açık rızayı ayrıştıracaksınız. Hakları neler ilgili kişinin? Benim şu başlıklar. Benim bilgimi işliyor musun? İşliyorsan hangi bilgilerimi işliyorsun? Hangi amaçla işliyorsun? Kimlere aktarıyorsun? Bilginin güncel olması gerektiği için bu bilgi yanlış, eksik, düzelt. Ya da bilgimi sil, yok et, anonim hale getir.
Eğer aktarım yaptığın taraflar varsa onlara da söyle, onlar da düzelsin ya da silsin. Aynı şekilde otomatik işleme tabi tutulan, münhasır otomatik sistemlerle işleme tabi tutuluyor ve siz biraz önce söylediğim gibi bir kredi ya da risk skorunun üstüne oturuyorsunuz ya bir takım şirketlerde. Eğer zarara uğruyorsan bununla ilgili açıklama talep etme, itiraz etme hakkı var ve aynı zamanda zarara uğratıyorsanız eğer tazminat talep etme hakkı var. Bununla ilgili kişiyi bilgilendiriyor olmanız gerekiyor. Aydınlatma metinlerine de bakarsanız tamamen aslında büyük çoğunluğu metinin bunu kapsar. Güvenlik konusuna gelince, güvenlikle ilgili şunu söylemek isterim. Kanun 12. maddesinde siz veri işliyorsanız eğer onun hukuka aykırı olarak erişilmesine, hukuka aykırı olarak kullanılmasına ve muhafazasını, verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğünüz var. Çalışanlarınızın da bununla ilgili olarak dolayısıyla farkındalığının sağlanması, gerekli eğitimleri aldırma yükümlülüğünüz var. Bununla ilgili her türlü idari ve teknik tedbirleri almanız gerekiyor. İdari ve teknik tedbirlerle ilgili olarak kurul bir tane rehber yayınladı. İdari tedbirler içerisinde neler var onları söyleyeyim size. Diyor ki birincisi tabii böyle saymıyor, bir metin diye düşünün, onu listelediğimiz zaman az çok diyor ki birincisi çalışanların farkındalığını artıracaksın. Çünkü biz danışmanlar uyum projesi için giriyoruz şirketlere, şirketlere çalıştaylar yapıyoruz ilk önce ve onları tanıyoruz. Tanıdıktan sonra artık dokümante etmeye başlıyoruz. Aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, politikalar, sonrasında veri envanteri. Biraz sonra Cemal Bey'in sunumunda örnek, çok küçük bir örnekle paylaşacağım size bir veri envanteri nasıl olur. Onu istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Verbise kayıt, veri envanterinde çünkü bazı alanlar sadece verbise kayıt olur. Onları hazırlıyoruz ve veriyoruz. Hatta çalışanlara bir tane de eğitim veriyoruz. Ama sonrasında malum iş hayatı hızlı, çalışan sirkülasyonu fazla, giden gelen çok. İşte düzenli olarak o farkındalığı, biraz önce söylediğim yaşayan süreç, düzenli olarak o farkındalığı oturtturmanız gerekiyor ki bir açık olmasın. Çünkü insan faktörünün olduğu yerde maalesef böyle açıklar olabiliyor istemeden. Farz edin ki bilinçli de değil çalışan. Bir mail geldi virüslü, olay bambaşka bir boyuta taşındı. Gökçe Hanım zaten teknik tedbirlerle ilgili size bahsedecek. Dolayısıyla çalışanlarınızın farkındalığını arttırmak, onlara eğitim vermek, gizlilik taahhütnameleri imzalatmanız gerekiyor. Aynı zamanda aktarım yaptığınız veri işleyenlerinizin de birebir sorumluluğunuz altında olduğu için. Çünkü kanun diyor ki eğer veri sorumlusu bu faaliyeti bir veri işleyenle beraber yapıyorsa beraber sorumludur diyor. O nedenle veri işleyenle aranızda bir taahhütnamenin olması ve olabildiğince veri işleyeni kontrol altında tutmanız önemli. Veri işleyenin de keza kendi faaliyetleri kapsamında gerekli teknik tedbirleri, idari tedbirleri alması açısından. Son dönemde çok duyuyorsunuzdur. Mesela bankalarda veri ihlal bildirimleri var. Kurul tarafından yayınlanıyor. Kanun diyor ki eğer kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kişilerin eline geçmesi söz konusuysa eğer, kanunda demiştik en kısa sürede ilgili kişinin ve kurulun kendisine yani bilgi vereceksin demişti kanunda. Sonrasında bir karar yayınladı. GDPR'daki süreyi de alarak 72 saat dedi o kısa süreye. Ama kendisine bilgilendirme yapılmasına ilişkin, ilgili kişiye ilişkin hala en kısa süre geçerli. Onu da özellikle dedi ki GDPR'a beraber, GDPR'la paralel olalım diye yaptık dedi. Dolayısıyla bir yetkisiz bir erişim söz konusu oldu. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak çıktığını düşünüyorsunuz. İlgili kişiye ve kurula bildirimde bulunuyorsunuz. Kurul da eğer çok önemli görüyorsa bunu internet sitesinde yayınlıyor. Son dönemde çok fazla bankalardan geliyor. ING'den gelmişti, TEB'den geldi, Denizbank'tan geldi, İş Bankası'ndan geldi. Sebebi de çalışanların başka şirketler için istihbarat amaçlı kendisine yetki tanınmış olan platformu kullanıyor olmaları. Bu nedenle çalışanların özellikle bilgilendirilmesi önemli. Anonimleştirme, silme, yok etme. Biraz önce söylediğim genel ilkeler kapsamında bilgilerinden bir müddet sonra vedalaşmanız gerekiyor. Bunun 3 yöntemle yapabiliyorsunuz. Bunu da size bırakıyor. Diyor ki silebilirsin, yok edebilirsin, anonimleştirebilirsin.
Silme dediğimiz şey aslında bunu şöyle söylüyor, bilginin bir yerden silinmesi. Yok etme dediğiniz şey aslında bakarsanız belgenin tamamen imha edilmesi. Kısaca anlatıyorum. Anonimleştirme dediğiniz şey de benim Özlem Sezgin olarak anlaşılamıyor hale getirilmem. Yani maskeleniyor olmam. Mesela hani Ö, yıldız, yıldız, yıldız. S, yıldız, yıldız, yıldız. Ya da Özlem Sezgin'i görebilirsiniz ama veri karması yaratılmıştır. O Özlem Sezgin'e ait bilgi değildir artık. Gibi. Banka ekstreleri geliyor ya, işliyoruz. Hani orada kredi kartları mesela. Hani kredi kartları hani çok şey yıldız. Evet evet, tabii ki o yüzden. O amaç. Aynen. Aynen. O. Maksat o tamamen. Dolayısıyla anonim hale getiriyorsunuz ki bu bir önlem, bu bir tedbir. Silmeden şunu söylemem gerekir. Kanundaki tanımıyla aslında düzenleme mevzuattaki ikinci tali düzenlemedeki şeyler biraz farklılaştı. Çünkü silmenin tanımını şöyle yaptı. Dedi ki kişisel verinin ilgili kullanıcı dışında kişisel verinin depolanmasından, yedeklenmesinden sorumlu olan teknik kullanıcı diyorum bana. Teknik kullanıcının sadece erişebilir olması silmedir dedi. Dolayısıyla aslında silme teknik kullanıcı hala erişebilir. Sadece siz diyelim ki muhasebede çalışıyorsunuz. Muhasebe o bilgiyi göremiyor artık ama teknik kullanıcı onu görebiliyor. Yok etme ki bunların hepsini imha etme diye geçiyor. Yok etme dediğiniz şey dediğim gibi CD'nin, dokümanın tamamen yok edilmesinden bahsediyor. Anonim hale getirmede üzerinde bir takım çabalarla birlikte Özlem Sezgin'e hiçbir şekilde ulaşılabilir olmamanız anlamına geliyor. Sicile kayıt aslında konumuz diyebilirim. Sicile kayıt. Evet, kurul diyor ki, kurul demiyor. Kanun ilk başta demişti ki herkes veri sorumluları sicile kayıtla yükümlü eğer veri işliyorsanız. Ama kurul bazı istisnalar tanımlayabilir demişti. İşte o istisnaların kriterleri kanunda vardı. O istisnalarla beraber, o kriterlerle beraber istisnalar yavaş 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 oluşmaya başladı. Bazı meslek grupları dışarı çıkartıldı. Eğer bir veri kayıt sistemine tabi değilse, mesela bakkallar da bu kanuna tabi. Ama bir veri kayıt sistemi elektronik ortamda tutmadıkları için dediler ki sen ver bize kayıt yükümlülüğün yok dediler. Keza sizler öylesiniz ama kanun kapsamındaki faaliyetinizle ilgili olduğunu özellikle altını çizmek isterim. Tüzel kişiliğe çevrildiyseniz eğer şeyiniz var. Avukatlar keza ben öyleyim gibi. Burada şunu söylemem gerekiyor. Belirli sayıda Filiz Hanım bahsetti ondan. Çalışan sayısı ve gelir yıllık mali bilanço tutarı olarak belli bir rakamın üstünde değilseniz eğer yine ya da faaliyetiniz özellikle kişisel veri işleme değilse vergisi kayıttan istisnasınız. Kişi size biraz önce dedim ki başvurabiliyor. Başvurunun bir süresi var. 30 gün içinde cevap vermeniz gerekiyor. Eğer 30 gün içerisinde cevap vermediniz, yetersiz cevap verdiniz ya da hiç vermediniz. Bu durumda kişinin kurula gitme, şikayette bulunma hakkı var. Bu süreç şu sebeple önemli. Hani veri envanteri yapıyoruz ya, veri envanterinin böyle bir önemi var işte. Çünkü 30 günlük süre dediğiniz şey, o karmaşa içerisinde o bilgiyi bulmak bazen çok zor olabiliyor. Veri envanteri size aslında kılavuz oluyor. Burayı geçiyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Suç ve kabahatler. Birincisi hapis cezası, ikincisi idari para cezası. Kurulun belli konularda idari para cezası kesme hakkı var. Bunu niye böyle barındırıyorum özellikle söyleyeyim. En son kurulda Mustafa Bey'in yapmış olduğu bir sunum vardı. Hala 1 milyon, rakamlar aynı. Ama dedi ki bunları güncellemedim. Biliyorsunuz yeniden değerleme oranlarına göre güncelleniyor bu rakamlar. Bunlar 2016 rakamları. O güncellemiyor diyor, gözü korkmasın istiyor herhalde insanların. Yeniden değerler. Bu arada bir aralıkta farkındaysanız makas çok fazla. Orada da kurulun aslında takdir yetkisi var. Yani siz çok fazla kişisel veri işliyor olabilirsiniz. Sizin faaliyetiniz kapsamınız çok risklidir vesaire. O makası değerlendirerek ortada bir yere sizi oturtturuyor. Tek tek üstünden geçmeyeceğim. Bu arada sadece yaptırımlar bunlar diye bakmayın. Mesela biraz önce bahsettim. Veri ihlali durumu söz konusuysa kurul yayınlıyor ya aslında bir itibar kaybı. Ya da bu kanun dışında da sonuçta tazminat hakkı var kişinin. Beni zarara uğrattıysanız bir de tazminat söz konusu. Dolayısıyla bunlar bu kanunda düzenlenen yükümlülükler. Bugün
tamamıyla şurayı şey yaptık. İçerisinde aydınlatma, açık rıza, süreçler, politikalar, veri güvenliği, sicile kayıt, başvuru. Şu başlıklarda gördük her şeyi. Dolayısıyla bunlar veri işleyen kişilerin yükümlülükleri. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Evet, panele başlarken belirtmiştim. Kişisel veri koruma hukuku denilen gerçekten ciddi bir mevzuat var. Ve burada gördüğünüz Özlem Hanım'ın çok güzel özetlediği, aslında eminim ki pek çok sorunuz var. Sorularla ilgili de sizden rica edeceğim. Burada kağıtlar var. İsterseniz unutmadan yazılı hale getirebilirsiniz. Çok etkili bir sunum oldu. Bugünkü panelimiz tamamen başından sonuna kadar kayıt alınıyor. Biliyorsunuz İSMO olarak bizim bir İSMO TV diye bir yayınımız da var. Hani burada fotoğraf çekiyorsunuz ama biz yine orada da, çünkü bugün çok fazla talep oldu kontenjan noktasında, katılım sağlayamayanlar için de öyle bir imkanımız var ama paneli de önümüzdeki dönemde tekrarlayacağız. Burada özellikle mali müşavirler, Özlem Hanım birçok şey belirtti ama eminim ki hepiniz meslektaşız ve mali müşavirler bu işin neresinde? Bunu ikinci aşamada aslında çok güzel Cemal Üstadımız da kurul başkan yardımcımız, size yönelik bir sunumu da var. Özlem Hanım da bahsetti. Veri envanteriyle ilgili de bir uygulamamız var. Yani biz mali müşavirler olarak işin neresindeyken neler yapacağız noktası. Ama ona geçmeden önce özellikle kanunda veri sorumlusu olarak her ne kadar istisnayız, yani sicile kayıt istisnamız var verbise mali müşavir olarak. Ama diğer biraz önce gösterdiği Özlem Hanım'ın bir sürü maddede aslında kabahatler var. Yani sicil bunlardan sadece bir tanesi. Bu demek değil ki biz verbise kayıt yükümlülüğümüz yok ama diğerlerinden sorumlu değiliz. Özellikle rehberde de bunu belirttik. Bakarsanız çok özet bir şekilde hazırladık ama KVKK'nın web sitesinde de gerçekten detaylar var. Bu konuda mali müşavirler, gelen sorular olacaktır. Ankette de sizlerin cevaplarını merak ediyoruz. Özellikle bu bir uzmanlık alanı mı bizler için? Evet, bir mevzuat var. 2016'da çıktı. Mesela arabuluculuk gibi, bilirkişilik gibi kişisel verileri koruma, özellikle personel bordrosu yapıyorsanız, ki yapıyoruz hepimiz, yani müşterilerin kişisel veri dediği çalışan bilgileri bizde. Dolayısıyla biz onların veri sorumlusu değiliz. İşvereni veri sorumlusu ama o veriyi bize iş veriyor ve biz işliyoruz. Ya da bizde birçok veri var veri sorumlusu olarak bulundurduğumuz için. Yani bir şekilde mali müşavir olduğumuz için veri sorumluluğu yükümlülüğümüz var. Evet, sicile kayıt yükümlülüğümüz yok ama aslında kanun kapsamında pek çok yükümlülüğümüz olabilir. Bunların ne kadar farkındayız? Aslında biz bugün bunları tartışmak istiyoruz ve belki bu tartışma sizin için bir uzmanlık alanı olabilir. Piyasadaki duyumlarımız, biz de merak ediyoruz, aranızda yapanlar varsa yine panelde konuşabiliriz. Bu konuda danışmanlık imkanı da sağlıyor. Yani firmalar veya bu konuda çalışan kişiler aslında danışmanlık da verebiliyor. Biz de bu konuyu da aslında sizler nasıl bakıyorsunuz? Panelin sonunda da bunu da tartışmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim sunum için. Şimdi tabii ki uzun bir panel. Biz 15 dakika bir çay ve ihtiyaç molası için zaman ayırdık. Ama zamanı iyi yönetmek için 4'e 10 var. 4'ü 5 geçe başlayacağız. Çünkü yağmurlu bir gün. Trafiği de düşünerek hani zamanı iyi yönetmek istiyoruz. Lütfen 4'ü 5 geçe burada olalım. Teşekkürler. Evet, şimdi ikinci panelistimize geçiyoruz. Kendisi yüksek bilgisayar mühendisi. Özellikle veri güvenliği konusunda, Özlem Hanım da bahsetti. Veri güvenliği konusunda, verilerin saklanması konusunda idari ve teknik tedbirlerle ilgili, biliyorsunuz, rehberden de bahsetti. Bununla ilgili Müzeyyen Gökçen Arslan,
bize özellikle kendisinden de bahsedecek ve veri güvenliği ile ilgili, mahremiyeti ile ilgili sunumunu merakla bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz değerli üyeler. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Boğaziçi mezunu yüksek bilgisayar mühendisiyim. 16 yıldır bu meslekteyim. Uzun yıllar TÜBİTAK Kriptoloji ve Elektronik Enstitüsü'nde çalıştım. Çeşitli departmanlarda görev aldım. Bunun içinde kriptoloji, siber güvenlik, bilgi güvenliği, risk analizi, sistem güvenlik mühendisliği var. Çok sayıda ARGE ve savunma sanayi projesinde görev aldım. Özellikle 2014 yılında askeri sistemlerin ulusal risk koordinatörlüğü görevini yürüttüm. 2012 yılından beri de Avrupa Birliği'nin özellikle Horizon 2020, işte Ufuk 2020 diyebildiğimiz programında fonların dağıtılmasından sorumlu birimde proje hakemliği yaptım. Değerlendirdiğim projeler arasında işte bilgi güvenliği projeleri, bilgisayar ağları, mahremiyet, privacy dediğimiz, az sonra geleceğiz, kablosuz ağlar projeleri vardı. Bu meslekle ilgili de dünyada geçerliliği olan Certified Information Security Professional sertifikasına ve ISO 27001 baş denetçi sertifikasına sahibim. Biraz mesleğim gereği konulara yaklaşımım bottom up, yani temelden bütüne doğru. Dolayısıyla ben bu sunuma işte yasanın çıkış noktasından ve kavramlardan bahsederek başlamak istiyorum. Bunun temeli, yani bu konunun temelini ve önemini kurumlarda kazandırmak, yani bu farkındalığı kazandırmak şöyle önemli. KVKK uyum projesi, uyum süreci iki tarafta da bağlılık ve adanmışlık gerektiren bir süreç. Dolayısıyla kurum tarafında bu bağlılığı ve adanmışlığı oluşturmak adına kavramları, işte yasayı vesaireyi oturtmak çok önemli ki kısa sürede büyük kazanımlar elde edebilelim ve projelerde yol alabilelim. Bazı şeyler, Özlem Hanım'ın sunumu çok güzeldi, buradan da tekrar tebrik etmek istiyorum. Bazı şeyler maalesef tekrar olacak ama ben başka yönlerini de anlatmaya çalışacağım. Umarım farklı kazanımlar elde edersiniz. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Biraz evet, yasanın çıkış noktası ne? Bottom up başlayalım. Şimdi bu üçüncü tekrar ama böyle oturacak. Türkiye 1981 yılında işte Avrupa Konseyi tarafından kişisel verilerin, okumak istiyorum kusuruma bakmayın, kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi sırasında gerçek kişilerin korunmasına ilişkin sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri. Yalnız bu böyle imzayla kalıyor. Uzun yıllar bu alanda bir düzenleme yapılmıyor. Ta ki işte 2010 yılına kadar ne oldu? Referandumla anayasanın 20. maddesi değişti ve anayasanın işte özel hayatın gizliliğini düzenleyen maddesine ek yapıldı. Herkes, bu madde şöyle diyor, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir vesaire vesaire. Ama bununla ilgili bir kanun hemen çıkartılmadı ta ki 2016 yılına kadar. Bu arada ivme kazandıran bir takım unsurlar var. Bu kişisel verileri korunması kanunun Adalet Komisyonu raporunda da belirtiliyor. Özellikle FETÖ terör örgütüne ilişkin Avrupa Birliği Emniyet ve işte Yargı Teşkilatı'yla yeterli bilgi paylaşımı olmuyor. Bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sağlık verilerinin ihlaline ilişkin bir takım kararları var. Yani yeterli güvenlik önlemleri alınmaması ve birçok sağlık kuruluşu bu arada ihlal yaşıyor. Ülkemizde yaşayan yabancılar ve işte yurt dışında yaşayan Türklere ilişkin bilgi paylaşımı, veri aktarımı yapılamıyor. Son motivasyon unsuru da biraz ekonomik. Yabancı sermayenin yatırımı ve bu yatırımın yönetilmesi konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gibi unsurlar bu kanun çıkartılmasına ivme kazandırıyor. Yani KVKK nereden çıktı? Evet, ilk çıktığında böyle bir rahatsız oldu kurumlar. Haksız değiliz yani. Önceden böyle bir şey yoktu, üf ne yapacağız şimdi gibi sorular var. Aslında harita net mi bilmiyorum. Zoom yapabilirim isterseniz. Şimdi şöyle. Zoom yapamıyorum. Tamam. Evet, bunun öncesinde 95-46 direktifi var. Yani 95 yılından beri olan.
Avrupa Birliği'nde olan bir direktif. Ama bu biraz hukuki haddim olmayarak giriyorum. Hukuki terimle konuşmak gerekirse bu bir direktif, yani yasa niteliğinde değildi. Dolayısıyla çoğu zaman üye ülkeler arasında bazı çelişkiler doğabiliyordu. Bundan dolayı işte 2016 yılında bunu regülasyona çevirdiler. Artık bütün üye ülkelerde GDPR geçerli deniliyor. Bunun yanı sıra üye ülkelerde gene veri korumayla ilgili işte mevzuat çıkartılmıyor mu? Evet, çıkartılıyor ama tamamlayıcı mevzuat çıkartılıyor. Tamamlayıcı yönetmelik çıkartılıyor. Mesela İngiltere'de ICO var. Information Commissioner's Office, Fransa'da çok söyleyemeyeceğim, CINAHL var, işte Komisyon Nasyonel Enformasyon Liberté diye bir şey. Bunların da böyle çok sıklıkla yayınladıkları mevzuatlar var, destekleyici dokümanlar var. Onlar da bunları takip ediyorlar. İngiltere'de Data Protection Act var, GDPR'ı destekleyici nitelikte. Brexit sonrası Data Protection Act'in içine gömülecek GDPR, böyle bir plan var. Amerika kıtasında HIPAA var, sağlık verilerinin korunmasına yönelik bir kanun. Orada da ciddi veri ihlalleri yaşanıyor. Dolayısıyla federaller bu konuda HIPAA'ya dayanarak bir sürü ceza kesiyorlar. Bunun dışında Avrupa ile ikili bir anlaşma olan Privacy Shield, yani mahremiyet kalkanı programı var. Biliyorsunuz yani evet, kişisel verilerin koruma kanunu var ama bu ticareti de bir şekilde engellememeli. Dolayısıyla Avrupa'nın en çok ticari ilişkilerinin bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ticareti engellemeden bunu bir düzene sokmak istiyorlar. İkili bir program olan Privacy Shield programı, yani mahremiyet kalkanı programı devreye giriyor. Burada şöyle, dünya devleri işte Apple, Google, bunun yanı sıra küçük işletmeler gidiyorlar Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın sitesine. Bu programa kayıt oluyorlar. Bir beyanat yayınlıyorlar. Bizim işte gizlilik politikamız bu, uyguladığımız veri güvenlik tedbirleri bu. Dolayısıyla bu beyanat sonucu inceleniyor ve Amerikan işte Ticaret Bakanlığı, evet siz artık bu programa dahilsiniz, Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini belirli çerçevelerde işleyebilirsiniz diyor. Bizim henüz böyle bir ikili anlaşmamız yok. Avrupa Birliği'nin bu arada Japonya ile var, Kanada ile var ama henüz Türkiye ile bir ikili anlaşması oluşmadı. Şimdi Kaliforniya şeyden bahsetmeyi unuttum bu arada. En son Kaliforniya'da 2018 yılında bir tane yasa çıkartılıyor bu işte GDPR rüzgarından sonra. Biz de artık kişilerimizin, tüketicilerimizin verilerini koruyalım diye. Biraz böyle yasa metnine baktım, kimleri kapsıyor. Şöyle, gelirinin yarısından fazlası kişisel veri brokerlığı, yani kişisel veri ticareti olan firmalar bu yasaya tabi. Bu biraz böyle hafiften GDPR benzeri bir yasa. Bu arada karşıma şöyle bir şirket çıktı. Bu Kaliforniya menşeli Spokeo. Gelirleri, yani faaliyet alanı kişisel veri brokerlığı. Bir 4-5 ay önce de böyle uzun yıllar görüşmediğim üniversite arkadaşımla telefonda konuştum. Kendisi Amerika'ya taşındığını, işte New York'ta yaşadığını söyledi. Tamam falan, kapattım telefonu. Ya şuraya bir gireyim dedim. Böyle bir arayüzleri var. İsim, e-mail, işte telefon numarası giriyorsunuz. Size bir takım bilgiler çıkartıyor. Ya merak ettim hani ne çıkacak karşıma diye. Şimdi burada rastgele bir isim girdim tabii, John Abigail diye. Arkadaşımın ismini girmedim. Ne çıktı dersiniz? Bir uydu görüntüsü çıktı. Brooklyn, New York Brooklyn'de bir sokak. Şimdi ben burada şey yapmadım, kişisel veri diye yayınlamadım. Böyle bir daire var. Arkadaşınız Brooklyn'de işte XX sokağında bu circle'da yaşıyor. Eğer sokak numarasını, apartman numarasını istiyorsanız $20 verin. İşte sonra şey çıkıyor, işte boşanmış. Eski eşiyle bilgi istiyorsanız şu kadar para verin. Fotoğraflarıyla ilgili bilgi istiyorsanız bu kadar para verin. Şok oldum. Arkadaşımı aradım, ya sen Brooklyn'de mi yaşıyorsun? Evet dedi, konuyu kapattım. Yani şey yanlış anlayabilir diye çok fazla uzatmadım. Ha tamam, yani ben de öyle tahmin etmiştim. Manhattan çok pahalı zaten falan diye. Dolayısıyla korkunç boyutta kişisel veri işleme artık dijital dünyayla birlikte
çok vahim boyutta bu işte California Consumer Act'te, yani niye çıkar ki böyle bir yasa diyorsunuz ama işte California Consumer Act, California Tüketici Yasası bu gibi şirketlerden insanları korumak üstüne çıkartılmış. Bunların böyle daha merdiven altı işlediğini düşünüyordum ama bu gerçekten açık açık bir California menşeli bir şirket. Şimdi evet, biraz böyle şok olduktan sonra. Hayır, mesela Kanada'da birinin ismini girdim, çıkmadı. Hayır, yokuz. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde topluyor. Zaten hani bir ötesini toplamaya muhtemelen şeyi yok. Bu arada Özlem Hanım'ın çok belirttiği bir, demin belirttiği bir mesele var. Opt out diyor. Belki çok detaya girmiş olacağım da o yasada mesela bizim yasalarımızda bilinçli olarak rıza vermemiz gerekiyor. Hani tiklenmiş kutucu antik değil de bilinçli olarak tiklememiz gerekiyor. Kaliforniya yasasında ise zaten toplanmış datalar, hani çıkmak istiyorsanız çıkma isteğinde bulunun diyor şirketlere. Dolayısıyla öyle bir haklar arasında bir fark var. Yani bizdeki haklarla onlardaki haklar arasında da böyle bir fark var. Varsayılan da zaten bir sürü veri toplanmış. Çıkmak istiyorsanız başvuruda bulunuyorsunuz. Şimdi evet, yani GDPR rüzgarı dünyayı sardı. Avrupa Birliği'nin politikasıyla aynı, yani single market, tek pazar politikasının dijital çağa uyarlanmış hali. Avrupa Birliği'nin sitesinde böyle bununla uzun uzun açıklama var. İşte diyor ki önceki direktifte üye ülkeler arasında bir takım çelişen yasalar var. GDPR'ın hedefi bu çelişkileri ortadan kaldırıp sektörlerin artık sınır ve hukuk bariyerleri tanımadan birbiriyle iş yapmasını kolaylaştırmak. Bununla birlikte bizim işte ekonomimize 250-300 milyon avro gibi bir milyar olabilir, milyar avro gibi bir katkı sağlanması planlanıyor deniliyor. Evet, yani evet kişisel verilerin korunması ama tek pazar politikasının dijital dünyaya geçirilmesi de önemli motivasyon unsurlarından bir tanesi. Evet, 95 yılında onlarda bir veri koruma direktifi vardı. Ama bu direktif bir yasa niteliğinde değildi. Bundan çok rahatsız oldular ve GDPR için çalışmalara başlandı. 2016 yılında parlamentoda kabul ediliyor. Hemen arkasında Amerika ile ticaret ilişkilerini kesmemek için mahremiyet kalkanı programı devreye giriyor ve 2018 itibariyle de yasa yürürlüğe giriyor. Evet, böyle mahremiyetten çokça bahsettim. Bizde çok kullanılmıyor. Bizde daha çok böyle veri koruma ifadesi sıklıkla kullanılır. Ben biraz kavramlara önem veriyorum. Yani neden diye. Çünkü mesela Katar'ın yeni bir yasası çıktı. Veri koruma yasası. Direkt mahremiyet yasası diye anılıyor. 2022'de Dünya Kupası için onlar da alelacele bir yasa çıkardılar. Onların ismi mahremiyet yasası diye geçiyor. Peki mahremiyet nedir? Güvenlik midir? Nedir? Gizlilik midir? Şimdi sözlük anlamı böyle ama benim bu tanımla ilgili bir sıkıntım var. Çünkü mesela şu tesisin mahremiyeti der misiniz? Kurumun mahremiyeti. Demezsiniz. Bunu bu şekilde kullanmazsınız. Genelde mahremiyet kelimesi kişilere ilişkin gizlilik durumudur. Ya da o kişinin varlıkları nedir? Kişisel bilgilere ilişkin bir gizlilik durumudur. Peki güvenlik nedir peki? Güvenlikten farkı ne? Evet, mahremiyet daha çok böyle kişilere ilişkin bir gizlilik durumuyken güvenliği daha üst seviyede, daha genel anlamda bir emniyette olma, bir asayiş durumu olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla evet, yani mahremiyet ve güvenlik aynı şey değil ama çelişebilir de, bakacağız. Mahremiyet ve güvenlik ilişkili. Mahremiyet dijital dünyaya geçersek, sözlük anlamından çıkıp, kişisel verileriniz üstünde ne kadar kontrol yetkisine sahip olduğunuzla ilgili bir durum. Şeyleri hatırlayın. Telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Hem işletim sisteminde bir takım yetkiler veriyorsunuz. Yani şuna erişsin, kameraya erişsin, mikrofona erişsin, konuma erişsin. Hem bu anlamda bir yetki veriyorsunuz. Evet, yetki sizde. Hem de onların gizlilik politikasını, privacy politikasını onaylıyorsunuz. Sizin kişisel verilerinizin ne yapacağını uzun uzun anlatıyor. Kimlere aktaracağını, nasıl kullanacağını.
Dolayısıyla mahremiyet biraz sizin kontrol, kendi verileriniz üstünde kontrol yetkinizle ilgili bir durum. Güvenlik diğer tarafta, bu tanımı çok sevmedim, bilginin nasıl korunduğuyla değil aslında, obje de olabilir, bir tesisin güvenliği de olabilir, bir cihazın güvenliği de olabilir. Mesela askeri sistemlerde uzun yıllar çalıştım, direkt cihazın güvenliği var. Cihazı şeylerde saklıyorlar mesela, kilitli dolaplarda. Bir obje olabilir, bir tesis olabilir, dijital çağda da bir bilgi olabilir. Bunun nasıl korunduğuyla ilgili daha bir emniyet durumudur. Peki, ikisi yarışıyor mu? Yani bir tarafta mahremiyet, bir tarafta güvenlik mi var? Hangi tarafta olduğunuza bağlı. Gene tekrar bir örnek vereceğim. Evet, yani günümüzün en sıcak örneği biyometrik kimlik doğrulama tabanlı işte giriş sistemleri. Kurumlar bunu uygulamaya o kadar meraklılar ki. Benim varlıklarım çok önemli diyor kurum. Yani ya da çalışanlarımı kontrol etmek istiyorum diyor. Kartını başkasına verip girebilir. Ya da burada çok özel bir üretim tekniği var. Ben bunun hiçbir şekilde riske yer bırakmak istemiyorum diyebilir. Evet, yani iki tarafta da farklı haklar var. Bir yanda kişiler, bir tarafta kişisel verilerinize bir müdahale var. Ki bu biyometrik veri, özel nitelikli veri, işte yaptırımlar 1,5 katına çıkıyor. Bir tarafta da kurumun korunması gerektiğini iddia ettiği bir takım varlıkları var. Ya o varlıklar gerçekten ciddi mi? Özlem Hanım da dediği gibi bunu aslında biraz case by case, vaka temelli bakmak lazım. Ben yıllarca TÜBİTAK'ta çalıştım. Çok gizli ve gizli seviyesinde bilgilerle çalıştık. İşte gizli algoritmalar vesaire. Evet, biz de parmak iziyle giriyorduk. Ama o konuda bir şüphe olacağını düşünmüyorum. Bunun yanı sıra bir spor salonu örneği var. Yani neyi koruyorsun? Hani koruduğun şey ne? Ölçülü mü? Hangi varlığını koruyorsun? Ha, giriş yetkisi yani. Dolayısıyla biraz hangi tarafta olduğunuza bağlı olarak bu iki kavram yarışıyor olabilir. Bu arada söz konusu olan şey özel nitelikli kişisel veri. Burada iki unsur var. Böyle kategorize etmeyi çok severim. Birincisi açık rıza boyutu. Evet, yani çalışan işveren ilişkisinde açık yani bir asimetri var, büyük bir asimetri var. Dolayısıyla evet, ben açık rıza alacağım diyor ama alternatif sunuyor musun? Açık rıza vermiyorsa alternatif bir sistem sunuyor musun? Bir buna bakmak lazım. Bir ikincisi de kurulun çok önemli bir kararı. Bu örneği sunum boyunca bayağı tekrarlayacağım. Özel nitelikli kişisel verileri dijital ortamda işliyorsanız, CD de olabilir bu, USB'de veya bulut da olabilir. Bunlara ilişkin kriptografik tedbirler uygulamak durumundasınız. Dolayısıyla Fransız otoritesinin bu konuda bir şeyi var, kararı var. Risk analizi yapın diyor. Biyometrik sistemler söz konusuysa. Biz de bu anlamda risk analizine çok dikkat ediyoruz. Çünkü firmalar alıyorlar sistemleri. Çok hoşlarına gidiyor. Aa, biyometrik sistem, firmayı koruyacağım, ne güzel. Peki kripto oluyor musun? Parmak izlerini nerede tutuyorsun? İşte sunucu odasında mı tutuyorsun? Şifreliyor musun? Şifreliyorsan anahtarını nasıl tutuyorsun? Yazılımda mı, donanımda mı? Anahtarı yeterince karmaşıklığa sahip mi, bunları sorguluyoruz. Bunlara ilişkin detaylı bir risk analizi yapıyoruz. Evet. Biraz kişisel veri ihlallerine bakalım. Böyle son dönemde çok büyük bir ivme kazandı bunlar. Bu 72 saatle beraber artık firmalar en kısa sürede kurula veya uygun ortamlarda bildiriyorlar. İhlal bildirim sayfası bu. Duyurulardan ulaşıyoruz. Bununla ilgili de bir form var. Hemen ihlal bildirim formu diye ararsanız tak diye çıkıyor karşınıza. Bu formu doldurup işte KVKK, pardon okuyamıyorum, ihlal bildirim KVKK.gov.tr adresine e-posta gönderiyorsunuz. Ekine de bu formu koyuyorsunuz. Biraz veri ihlallerine bakalım, yani neden kaynaklanıyor. Şimdi Microsoft veri ihlali var. Microsoft çağrı destek yöneticisi efendim paylaşmaması gerektiği kullanıcı bilgisi ve şifresini 13 sistem destek yöneticisiyle paylaşıyor. Yani riski taşıyor artık. Eksponansiyel şekilde artırıyor paylaşarak. Bunlardan birinin de işte artık neyse, oltalama saldırısına mı maruz kalıyor, nasıl oluyorsa
hesap bilgisi çalınıyor ve Microsoft kullanıcılarına ait e-posta içeriği ve e-posta ekleri değil ama bütün e-posta bilgisi, e-mail attığı kişiler vesaire bunların hepsi ortaya çıkıyor. Microsoft da bunu en kısa sürede kurula bildiriyor. İhlalden Türkiye'de 1820 kişi etkileniyor. Evet, tipik bir çalışan farkındalığının olmayışına örnek. Bir diğer bildirim İş Bankası'nın, bir diğer veri ihlali İş Bankası'nın yaşadığı veri ihlali. Bu aralar bankalarla ilgili çok fazla ihlal var. Hatta geçen bir kurumla görüşmeye gittik. Onun bankası veri ihlali yaşamış. Arıyor bankayı, yani biz de risk altında mıyız diyor. Çalışan diyor ki ya siz nereden biliyorsunuz? Diyor KVKK'nın sitesinde yayınlandı. Yani düşünün artık çalışan ihlali nereden, nasıl? Evet, haberlerde yayınlandı, şeyde yayınlanıyor, bu tür ihlaller portalda yayınlanıyor. Çalışandaki farkındalık seviyesini düşün. Yani hem kanun hem de kişisel veri anlamında tamamen bir haber durumdan direkt kapatıyor telefonu. Burada da risk sorgularına ilişkin bir veri sızıntısı var. Evet, burada çalışan personel bundan maddi kazanç elde etme maksadıyla işte müşterilere ilişkin kredi, işte mali bilgilerini de oluşturur, risk olduğu risk sorgusunu dışarıya gönderiyor. Burada hemen güzel olan bir şey var, pozitif bir şey var bu ihlalde. Bu hemen yakalanıyor çünkü DLP yazılımı kullanıyorlar, veri sızıntısı yazılımı kullanıyor. Yani evet, bankaların çok büyük kaynakları var. Dolayısıyla buna da ciddi bir yatırım var. Bunu hemen buluyorlar, hangi personelin aktardığını da tak diye yakalıyorlar. Facebook ihlali, bu Facebook meselesi gerçekten ciddi, vahim boyutta. Yani artık Facebook'un bu üçüncü taraf uygulamaları delik deşik güvenlik açısından. Düzgün bir kontrol, yani Facebook gibi bir şirketin bunu çok düzgün testlerini yapmış olmasını beklersiniz ama maalesef öyle değil. İngiltere'deki bu Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi mesela İngiliz otoritesi Facebook'a daha GDPR yürürlükte değildi. 500 bin euro para cezası kesiyor. GDPR yürürlükteyken olsaydı bu 17 milyon avro olacaktı deniliyor. Ve bu üçüncü parti bir anket uygulaması, insanların politik görüşlerine ilişkin. Ve bu anket şirketi bu anket sonuçlarını alıp Brexit kampanyası lehine kullanıyor. Bundan dolayı ICO, yani İngiliz otorite, bayağı kızgın Facebook'a. Bu da bizdeki veri ihlali. Yine üçüncü parti bir uygulama, yani dünyadaki veri ihlali de Türkiye'deki etkilediği kişiler bakımından KVKK bir ceza kesiyor. Toplamda 1 milyon 650 bin lira. Üçüncü parti bir uygulama var, normalde story bilirsiniz, hikaye var Facebook'ta. Hikayedeki fotoğrafları görmesi beklenirken kişilerin bütün veri tabanındaki fotoğraflara erişiyor. Buradan da hem gereken zamanda bildirmedikleri için hem de veri güvenliğine aykırı hareket ettikleri için iki maddeden toplamda 1 milyon 650 bin lira ceza kesiyor. Türkiye'den etkilenen kişi sayısı düşünüldüğünde ve Facebook'un bütçesiyle orantılı olarak. Bana bir bilgi intikal etmedi. Muhtemelen şu an bir inceleme. Bu konuda ben çok yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü şu an halen inceleme devam ediyor. Kurulun incelemesi devam ediyor diye bir ibare var. Oradaki ceza mekanizmalarının nasıl çalıştığına dair bir fikrim var. Ama kesin bir bilgi değil, o yüzden çok bilmiyorum. Belki panel sonunda yani bu sunumların sonunda tartışabiliriz. Bir çalışmayı paylaşmak istiyorum sizle. Evet, itibar dünyasında yaşıyoruz. Yani biz de şimdi bu yeni, daha önceden bu ihlaller sümen altı ediliyordu. Aman kimse duymasın. Şu an bir zorunluluk var. 72 saatte bildirilmesi lazım. Dolayısıyla artık böyle mantar gibi ihlalleri görüyoruz. Ama mesela Amerika'da bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Bence bizde de ileride yapılacak. Bu şirketlerin veri ihlali yaşadığında işte sonrasındaki bir haftada mesela hisse senetleri etkileniyor mu? Sonrasındaki 6 ayda nasıl oluyor? Bununla ilgili veri tabanı yeni oluşmaya başlıyor.
Yahoo'yla ilgili bir şey var, vaka çalışması. Yahoo bitti şu an yani. Çünkü 2013 yılında çok ciddi bir veri ihlali yaşadılar. Telefon numaraları, işte isim, soyisim, e-posta vesaire, fotoğrafla her şey yani e-mailde ne varsa artık sızıyor. Ve Yahoo diye bir şey neredeyse yok, işte bir haber portalı şu an. Çok güzel bir çalışma var. Değişik şirketlerin olduğu Nasdaq performanslarını gösteren. Sony, Apple, işte T-Mobile, Vodafone, Adobe. Mesela veri ihlali yaşadıktan 40 gün sonra Nasdaq hisse değerleri %5.30 kadar düşüyor. Sonra biraz toparlıyor ama en son işte 6. ayda 4.48 kadar bir düşüş yaşıyorlar. Bu da ya bizde de yakında böyle olacak, veriler geldikçe, daha önce sümen altı edilen veri ihlalleri gün yüzüne çıktıkça bu tür çalışmalarda olacak. Çünkü itibar en önemli şey. Bu veri ihlallerine baktık. Bu ihlalleri yaşamamak anlamında KVKK hem kanun maddesinde birçok yükümlülük belirtiyor, hem de rehber dokümanlar yayınlıyor. Bakın bu idari tedbirleri alın, bu teknik tedbirleri alın diye. Çok güzel dokümanlar. Bunun resolution'da bir sorun var sanırım ama genel olarak veri sorumlusu ilkelere uyum sağlamalı. Veri işleme şartlarına uyum sağlamalı, aydınlatma yapmalı, silme, yok etme, anonimleştirme hem politikası olmalı hem de bunu bir prosedüre bağlamalı. Belirli periyotlarda bu işlem yapılmalı, tarihi gelmiş veriler. Verbise kayıt olmalı, aktarımdaki kısıtlara riayet etmeli. İlgili kişi başvurusuyla ilgili bir prosedür oluşturulmalı, yanıt verilmeli. Bu daha çok prosedüre bağlanmalı. Ve bu veri ihlallerini yaşamamak için teknik ve idari tedbirlerin alınması ve beraberinde periyodik denetimler yaptırılması. Şimdi bunlara biraz bakalım. Evet, idari tedbirler listesi. Böyle envantere hiç girmiyorum. Cemal Bey anlatacak. Envanter hazırlanması birinci soru, yani idari tedbir olarak listelenmiş. Kurumsal politikalar, biraz böyle bazı maddelerin altını deşmek istiyorum. Ne diyor? Erişim politikası, bilgi güvenliği politikası, işte kullanım, saklama, imha politikası. Şimdi bir kurumda bu KVKK ve mesela bilgi güvenliği yönetim sistemleri çok alakalı birbiriyle. Bir bilgi güvenliği yönetim sistemi varsa, bu ISO 27001 olabilir, mesela Amerikan muadili olabilir. Biz bu KVKK'nın maddelerinden çoğuna tik atıyoruz. Var, 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 evet var diyoruz. Yani kişisel veriler ışığında da bir revize yapılmış ise bu işimizi, iş yükümüzü, işimizi çok kolaylaştırıyor, iş yükümüzü de büyük ölçüde azaltıyor. Sözleşmeler, gizlilik taahhütnameleri bu. Bu konu da çok önemli. Özlem Hanım da bahsetti. Bu aslında aşırı derecede hafife alınan bir konu. Neden? Çünkü artık yani sektörler birbiriyle o kadar büyük bir etkileşim halinde ki yani bir sürü paydaşımız var. Tedarikçilerimiz var, müşterilerimiz var, işte çalışanlarımız var. Bize hizmet sağlayan işte zilyon tane firma var. Dolayısıyla mesela bununla ilgili bir madde var. Veri sorumlusu kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde bu tedbirler konusunda müştereken sorumlu. Yani bu bir ekosistem artık. Yani siz aynı zamanda üçüncü taraflarınızın güvenliği kadar güvenlisiniz. Hani bilgi güvenliğinde böyle çok klişe bir cümle vardır. Bir işte sistemin güvenliği en zayıf halkanın güvenliğine eşdeğerdir. Evet, en zayıf halkanız üçüncü tarafsa sizin işte aktarım yaptığınız diğer bir veri sorumlusu veya bir veri işleyense onun güvenliği kadar sorumlusunuz. Bu da kanunda çok net belirtilmiş. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Target marketler zinciri. 2013 yılında çok büyük bir veri ihlali yaşıyor ve bunun sonucunda 18,5 milyon dolar tazminat ödüyor. Ne oluyor? 40 milyon kişinin kredi kartı verisi çalınıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük veri ihlali ve en böyle maliyetli veri ihlali. Sebep ne? Target büyük bir şirket bu arada. İşte sızma testleri var, güvenlik testleri var, bir takım sertifikaları var. Federaller geliyor, araştırma yapıyor. Kaynak
Sizce ne? Neyden? Hayır. Üçüncü taraf. Onlara bir havalandırma hizmeti sağlayan firma HVAC deniliyor. Üçüncü taraf klima ve soğutma hizmeti sağlayan tedarikçilerindeki açığı kullanarak hackerlar sistemlerine giriyor. Ne yapmış bu target? Market yani. Faturalandırma, kontrat sunma ve proje yönetim portalları varmış. Bu portal üstünden üçüncü taraf olan klima sağlayıcısına bir erişim veriyor. Dolayısıyla hackerlar ne yapıyorlar? Önce bu klima şirketini hackliyorlar. Oradaki kullanıcının şifrelerini çalıyorlar. Sonra target'ın bu proje yönetim sistemine giriyor. Ama şimdi şöyle düşünüyorsunuz bir siber güvenlikçi olarak. Yani normal bir kullanıcı olarak girebiliyor olmalı. Yani target'ta da bir takım zafiyetler var. Ne oluyor? Normal kullanıcı admin haklarına erişiyor. Elevate ediliyor diyoruz, hakların yükseltilmesi. Target'taki bir takım iç zafiyetleri de kullanarak. Sonra ne oluyor? Admin database'e erişiyor. 40 milyon kişinin kredi kartı bilgisini çalıyor. Bizde ne var? Bizde de meşhur Optimum Oto veri ihlali var. Şimdi Optimum Oto bir veri ihlali çıkıyor, yayınlanıyor. Sonra mantar gibi böyle Optimum Oto'nun Optimum Oto'nun tedarikçisi olduğu firmalar da böyle bir yandan bir sürü veri ihlali yayınlıyorlar. Bizim de aslında işte verimiz Optimum'dan dolayı ihlal oldu. Şu kırmızı yerle mesela alt otomatik diyor. Böyle bir sürü şey var, veri sorumlusu var. Yani biz de Optimum'dan dolayı bu ihlali yaşadık diyor. Optimum Oto ne yapıyor? Bunlara hasar yönetim sistem desteği, yedek parça tedarik sistem hizmeti çok da uzun. Konularında hizmet veriyor. Önüne mi gelmiş oluyorum? Ses gitti peki. Buradan görmem imkansız neredeyse. Şöyle çeksem, okumaya çalışsam. Ya çok önemli değil. Birçok konuda Optimum Oto bu şirketlerin tedarikçisi. Böyle 5-6 tane şirket var. Dolayısıyla Optimum Oto'nun çalınan verileri arasında bu şirketlerin çalışanlarının ve bu şirketlerin alt otomotiv gibi şirketlerin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin işte sigorta bilgileri. Mesela alkollü araç şey raporu, bu özel nitelikli bir veri. Alkollü araç kaza raporu gibi, yani korkunç bir şey. Dolayısıyla evet, siz güvenli olabilirsiniz ama third partileriniz, yani üçüncü taraflarınız kadar güvenli. Çok pardon, yani alkollü, evet. Alkollü sürücü raporu, araç raporları, böyle hepsini saymak isterken bir an karıştı, mazur görün. Dolayısıyla evet, yani hem araç bilgisi, demin bahsetti Özlem Hanım da plaka bilgisi de var, bu kişisel veri, ama daha vahimi içinde özel nitelikli kişisel veri olan alkollü sürücü bilgisi var. Evet, yani bu aslında gerçekten hafife alınan bir konu. Bunu özellikle açmak ve üstünde vakit harcamak istedim. Hem üçüncü taraflarınıza, üçüncü taraflarınızla yaptığınız sözleşmeler, hem de onların içindeki gizlilik taahhütnameleri çok önemli. O kanun maddesine de tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bundan sonra şöyle olacak benim tahminim o. Evet, sizde KVKK uyumu var. Ama birlikte iş yaptığınız firmaları senin KVKK uyumun ne düzeyde diye sorgulamalısınız. İlgili maddeleri sözleşmeye eklemelisiniz. Hatta bir bilgi güvenliği yönetim sistemini talep edebilirsiniz. Bundan sonrası için de ileriye yönelik, tabii bu yaptık bitti şeklinde bir süreç değil. İleriye yönelik de bu denetimleri yaptırıyor musun diye, hatta yaptıracaksın diye bir madde ekletebiliriz. Demin evet bu veri ihlalinden bahsettik bankalardaki. Burada çalışan farkındalığı, aynı zamanda çalışanlarla yapılan iş sözleşmesi, disiplin yönetmeliği. Ne oluyor? İşe giriyoruz, bize bir sözleşme imzalatılıyor. Sonra üstünden vakit geçiyor, yani o kadar bir rahatlıyoruz.
o sözleşmedeki hükümler unutuluyor. Belki farkındalık faaliyetleri kapsamında bu hükümlerin hatırlatılması ve bunun işte ceza yaptırımlarının da çalışanlara hatırlatılması çok önemli. Çünkü evet, deminki bahsettiğim İş Bankası saldırısı bir teknolojik bir cihazla yakalanıyor ama çalışan kısmındaki zayıf halkayı maalesef devre dışı bırakamamış oluyor. Evet, veri sorumluları siciline bildiri yapılması gerekiyor. Kurumsal iletişim bir kriz durumunda, ihlal durumunda ne yapacaksınız? Ya böyle insanlar bazen çok telaşlanıyor. Ay, eyvah, ne yapacağız, kimi arayacağız, form mu vardı, ne yapacağız, nasıl dolduracağız falan. Bunun bir sürece oturmuş olması gerekiyor ki, evet, bir ihlal durumunda tak diye ben ne yapacağımı belirleyebileyim. Bu arada ben idari teknik tedbir ayrımını çok doğru bulmuyorum. Çünkü idari tedbirler listesindeki birçok tedbir aslında inanın çok teknik bir çalışma. Bunun en güzel örneği risk analizi. Şeyden de biliyorum, hani risk analizi tecrübemden de, askeri sistemlerin risk analizinden de biliyorum. Bu iş gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir iş. Hem kişisel verilerin korunması tarafında hem de firmanın bütçesinin, IT bütçesinin, teknoloji bütçesinin akıllı kullanılması anlamında. Şimdi burada biz böyle belki zilyon tane risk çıkartıyoruz. Bunlara bir skor atıyoruz. İşte bir kurul oluşturuyoruz, risk analizi kurulu. Daha sonra böyle renkler çıkıyor işte. Kırmızı düzeydeki riskler yüzde kaç? Turuncu seviyesindeki riskler yüzde kaç? Bunu üst yönetime sunuyoruz ve üst yönetim, IT ve üst yönetim koordineli çalışıyorlar. Ben bütçemi, mesela KVKK ürün bütçemi neye kanalize etmeliyim? Nerelere öncelikle yoğunlaşmalıyım? Bu ortaya çıkıyor. Üst yönetim gerçekten bu formatı çok seviyor. Bunun yanı sıra işte radar chartlarla kanunun belirli maddelerindeki riskleri belirliyoruz. Risklerim benim kurum olarak tolerans seviyemin ne kadar dışında? Bunu da üst yönetim görmüş oluyor. Dolayısıyla bu aslında sanıldığından çok daha teknik bir çalışma. Açık rıza topluyor muyum? Dan tutun da işte amacım belirli mi, meşru mu vesaire. Buradan tutun da parolalarım yeterince karmaşık mı? İşte özel nitelikli kişisel verilerim, dijital olanlar kriptolu mu? Fiziksel olanlar dolaplarda kilitli mi? Gönderirken şifreliyor muyum? Sunucu odasına nasıl giriş yapıyorum? Herkes giriş yapabiliyor mu? Bundan tutun da işte bu gibi işte ağ güvenliğinde ne kadar iyiyim? Ağ güvenliği cihazlarım var mı? Konfigürasyonları düzenli olarak revize ediliyor mu? Bu gerçekten biraz idari tedbirler listesinde olması ben biraz talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Denetimler de keza aynı şekilde. Burada da bilmiyorum aranızda denetçi olanlar vardır. Bir denetçi mantığıyla bir soru listemiz var. Firmanın o andaki uyum düzeyini ortaya çıkartıyoruz ama kanıtlarla, hani bir soru cevap evet var. Ama işte açık rıza topluyor musunuz? Şu şu veriler için evet. Peki görebilir miyim? Kanıt temelli bir çalışma. Hem başlangıç seviyesinde hem de belirli periyotlarda firmadaki ve kurumdaki uyum seviyesini gördüğümüz bir çalışma. Şimdi firmalardan soru geliyor. Bunları yapabileceğimiz bir ürün var mı? Var. Yani risk yönetim yazılımları var. Bunlar KVKK modüllerini ortaya çıkartıyorlar. İç kontrol yazılımları var. Bu arada çok sıcak oldu. Ciddiye terliyorum. Tamam. İç kontrol yazılımları var. Bunlar evet bir anlamda iş yükünü azaltabilir ama bunları her zaman kontrol eden uzman bir gözün olması lazım. Bir de kişisel veri çok böyle spesifik bir alan. Buradaki risk yönetim yazılımı ne şekilde güvenilirdir bilmiyorum. Ben risk yönetim araçlarıyla geçmişte çalıştım. Tecrübelerim böyle aşırı olumlu değil. Teknik tedbirlere bakalım. Birçok teknik tedbir birbirinin bazen şeyi, kopyası. Yetki matrisi böyle bir chart. Kişisel veri maddeleri uyarınca, hem teknik hem de idari maddeler uyarınca firmada kim ne için sorumlu?
Yetki kontrolü, kullanıcı hesap yönetimi, kullanıcı hesapları revize ediliyor mu? Giden kullanıcıların hesapları siliniyor mu? Parolalar yeterince karmaşık mı bunu yönetiyor? Erişim notları, log kayıtları 56-51 yasasından bahsedildi. Hem IT kaynakları anlamında firmadaki hem de dış ağdaki kaynaklara erişimde loglar tutuluyor mu? Ağ güvenliği, hem firmanın iç ağı yeterince güvenli mi? Dışarıdan gelen biri tak diye ethernet kablosunu takıp kendi bilgisayarıyla firmanın bilgisayarına bağlanabilir mi? Uygulama güvenliği anlamında da dışarıdan her türlü yazılımı indirebilir miyim? İçerikler kontrol ediliyor mu? Özel nitelikli kişisel veriler için özellikle şifreleme yapılıyor mu? Yapılıyorsa anahtar yönetimi nasıl? Yazılımsal mı, donanımsal mı? Bunun dışında her türlü kişisel veri için belirli işte şifreleme kurallarına veya erişim kurallarına riayet ediliyor mu? Sızma testi, evet, güvenlik testleri. Benim kurumumun hem içeriden hem de dışarıdan, hem içerideki yapısı hem de dışarıya açılan kapısı yeterince güvenli mi? Bu anlamda sızma zafiyet testlerinin böyle bir raporu çıkıyor. Burada solda böyle dikkat ederseniz 181 tane problem raporlanmış. Bu bir web zafiyet testi. İşte şeyine bakarak, rengine bakarak vehameti görebiliyorsunuz. Demin bahsettiğim aslında üst yönetime ve IT'ye raporlanması konusunda bunlar gerçekten önemli. Saldırı tespit ve önleme güvenlik duvarları, dışarıdan herkes her kaynağıma erişebilir mi? Saldırı tespit sistemi de bunun daha akıllı versiyonu. Antivirüsün güncel olması şöyle önemli. Şimdiki antivirüsler network sunucularıyla senkron çalışıyorlar. Yani virüsler artık günlük tabanda evrimleşiyor, zararlı yazılımlar. Dolayısıyla güncel olmayan bir antivirüs hiçbir işe yaramaz. Burada da lisanslı ürün kullanımı devreye giriyor. Eğer kullandığınız işletim sistemi veya antivirüs lisanssızsa kesinlikle güncel değil. Güncel virüs imzalarını çekmiyor sunucudan. Dolayısıyla hiçbir işe yaramıyor. Veri kaybı önleme yazılımları, demin bahsettiğimiz banka örneğindeki akıllı yazılım buluyor çalışanın onu dışarıya sızdırmaya çalıştığını. Data leakage prevention software diyoruz. Silme, yok etme, anonim hale getirme de önemli bir prosedür. Yani belirli hem mevzuata da bakarak, ilgili mevzuata da bakarak süresi gelmiş verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi gerekiyor. Mesela CD'lerde kıyım işlemi var. İşte kağıtlarda da kıyma makineleri var. Bunları eskiden sıklıkla yapıyorduk. Veri maskeleme de anonimleştirme ile aynı anlamda. Dediğim gibi tekrarlar var ve yedekleme, yani firmanın kişisel verilerle ilgili operasyonlarını düzgün yürütebilmesi için yedeklemesi gerekiyor. Bu da başka bir risk skoru. Çok fazla durmayacağım. Şimdi veriler her tarafa taşmış vaziyette. Hem böyle kağıtlarda var, hem bulutta var, hem e-mail'de var, sosyal medyada var. Mesela fuarlara katılıyor firma, bir sürü kişiyle fotoğraf çektirmiş, tak diye koymuş sosyal medyasına. Medya ortamında var, böyle lokal sunucularda herkesin bilgisayarında müşterilerin resimleri var, sunumlarda var. Bunun yanı sıra yapısal veri de var. Yani böyle ERP, işte CRM, işte değişik veri tabanlarında böyle düzgün sınıflandırılmış yapısal structured data dediğimiz. Onları bulmak kolay. Yani bakıyorsunuz veri tabanına, şu kişisel veri, evet bunları korumamız gerekiyor diyorsunuz ama dediğim gibi yani o kadar taşmış vaziyette ki bulut, işte lokal bilgisayar, dosya sunucusu, kağıt, CD, USB her yere taşmış vaziyette. Dolayısıyla bir çöplük gibi. Bunları keşfetmek ve gerekenlerin de imhasını sağlamak çok meşakkatli bir süreç. Bu şekilde bir süreç yürütüyoruz. Önce verileri keşfediyoruz, daha sonra bir sınıflandırma yapıyoruz. Sınıflandırma da şöyle: hem verinin tipi, mesela kimlik verisi mi, şey verisi mi, iletişim verisi mi vesaire mi? Bunun yanı sıra bunun hassaslık seviyesini de veriyoruz. Bu gerçekten hassas bir veri, bu genel, işte özel bir veri vesaire diye belirli sınıflandırmadan geçtikten sonra da gereken verileri imha ediyoruz. Şimdi bütün bu bahsettiklerimin bir özeti aslında KVKK uyum süreci nedir? Yani KVKK hukuk,
teknoloji ve uyum danışmanlığının aslında bir araya geldiği birçok disiplinin de, burada saymadığım birçok alt disiplin de var. Bunların buluştuğu bence özel bir alan. Peki ne değil? KVKK ne değil? Yani hap çözüm değil yani. Hiçbir yere gidip ya siz şunu 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 yapacaksınız diyemeyiz. Çünkü her kurumun yapısı farklı, kültürü farklı, süreçleri farklı, bütçesi farklı. Günün sonunda benim şuna 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 ayıracak bütçem yok denilebiliyor. Bir güvenlik ürünleri seçimli de değil. Yani firma, yani böyle elimde bir listeyle gidip bu 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 sizin sorunuzu çözer diyebileceğim bir süreç de değil. Bir güvenlik testi de değil. Sadece dokümantasyon işi de değil. Dolayısıyla aslında hepsinin birlikte olduğu, farklı disiplinlerin buluştuğu özel bir uyum süreci. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Gökçen Hanım, biz hep mali müşavirlikte dijitalleşme süreciyle ilgili zaten meslek mensubu olarak e-fatura, e-defter, kayıtlı elektronik posta bir sürü şeylerin içindeyiz. Zaten yazılım kullanıyoruz muhasebe datasını, özlük datasını, bordro datasını işlerken. Şimdi tabii bunların güvenliği noktası. Kişisel veri işleme noktasına geldiğinde güvenliği noktasında aslında çok fazla bir uzmanlık alanımız yok. Ama dediğiniz denetçiler var mı? Evet, bu özellikle panelde kamu gözetimi kurumu, yani bizim içimizde bağımsız denetim lisansı almış olan meslek mensuplarının da eğitim olarak puan aldığı bir eğitim. Bu denetim süreçlerinde de verilerin güvenliği, risk yönetimi analizleri yapılıyor. Ve uluslararası standartlar var veri güvenliğiyle ilgili. Dolayısıyla yani mali müşavirlik olarak çok verimli bilgiler verdiniz. Aslında biz bunu yavaş yavaş öğreneceğiz. Belki bilenlerimiz de var içimizde. Çok güzel ifade ettiniz. Bu tek başına yapılacak sonuçta gösterdiğiniz tablo çok güzeldi. Hukuk, teknoloji ve aslında danışmanlık. Danışmanlık noktasında da bu bir uzmanlık alanı olabilir. Ama tabii yolun başında ben bu işi yapıyorum diye iddia etmek, yaptırımları da çok yüksek olduğu için, yani cezalar çok yüksek olduğu için çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Tam da bu konuda aslında biz mali müşavirler neresindeyiz noktasında şimdi şu ana kadar yapılan sunumlarda bahsedildi. Bir veri envanteri hazırlama. Bununla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun web sitesinde bir rehber de var. Kişisel veri envanteri hazırlama rehberi. Orada da örnek uygulama da var. Ama çok şanslıyız ki bugün Avukat Özlem Sezgin bize canlı canlı Excel'de yaptığı bir envanteri sizlerle paylaşacak. Cemal Bey'in sunumuna geçmeden önce. Çünkü Cemal Bey bu hazırlanan veri envanteri sonrası Verbis kaydıyla ilgili bir sunum yapacak bize. O yüzden ben sözü şimdi Özlem Hanım'a bırakıyorum. Teşekkürler. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu veri envanteri aslında daha önceden yapmış olduğunuz şirket içindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinizin bir resmi. Dolayısıyla öncelikle birim ve süreç bazında kişilerle görüşmeler yaparak şirketin bir fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Yani bu aslında bizlerin oturup ha burada bu var, burada da şu vardır dediğimiz bir envanter değil. Nasıl çalışıyoruz onu söyleyeyim. Ben kendi adıma şirketlerle birim bazında toplantılar yapıyorum. Ve süreçlerinin bir iskeletini çıkarıyoruz beraber. Diyor ki bana benim şu sürecim var, bu sürecim var.
diyorum ki ben bu süreciniz de olmalı. Evet, o süreç de var. Onu birleştirelim şeklinde. İlk önce bir iskelet çıkarıyoruz. Ardından onu ilmek ilmek işliyoruz. Peki bu süreçte hangi veriyi işlersin, kimin verisini işlersin, hangi amaçla işlersin diye notlar alıyorum. Dolayısıyla aslında onların uzun zamandır yapmış olduğu çalışmanın ben bir özetini çıkarıyorum notlarımda. Sonrasında da bu envanter oluşuyor. Bu envanterin bir parçası Verbis'e gireceğiniz kısımlar. Şimdi onlar neler? Bakın burada sadece insan kaynaklarının belli bir kısmını aldım ben. Çünkü bu bazen 800 sütuna çıkabiliyor. Bazen 200 küsür sütuna çıkabiliyor. Burada sadece bir insan kaynak, basit bir insan kaynaklarının envanteri. Ki tamamı da değil, onu da belirtmek isterim. Şu sarı alanlar, yani Verbis ne ister? Verbis ilgili kişi kategorisi ister. Bu birinci alan. Veri kategorisi ister. Yani ilgili kişi derken siz hangi kişi bilgisi işlersiniz? Çalışan adayı mı? Çalışan mı? Gerçek kişi tedarikçi mi? Tedarikçi çalışanı mı? Şeklinde. Şurada o ilgili kişi kategorilerini ister. Verbis. İkincisi veri kategorisini ister. Tamam. Bu çalışan adayının ben kimlik kategorisini işlerim. İkinci kategori veri kategorisi. Üçüncüsü işleme amacı. Tamam, ben çalışan adayının kimlik bilgisini işlerim. İşleme amacım da çalışan adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesidir. Üçüncü alan Verbis'in istediği. Dördüncü alan hiç aktarılmıyor da olabilir o süreçte birine. Aktarılıyor da olabilir. Kime aktarıyorsun o bilgiyi diye bir alan girmeniz gerekiyor. Ben o alanda diyorum ki tedarikçiye aktarıyorum. Yurt dışında bir aktarım varsa onu ister Verbis. O bilgiyi ne kadar süre sakladığınızı ister ve tedbirleriniz neler? İdari ve teknik tedbirler. Toplam 7 alan Verbis'in istediği alan ve hepsi tanımlı alanlar aslında. Yani kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özlük, tedarikçiler, denek, tanımlı kategoriler var Verbis'in içerisinde. Ama bir de diğer alanı var. Diğerin içerisine siz aslında Verbis'te olmayan kategorileri ekleyebiliyorsunuz. Diğer kişisel veri kategorisi, diğer ilgili kişi kategorisi, diğer işleme amacı kategorisini işleyebiliyorsunuz o anlamda. Şimdi bakarsak, örnekleştirirsek, ben bir çalışan adayını alıyorum. Onun kimlik bilgisini, iletişim bilgisini, işlem güvenliği bilgisini, görsel işitsel kayıtlarını, eğitim iş profesyonel yaşama ilişkin bilgileri, sosyal medya bilgisini, ki bunlardan bazıları niye alınıyor orası ayrı. O raporumuzun konusu oluyor ama mevcut durumda ne görüyorsak veri envanterine yansıtıyoruz. Ama aynı zamanda bir rapor çıkarıyorum, diyorum ki sen burada bu bilgiyi alıyorsun ama haberin olsun burada kanunun bu maddesine aykırılık söz konusu diyorum. Ama envanter dokümanlar mevcut durumu yansıtırken vermiş olduğumuz rapor gelmesi gereken noktayı gösteriyor. Sağlık bilgisini çalışan adayın işliyor. Çalışan adayı değerlendirme bilgisi, çünkü mülakat sonuçları var. Ve aile bilgisi. Buradaki üçüncü kişi bilgileri de işte bu ailenin bilgileri. Amaç çalışan adayın başvuru seçme yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi. Tedarikçilere aktarılıyor. Süreniz neyse yurt dışına aktarım, ki burada tedarikçi yurt içi bir tedarikçi, o yüzden yurt dışına aktarım yok. Ve idari tedbir, aldığınız idari tedbirler neyse onları yazıyorsunuz. İdari tedbirler de zaten biraz önce söylediğim gibi tamamı değil ama bazıları Verbis'in içerisine konulmuş durumda. Dedik ki aile yakını bilgisi de işliyormuş bu şirket. Kategori olarak üçüncü kişi kategorisini de açmak zorunda kalıyorum. Bu üçüncü kişi kategorisi referanslar da olabilir. Sonuçta çalışan adayı belli bir seviyeye geldiğiniz zaman referanslarını alıyorsunuz. O referansların kimlik bilgisini ve iletişim bilgisini, adını soyadını,
e-mailini ya da telefonunu verebildiği için orada bir kategori olarak görülüyor. Peki artık çalışan adayı olmaktan çıktı ve çalışan olmaya başladı bende. Ne tür bilgilerini alıyorum? Bu arada bu veri envanterinin kapsamını istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Veri envanterinin bazı olmazsa olmaz alanları var ama o alanları sınırlı değil. Siz ilgili kişi kapınızı çaldığı zaman çok rahatlıkla o kişinin kategorik bazda bu çalışan mıdır, çalışan adayı mıdır kapısınızı çalan, tedarikçi çalışan mıdır, benim bilgimi işliyor musun dediğinde işte bu kütüphaneye açıp isterseniz hangi departmandan alındığından, kişisel verinin toplandığından, şirket içerisinde hangi departmanlara kadar gittiğine şeklinde bu envanterin zenginleştirilmesi tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Çalışana geldik. Çalışanın hangi bilgilerini işliyormuşum? Kimlik, iletişim, aslında burada tamamen baktığınızda özlük dosyasına almak istediğiniz bilgiler. Kimlik, iletişim, ama şöyle parantez açayım. Özlük dosyası malum bazıları tarafından çok geniş tutulabiliyor. Ben özlük dosyasında e-devlet şifresi gördüm. Dolayısıyla o özlük dosyası aslında kesin çizgileri olan bir şey olmadığı için özlük dosyasıysa eğer hukuka uygundur asla dememek lazım. O yüzden zaten bir rapor çıkarıyoruz. Buyurun. Felsefe, inanç, mezhep ve diğerleri. Evet, neden? Onu söyleyeyim. Burada mesela kim nüfus cüzdanı fotokopisi alıyorsunuz. Şimdi özlük dosyası için nüfus cüzdanı fotokopisindeki bazı bilgiler gereksiz. Siz niye kişinin din bilgisini, yani dini bir yere eğer bir sendikaya çalışan almıyorsanız tabii ki yani tamam. Niye alıyorsunuz? Önemli olan o. Tekrar altıncı. Bir sendikaya bir çalışan alıyorsanız tabii ki o sendikayla bağlantısını bilmek için öğrenebilirsiniz. Ya da Diyanet İşleri'ne bir çalışan alıyorsanız tabii ki onun dini önemli olabilir. Bir haklı gerekçeniz olabilir ama ben tekstil firmasına çalışan alıyorum. Mavi yaka. Şimdi onun din bilgisi neden gerekiyor? Bir. Hani biraz önce bahsetmiştim ya, amaç meşru olacak. Amaç da bağlantılı ölçülü olacak. Fotokopi almak kolaylık yaratabiliyor ama fotokopideki bilgiler bazen amacı aşabiliyor. Efendim? Kimlik fotokopisi karakola gitmiyor. Benim bildiğim, bütün şirketlerim çıkardı. Emniyetin bir formu var. Oradaki bilgilerdeki bir şeyler gidiyor. Ama din bilgisi onlardan biri değil. Zaten yeni nüfus cüzdanlarında din bilgisi yok. Ben bu zamana kadar şirketlerden istendiğini görmedim. Pardon, özür diliyorum. Ben soru cevaplama iştahlı olduğum için beni engelleyin lütfen. Ben soru geldiği zaman, evet çok haklısınız. Soru geldiği zaman ben ister istemez bir cevap verme telaşı yaşıyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. O yüzden affınıza sığınıyorum. Çünkü devamı var haliyle. Ben bana tanımlanmış sınırlar içerisinde kalayım. Siz de beni mazur görün. Sağlık bilgisi, kan grubu da olabilir, sağlık raporu da olabilir bunlar. Ceza mahkumiyeti adli sicil kaydı isteniyor. Aile bilgisi, AGİ formu kapsamında da isteniyor olabilir aile bilgisi. Evet. Askerlik durumu, terhis mi? Sonuçta ben alıyorum da yani nedir diye. İşte bunların hepsinin hukuki işlem bilgisi, bir sözleşmesi oluyor neticede bu arkadaşın. Ya da taahhütnameler imzalatılıyor ona. O bilgiler. Dolayısıyla şurası da aslında çalışan kategorime girdiğim zaman işlediğim veriler. Elbette ki AGİ formu kapsamında işlediğim aile bilgileri var. Onlar da bunlar. Peki ben sonuçta veri envanterinde süreç bazında gitmem gerektiği için bu verbiste değil ama bu süreç bazında ilerlediğimde aynı bilgileri diğer süreçlerde de kullanıyor olabilirim. Farkındaysanız burada işe giriş özlük işlemleriydi sürecim. Burada çalışan işçi iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiydi amacım. Ama benim bir de raporlama sürecim var ve onlardan bazı bilgileri, şu bilgileri yetkili kişi kurumlara aktarmak üzere alıyorum. Çünkü emniyet, SGK, İşkur, gelir idaresi benden bir takım bilgiler isteyebiliyor. Dolayısıyla o süreçte
amacım değişiyor farkındaysanız. Yetkili kişi kurumlara bilgi verilmesi o amacı söylüyorum. Bu buradaki amaçlardan hepsi aynı zamanda aydınlatma metinlerinizin de hani şu amaçla işliyorum, bu amaçla işliyorum, bu amaçla işliyorum ve aktarıyorum diyoruz ya, oraya girdi teşkil ediyor. O yüzden de veri envanterini sadece verbise kayıt diye bakmayın. Tebliğde de, tali düzenlemelerde de söyler zaten. Aydınlatma yükümlülüğü, aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, veri envanterinizin verbisle uyumlu olması gerekiyor. Yani bunların her biri bir örümcek ağı. Hepsi birbiriyle paralel olması gerekiyor. Ben verbise giriş yapayım ilk önce, ondan sonra veri envanterini bir çıkarırım. Değil, kendi kendinizi ifşa etmiş olursunuz. İlerliyorum aşağı doğru. Benim bir sürecim daha var. Performans değerlendirme süreci. Çalışanın bu anlamda bazı bilgilerini değerlendiriyorum ve aktarıyorum. Böyle ilerleyeyim. Devamı boş ama. Orada da performans değerlendirme. Bu amaçlar zaten göreceksiniz. Özellikle ben Verbis'te kayıtlı olan amaçları aldım. Bu amaçların hepsi Verbis'te var. Performans değerlendirme süreci için ben şu bilgileri kullanıyorum diyorum. Farkındaysanız aşağı doğru ben kişisel verileri de ayrı ayrı yazmışım. Daha sonra silmemişim. Benim bir disiplin sürecim var. Özlük dosyasına sonuçta giriyor bu da. Denetim etik faaliyeti kapsamında şey yapıyorum. Disiplin sürecinde kimlik, eğitim, iş, özel yaşama ilişkin bilgiyi işliyorum. Ben çalışanlarımı eğitime gönderiyorum. Eğitim kapsamında yurt dışına da eğitime gönderiyor olabilirim. O zaman yurt dışına aktarım söz konusu olur. Kimlik, görsel işsel kayıt ve bazı, çünkü bazı şeyler var. İş yeri güvenliği kapsamında OSGB'ler fotoğraf da istiyormuş. O yüzden çalışanların bezlerini bazen eğitim kapsamında ben onlarla da paylaşıyorum. Buyurun. Avukatı var. Bize mi düşer, avukatı mı düşer bu süreci öğretmek? Ama çok zor sordunuz şimdi. Doğru. Veri sorumlusu ne istiyorsa o. Şimdi veri sorumlusu, ha kimse, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu iş aslında çok bacaklı bir iş. Bu iş bir proje, yani bu bir iş uyum süreci. Uyum sürecinin sonuçta bir kanunun üstüne yapılanıyor. Dolayısıyla kanunu bilmeniz olmazsa olmaz. Evet, bir hukukçu olması gerekir. Bunun Gökçe Hanım'ın bahsettiği bir teknik bir tarafı var. Şimdi ben evet teknik tedbirleri biliyorum ama ben tutup da siber güvenlik odur budur işte risk analizini az çok yapabilirim. Yapmışlığım var, denetim yapıyorum çünkü. Dolayısıyla bunları yapabilirim ama beni aşan teknik bir takım konular var. O yüzden teknik de devreye girer. Yani buradaki muhasebe hiç karşılaştınız mı derseniz evet, bir tane sigorta şirketinde finansın altında yapılandırılmıştı bu proje. Benden mali işler direktörü teklif istedi. Çünkü veri sorumlusu onu görevlendirmiş. Bazen IT'yi görevlendiriyor. Değişebiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet ya. Sonra alalım. Peki. Şimdi benim bir tane daha sürecim var. Çalışan yan hak ve menfaatler sürecim. Burada sigorta yapabiliyorum sonuçta. Bazı bilgiler paylaşıyorum. O yüzden bir amaç daha girdim. Ben çalışan verisini sadece İK kapsamında işlemiyorum. Mali işler kapsamında da, ya finans tarafım da benim işliyor. Oradaki amaçlar aynı olmakla beraber süreç değişiyor. Bina tesis yönetimi kapsamında, idari işler kapsamında ben kart basımı yapıyorum. Dolayısıyla buradaki fiziksel mekan güvenliği var, acil durum yönetimi var. Bazen kan grubu alabiliyorum kart basarken. Bazen bazı kartların üzerinde TC kimlik numaraları bile basılıyor. Dolayısıyla benim bir de bu sürecim var ve amaçlarım yine farklılaştı. Aldığım bilgiler aynı olmakla beraber. Bina tesis yönetimine de girmişim burada. Orada mesela bina tesis yönetimi ziyaretçi bilgisi de işliyor. Sonuçta giriş çıkış kayıtları, kime geldin, kime gittin, isim soyisim. Bazen bir soru geldi biraz önce bana. Kart alıyor. Benim girdiğim plazalarda mesela kartı alıyorlar. Nüfus cüzdanımı alıyorlar, kartı veriyorlar. Niye alıyorsunuz diyorum. Çünkü kartı alıp gidiyorlar, ondan sonra bize maliyet olarak geliyor diyor. Yani hiçbir amacı yok aslında baktığınızda. Nüfus cüzdanı fotokopisinin alınmasını zaten amacı da aşıyorsunuz. Tabii ki kim girdi, kimdir o? Bir olay gerçekleştiğinde onu teşhis etmem önemli. Onun kadar bilgileri almam gerekiyor ama nüfus cüzdanı fotokopisindeki bilgiler, nüfus cüzdanındaki bilgiler çok farklı bilgiler. Dolayısıyla amacı aşıyor. Efendim? Disiplin olacağız biraz.
Şimdi mali işlerde yine raporlama süreci var. Mali işlerin de çünkü bilgilendirme yaptığı yerler var. Orada da çalışıyor yetkili kişi kuruluşlar. Bir de mesela otomatik katılım sistemi, yeni BES'imiz var biliyorsunuz. BES kapsamında aktarılan bilgiler var gibi. Siz amaçları, süreçleri belirlerseniz, bu bölüm ve süreçler verbise girilmeyecek. Sadece sarı alanlar verbise girecek. Özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Bölüm ve süreç kapsamında ilmek ilmek işleyip verbise girilecek alanları tespit edip ondan sonra da verbise girmeniz gerekecek diyerek sözü Cemal Bey'e veriyorum. Bayrağı teslim ediyorum. Ah pardon. Açayım mı? Açarsın. Elbette. Şimdi Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi verbise girmeden önce kendi çalışanlarımız için, yani eğer kendi çalışanınız işveren konumundaysanız yine veri envanterini hazırlamak durumundasınız. Bizim bordrolama hizmeti verdiğimiz, sorunuz mali müşavir olduğumuz için işverenler de veri envanteri hazırlamak zorundalar. Çünkü çalışan, yani veri sorumlusu kendisi, çalışanı var ve onlar da veri envanteri hazırlıyorlar. Bunların verbise kaydının olup olmaması 50 ve üzeri çalışanı olanlar ve 25 milyon aktif büyüklüğünün üstünde olanlar bunları verbise kayıt yapacaklar. Şimdi Cemal Bey bu verbis kaydı sürecini anlatacak. Ama 50 çalışanın altı, 25 milyon aktif büyüklüğün altındaki firma veri envanteri hazırlayacak. Yani çünkü o veri kanun gereği hazırlanması gereken, yine rıza beyanı, açık rıza gibi hususları kurtaramıyoruz. Verbise girmiyoruz ama yine de bu kanun kapsamında verileri tuttuğumuz için çalışan bilgisini tutuyoruz. Bunlarla ilgili bir data var bizde. Her ne kadar verbise kayıt olmasak da yine kanuna uygun şekilde veri işlemlerini hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden veri envanteri kısmı hepimiz için bence önemliydi. Güzel de bir sunum oldu. Bununla ilgili rehber var. KVKK.gov.tr sitesinde örnek şey de var, veri envanteri de var. Tamamen buna özel bir rehber var. Yani veri envanteri nasıl hazırlanır diye rehber var. Hepinizin onu okumasını rica edeceğim. Daha fazla uzatmadan zaman da yönetmek için şimdi veri envanterinden sonra verbis kaydı hepiniz merakla bekliyorsunuz. Nasıl yapılacak? Sözü Cemal Bey'e bırakıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İsmim Cemal Karaoğlu. Yani çoğu burada kalan arkadaşların çoğu tanır diye biliyorum ama kısaca bir kendimden bahsedeyim. Bir özel üniversitede öğretim görevlisiyim. 20 yıla yakında odanın bütün kurul ve komitelerinde hep görev aldım. Yani bu işe de yap dediler. Eğitim ayağım olduğu için de geldik, çalıştık sizler adına. Ha, uygulama ayağı daha tabana inmedi. Tabana inmediği için ister istemez şu an verilere tam ulaşamıyorsunuz. Kurum da kendini yeniliyor. Sonuçta bizler mali müşaviriz. Bu zamana kadar nereye çözdük ki? Yani bu da çözülecek bir konu. Ama şu kadın erkek eşitliği diyorlar. Ben de katılıyorum. Ama mikrofonu kapana kadar bu saat zor oldu yani. Normalinde 1 saat 15 dakika bir zaman ayrılmıştı. Ama sağlık olsun. Güzel anlattılar. Benim yükümü bayağı üzerimden aldılar sağ olsunlar. Ama ben de onlara Çorlu'ya, haftaya Cuma günü Çorlu'dayız. O etkinlikte o haklarımı alırım. Şimdi şöyle ki bu tarz aynı konudaki panellerde biraz iç içe girer. İç içe girdiği için bizler bazen panelistler birbirlerinin alanına girebilir. Alanına girmesi anlamında ben ne gördük, ne anlatacağım, kısaca onu bir size bahsedeyim. Şimdi veri sorumlusunu, veri işleyen, veri sorumlusunun yükümlülüklerini, veri sorumlusunun görevleri, aydınlatma yükümlülükleri, veri güvenliğinin yüklenmesi, veri sorumluluğu, sicil kaydı, veri sorumlularının sicil kayıt zorunluluğu, bunlar anlatıldı. Şimdi zorunluluğunu ben anlatacağım. Veri ilgili kişi, veri envanteri, bunlar anlatıldı. Şimdi burada
hep 50 kişi diyoruz ve 25 milyon aktif toplamı diyoruz. Burada hangi yıla dikkat etmemiz gerektiği sorusu mutlaka bize gelecektir. Şimdi tarih 31 Aralık 2019 olması sebebiyle 1-1-2020 demediği için yasa, biz neyi baz almamız gerekiyor? Burada 2018. 2018 aldığımızda da personel bazında da 2018 almamız gerekiyor. Yalnız personel bazında hangi tarihi, hangi işleme göre almamız gerektiği de çok önemli. Yani kalkıp da ya işte Aralık ayında biz 50 tane ve 51 tane personel var geçelim, böyle bir şey yok. O başka bir işin özü. Normalde yasa ne demiş örneklerle? Tam 12 ayın 7 ayı. Yani birbirini takip edip etmemesi önemli değil. Diyor ki 12 ayın 7 ayı 51 ve üzerindeyse bu sisteme gireceksiniz. İsterseniz son ay 45 kişi olsun diyor. Buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bir de şirket birleşmeleri, biz bunlara halk arasında ne diyoruz? Şirket evlilikleri diyoruz. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yerde 45 ise, diğer yerde 25 ise otomatikmen zaten sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Ama burada neye dikkat etmek gerekiyor? Burada tarihi itibariyle vergi numarası değişiyor. Değiştiği tarihten sonraki mükellefiyetler de geçerli. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bu hafta ben çok görüştüm kamu gözetimi kurumuyla. Mesela mükellefiyet kaydında ben kendimi çok özür dilerim. Şimdi yasa açık. Yasa diyor ki müracaat et, bana göndermezsen askıda kalırsın diyor. Yani illa gelip bana müracaat etmen gerekmiyor diyor. O müracaatları ben anlatacağım size. Yalnız şöyle var, biraz sonra anlatacağım. Veri giriş sisteminde ilk kez verbisi kaydolurken. Bugün Özlem Hanım'a da söyledim. O da biraz ilginç buldu. Şimdi TC, Türkiye sınırları içerisinde vergi numarası yok. Şahıslarda TC var, hepimizin bildiği gibi. Ama maalesef verbise girdiğinizde diyor ki ben verileri Maliye Bakanlığı'ndan alırım diyor. Ama siz TC kimlik numaranızla girdiğinizde sizi bir kayıt yapıyor. Vergi numaranızla girdiğinde de ayrıca bir kayıt yapıyor. Yani mükerrer kayıt yapıyor. Mesela bu büyük bir eksiklik. Bunu söyledik, tamam düzeltiyoruz dediler, haklısınız dediler. Aynı şekilde ikamet, mesela TC kimlik numarası girdiğinizde aynı TC kimlik numarasından iki kişi çıkabiliyor, çatışabiliyor. Aynı isimler tutmuyor biliyor. Bunlarla ilgili tabii biraz sonra da anlatacağım. İlgili kurum ve nerelere gitmeniz gerektiğini tek tek söyleyeceğim. Şimdi slide'ın ben ikiye böldüm. Yani vaktimiz olsaydı şu an slide uzunca, ben onu kısa kısa anlatıp size uygulamaya an vakit kalırsa göstereceğim. Yani bir canlı göstereyim ki çoktan nereden başlayabileceğinizi canlı görün. Ama hazırladığımız kitap, yani önünüze alıp bilgisayarınızın başına geçtiğinizde nereden girmemiz gerekiyor, başım, yani karşıma hangi ekran gelecek dediğinizde KVKK'nın sistemindeki sistemle kitap şu an çok uyumlu. Ama yarın ne olur bilmiyorum. Çünkü her gün değişiyor. Bir de Alo 198 hattı var. Bilginiz var mı bilmiyorum. KVKK Alo 198 hat kurmuş. Çalışma saatlerinde çalışıyor. Bununla ilgili şikayetler alıyor. Şikayetleri 30 gün içinde değerlendiriliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Değerlendirirken biz sadece şikayet eden bir vatandaş da olabilir, bir işveren de olabilir, bir mükellef de olabilir. Şimdi anlatacağım mevzuatta bir yurt içi var, bir yurt dışı var, bir de kurum var. Yani kamu kurumu var. Kamu kurumları 1-4-2020 tarihinden itibaren sisteme adapte olması gerekiyor. Onu burada anlatıp da zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi biz kendi içimize geldiğimizde, yurt içinde bir yerleşik şahsi mükellefimiz var, bir de tüzel kişiliğimiz var. Şimdi verbisi kaydolurken burada mükellefin kendisi veri sorumlusu oluyor. Yani şirketin ortağı falan veri sorumlusu olmuyor. O sonraki iş. Önce giriyorsunuz mükellefin bilmem işte A şirketi. Girdiniz, kaydettiniz. Burada sizden ne isteyecek? Biraz sonra örneklerle anlatacağım. Zaman kazanmak için direkt gireyim. Slide biraz vaktimiz alabilir. Girdiğimizde hiçbir şeye, yani birkaç basit bilgilere gerek var. Nedir? Vergi numaramız. Yalnız da olsun, aklınızda olmayabilir. 10 haneli vergi numaranız, varsa KEP adresiniz, bir de elektronik posta adresiniz.
Bunlar yanınızda olursa 2 dakikalık iş. Süreç ondan sonra başlıyor, verbise giriş. İşte en detayı da veri envanteri detayı. Şimdi biz açalım, bir baştan başlayalım bakalım. Bu arada ben kaydımı yaptım. Çok basit, 2 dakikalık iş. Ha, gönderirim, göndermem. Bizim zorunluluğumuz yok. Ama mali müşavirlerin bu sistemin neresinde dediklerinde mali müşavirler maalesef veri sorumlusu. Siz meslek mensubu olarak şirketinizle sözleşme yaptığınızda veri sorumlusu oluyorsunuz. Yasanın içinde de ayrıca var. Yani elinizdeki kitaptakinde de var. Ha, diyeceksiniz ben bundan ceza alır mıyım, almaz mıyım? Bunun cezası yaşadığınız olayla alakalı. Sizle alakalı bir suçsa var. Ama veri sorumlu, neden veri sorumlusu yapmışlar? Kamu tüzel kişiliğinde ve mali müşavirler de kamusal hizmet verdikleri için ihbar hakkını kullanmaz anlamına koymuşlar. Yani bir orada ihbarcı gözüyle bakıyorlar. Yani ihbarcı gözüyle değil de onu biraz düzeltelim. Şey gibi, bir vergi müfettişi nasıl savcılığa bildiriyorsa bu ihbarcı değil yani. Bir görevi çünkü. Görevi atletmişler yani. Bu da işin önceliği esas olarak diyor ki yaptın sen bir kamusal hizmet veriyorsun. Bu hizmete karşılık önüne bir suç çıktıysa bunu düzeltmesi anlamında söyleyeceksin. 30 gün içinde düzelmezse ilgili kuruma bildireceksin diyor. Yasa açık. Bundan dolayı veri sorumluluğu anlamında da veri kontrolü yapmışlar. Şimdi ben uygulama ayağına zaman kalır mı bilmiyorum. Ama takılan arkadaşlar ararlar. Şu an mükellefiniz var mı bilmiyorum. Bir de şu var. İşletme defteri, ben işletme defteriyim. Ben veri sorumlu, yani ben buna verbisi kaydolmak zorundayım demeyin. Burada kriter nedir? 50 çalışanı veya 25 milyon aktif toplanım diyor. Ve demiyor bakın. Veya kelimesi ikisinden birisi demek oluyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Birisi yeterli, evet. Yani şöyle, işletme defteri zaten şeydir, işletme defteri olamaz çünkü 25 milyon olduğuna göre otomatikmen bilançoya geçmiş olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de SSK ile muhtasar, yani belki unuturum diye söylüyorum. Şimdi İstanbul'da 1-1-2020 tarihinden itibaren yürürlükte İstanbul'da ama Türkiye'nin 5 ilinde zaten bu 2 yıl, 1,5 yıldır o uygulanıyor. Ha, burada neye dikkat edilmesi gerekiyor? Birincisi agilerinizin düzgün olsun. İkincisi veri paylaşımında sevgili başkanımız söyledi. Dedi ki siz bir bankaya bir bilgi aktarıyorsanız kesinlikle açık rızasını, onayını alın dedi. Ve ben bunu 2 yıldır yapmaya çalışıyorum. Hatta yer yer ofisteki arkadaşlarla da diyoruz ki buna dikkat edin. Ha, ediliyor, mümkün olduğunca etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra uçan kuştan, kaçan fareden haberiniz olacak. Olmak zorunda. Çünkü siz bir savunma yaparken görmedim, bilmiyorum, duymadım diyemezsiniz. Korkacak da bir şey yok. Zaten biz neleri, enflasyonumu yenmedik. Yani o kadar çok sistematik şeyleri yendik ki bunlar bizim için göreceksiniz. İnanın çerez. Envanter dediğimiz, veri envanteri dediğimiz sistem de zaten otomatik sistem ekrana geliyor. Biz manuel bir şey girmiyoruz. Orada sadece girdiğimiz, Özlem Hanım da onu söylemeye çalıştı. Oradan kendimize uygun, personele uygun, işe uygun verileri tanımlama yapıyoruz. Soru yok. Çünkü vaktimiz yok, kusura bakmayın. Ama vakit yaratmaya çalışacağım. Bitirelim, tamamlayalım. Çünkü diğer arkadaşların da bir sürü soracağı var. Sonuna kadar dinlersek esasında soruları azaltmış oluruz. Yani... Veri girişimiz, ses alayım şuradan. Veya bunlar alıyor galiba. Alıyor değil mi bunlar? Gelmiyor mu? Daha çalışıyor. Eldekiler mi? El mikrofon.
Evet, şimdi veri girişine sesim geliyor mu? Evet. Şimdi veri girişinde buradan başlıyoruz. Yani bu ekran geldiğinde, verbise giriş ekranı geldiğinde otomatikman buraya tuşluyoruz. Tuşladığımızda yalnız şu alanları şimdilik bir kenara alalım. Hiç o konulara girmeyelim. O sonra dönüp dolaşıp slide'ın sonunda ben oraya gelip size hatırlatacağım. Burada veri sorumlusu yönetici girişi. Veri sorumlusu yönetici girişi olarak kimi söylemiştik biz? İşvereni söylemiştik. Yani burada limited olur, anonim olur, kolektif olur, komandit olur, hiç fark etmez. Ve şahıs bir eczacı da olabilir. Yani bunda da sıkıntı yok. Eczacılar genelde 50 milyonu geçebilir. Burada girdiğimizde ister istemez ikinci ekranda otomatikmen böyle bir ekranımız gelecek. Bu ekranda biz daha önce şifre alsaydık üstteki bölümü kullanacaktık ama şifreyi daha almadık. Sıfırdayız. Yeni işin başındayız. Otomatikmen ne yapıyoruz? Kaydol butonuna bastığımızda otomatikmen karşımıza bir ekran geliyor. Bu ekranda ne diyor? İşte telefon numarasını, vergi numarasını soruyor veya TC kimlik numarasını soruyor. Sorduktan sonra yanına vergi dairesini seçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buraya isim girdikten sonra vergi numarasını seçiyorsunuz. Ünvanı zaten kendi otomatikmen sorgulama yaptığınızda geliyor. Buraya adres numaranızı giriyorsunuz. 10 hanenin numarasını giriyorsunuz. Bu Türkiye'deki yerleşik şahıs veya şirketler için söylüyorum. Sorgulama yaptığınızda otomatikmen kaydediyor sizi. Size bir çıktı veriyor. Yani diyor ki sizi ben kaydettim diyor. Artık bendesiniz diyor. Yapacağınız işlemleri size anlatmaya çalışıyor. Burada da sisteme girdiğinizde verbis kayıt yurt içi yerleşik Türk gerçek kişinin girişinde otomatikmen giriş yaptığınızda ikinci ekranda adresi veriyor. Şuraya gelelim adreste. Bu ekrandan otomatikmen size bir A4 kağıt çıkarıyor. Doldururken ne demiştik? Adres numaranızı yani adres numaranız olacak 10 hane, TC kimlik numaranız olacak, vergi dairesini seçiyorsunuz. Telefon numarası demiş ama telefon numarasının GSM olması çok önemli. Orada sadece telefon numarası diyor kanunda. GSM numarasının olması şifre kayıplarında falan SMS geliyor, bilgilendirme geliyor. Onun için GSM numaranızı girin kesinlikle oraya. E-posta soruyor yani 5 tane. 5 duyu organ gibi düşünün. E-posta, telefon, adres, TC kimlik numarası bu kadar. Hayır şöyle ki. Şimdi efendim biraz önce söyledim. Doğrusu bunda sıkıntı yok. Bu soru değil esasında. Bu işin yerinde şöyle söyleyeyim. Bu alana TC kimlik numarasını da girerseniz sorgulama yapabiliyorsunuz. Şirketi getiriyor. Maliyeden aldığı için. Vergi numarası girdiğinizde mesela TC girerseniz şahıs getiriyor. Vergi numarası girerseniz şirketi getiriyor. Ya otomatikmen. Sistem onu getiriyor. KEP adresiniz varsa, KEP adresiniz buraya girip onayladığınızda otomatikmen merkeze düşüyor, KVKK kurumuna düşüyor. KKV kurumu otomatikmen oradan sizin işleminizi direkt kurula çıkarıyor. Eğer KEP adresi yazmadıysanız, PDF formatında bir döküm alıyorsunuz. PDF formatında alınan dökümü de başvuruyu sorgulayabilirsiniz buradan. Görüntüle dediğinizde otomatikmen geliyor. Başvuru numarasını zaten size ekranda veriyor. İstediğiniz zaman buradan döküm alabilirsiniz. Bu dökümü veri sorumlu bilgi sisteminin formunu kaşe imza yapıp KEP adresiniz varsa ne dedik göndermiyorsunuz. Sistem kendi atıyor. KEP adresi yazmadıysanız otomatikmen Ankara'daki mesela KEP adresini için bu. Ankara'daki adresi söyleyeyim ben size. Ankara Bakanlıklar'da şurada KEP adresi. Evet. Evet, şu adrese gönderiyorsunuz. Yani burada da süreç şöyle çalışıyor. Kargo ve adi postayla gönderdiğinizde şifreniz geç geliyor ama sistemle müracaat ettiğinizde otomatikmen müracaat etmiş oluyorsunuz. Yani kalkıp da Ankara'ya memurun eline düştüğü, memurun eline aldığı anlamını düşünmeyin. Sisteme girip siz kaydolduğunuz anda size başvuru numarası verildiğinde siz oranın artık mükellef oluyorsunuz. Burada süreç diyor ki 3 günle diyor minimum 3 günde 30 gün içinde ben size dönerim diyor. Yani
Hemen gönderdim. İki gün sonra gelirim yok. Ama KEP adresinde yani 3 günle 7 gün arasında diyorlar. Onda da KEP adresi bana düştüğü andan itibaren sayaç başlar diyor. Diğerinde diyor başvurunuzu alırım ama diyor şifrenin gelmesi yine kurul kararıyla sıraya girer diyor. Yani KEP adresi biraz öncelik kazandırmış oluyor. Şimdi ben bunu şöyle böldüm. Yurt içi yerleşik gerçek kişi, yurt içi yerleşik tüzel kişi, bir de yurt dışı yerleşik tüzel kişiyle yurt dışı yerleşik gerçek kişinin verilerini ayrı ayrı burada 80 sayfa slide var. Ben bunu ikiye böldüm. Türkiye ayağını anlattım. Şimdi yurt dışı ayağını anlatacağım. Sonra diğer bölümlere geçelim, uygulama ayağına geçelim. Bunlar mesela şey Türk irtibat kişi. Evet. Şurayı anlatırsak. Evet, yurt dışına geldiğimizde de yurt dışında diyor ki yurt dışında her şeyi manuel giriyorsunuz. Yani orada vergi dairesinden şuradan buradan sorumlu nerede var? Üste vergi numarasını giriyorsunuz. Vergi firmanın unvanı giriyorsunuz, e-postasını giriyorsunuz, e-postasını yabancı e-postaya giriyorsunuz. Artık ne girerseniz önemli değil. Vergi numarası, telefon numarası giriyorsunuz ülkenin, yani bu hangi ülkesi, ülkesini seçiyorsunuz. Sonra veri sorumlusunun vergi numarasını seçiyorsunuz. Veri sorumlusuyla veri girişini yapan irtibatlı kişi kesinlikle Türk olacak. Yani yabancı ülkelerden verbise kayıt istiyorsak, Türkiye ayağı varsa, şube olur, merkez olur, irtibat bürosu olur. Bunlar da dikkat edilmesi gereken Türkiye'deki ayağı kesinlikle Türk'te yerleşik olacak. Türkiye'de bir yerleşik adresi olacak. Artı Türk vatandaşı olması gerekiyor. Yukarı manuel doldurulması gereken, yani şirketin, örneğin Almanya diyoruz. Almanya'daki şirketin unvanı, telefon numarası, bilgilerini, buradaki sorulan bilgileri dolduruyoruz. En altta veri sorumlusunun TC kimlik numarasını girdiğimizde bir de ne istiyor burada? Diyor ki bunu atadın ama diyor veri sorumlusu ve irtibatlı kişi olarak diyor. Bunun bana diyor karar tarihini gir diyor. Karar defterinden veya tescil evrakından karar tarih ve numarasını gir diyor. Girdikten sonra o da başarılı olarak bunda da var. Bütün evrakları doldurup varsa KEP adresi girdiyseniz KEP adresine gidiyor. KEP adresi girmediyseniz otomatikmen ne oluyor? Yine dediğimiz gibi döküm alıyorsunuz, kaşe, imza ve Ankara'ya gönderiyorsunuz. Süreç onda da 3 günle 30 gün arasında değişiyor. Yalnız bunda süre uzatma yok. Bu da yani diğerlerindeki gibi 50 kişi, 25 kişi, 30 kişi, 25 aktif diye bir olay yok. 31.12.2019'a kadar yabancı mükellefler kesinlikle sisteme girmek zorunda. Yani yılbaşından sonra kalırsa cezalı duruma düşmüş oluyor. Şimdi burada evet biraz karıştı. Evet, veri sorumlusu, yönetici ve irtibatlı kişi girişi. Biz ne dedik? Bir anonim şirkete girdiğimizi farz ettin. Anonim şirketi kaydettik. Şifreler bize geldi. Şifrelere girdiğimizde bu ekran açıldı. Bu ekran açıldı. Bu ekran açıldıktan sonra biz geliyoruz burada. Veri sorumlusu zaten mükellefin kendisi. Biz burada kimi? Veri girişi sağlayan kişiyi yetkilendiriyoruz. Kişinin telefonunu ve TC kimlik numarasını girdiğimizde kaydediyoruz. Sonra kişiye diyoruz ki biz seni buraya buraya entegre yaptık. Kişi ne yapması gerekiyor? Buradan bir işlem yapamaz. Kişi E-Devlet'e bağlanıyor. E-Devlet'e gidiyor. Oradan verbis yazıyor. Verbisten kendini sorguluyor. Diyor ki ben hangi şirketin ilişkisi, yani ilişkili kişisiyim. Yani veri sorumlusuyum. O ekrana geliyorsa otomatikmen orada gidiyor. Onayladığında buraya her girişte o kanal üzerinden giriyor. Burada da bu işte ilişkili kişiliği okeylemesi
buraya girdikten sonra da ilişkili kişinin E-Devlet'ten otomatikmen kendini tanımlaması. Şimdi şifreyi aldıktan sonra ne yapıyoruz? Şifreyi aldıktan sonra bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Sadece sorumluyu diskalifiye edemezsiniz. Çünkü o sorumlu hep orada. Sorumlu sizin yaptığınız envanter girişi, kategori girişi, bütün yaptığınız çalışmaları girip istediği zaman bıraktığı yerden devam edip görebilir. Veya orada denir ki gün sonu yönetici der ki veri sorumlusu ben bunu atadım ama bu veri sorumlusu yani ilişkili kişi buraya ne girdi, neler yaptı, bugün akşama kadar nelerle uğraştı gibi baktığında otomatikmen ne yapıldığını görebilecek. Sistemin şöyle bir uygulaması var. Sistem koptuğu anda bile hangi işlemde kaldıysanız onu ekrana taşıyor. Böyle bir özelliği var yani. Bir şey gibi düşünmüşler. Mesela siz Word'ü kullanırken elektrik veya bataryası bitti. Kapandığında açınca geri ekrana geliyor. Kaydedeyim mi diye soruyor. Bu böyle bir sistem yapılmış. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü daha önemli olan bu parola yenilemesini biraz önce anlatmıştım. Bunlar basit şeyler. E-Devlet'e ilişkili kişinin girip kendini tanımlamasını anlattım. Burada profili güncelleyebilirsiniz. Burada veri kategorilerine değinirsem, veri kategorilerinde şimdi bu sağ tarafta gördüklerinizi biraz önce veri envanterinde Özlem Hanım size aktardı. Bu veri kategorileri ister istemez yani istemediğiniz bir şey yoksa tanımlamayabilirsiniz. Yani size uygun değilse. Ama baktınız bunun içinde yok. Diğer seçerek veri kategorisini ekleme yapabiliyorsunuz. Veri kategorisi eklerken de mutlaka işte ne kadar süre işlemi görecek onun amacını, nedeninin içinde mutlaka ve kategori tanımlarken girmeniz gerekiyor. Bildirim veri kategorisinde evet şöyle hızlı hızlı geçersem. Burasını ben size uygulamanı anlatayım. Bu kısımları şöyle anlatalım. Personelde olur, yönetimde olur. O girip değiştireceksiniz. Onun dışında her ay beyanname verme gibi bir yükümlülüğü yok. İşçi sürekli giriyor çıkıyor. İşte bunları veri envanterinden de güncelleyeceksiniz. Kategoride değişiklikleri varsa onları güncelleyeceksiniz. Verbis isim istemez. Yani çalışan kategori ister. Özlem istemez. O yüzden Özlem girmiş çıkmış. Sonuçta çalışan olarak İsim soy isim girdiyseniz oraya zaten Özlem girmiş, Hasan girmiş fark etmiyor. Ama mesela yeni dönemde çalışanın girmişsiniz özlük bilgisi, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi. Demiş ki karar verilmiş bir de sosyal medya bilgisini alalım denmiş. O zaman işte veri envanterinde, verbiste, dokümanlarınızda değişiklik yapmanız gerekiyor. Ama 15 sene aynı bilgiyi alıyorsunuz değiştirmeyin. 100 tane isim var. İçi giriyor, çıkıyor. Bunları yazmıyor. Yok, isim olarak bir tane, bir bilgi. Kategori bazlı yazıyorsunuz ya. Evet, uygulama ayağına bakarsak. Şimdi ben slide'ın başında demiştim ki, konuşmamın başında. Bunları sonra anlatıp geri buna döneceğim demiştim. Şimdi sicile kayıt kısmına geldiğimizde burada veri sorumlusunun tanımladığı veri girişi yapabilecek, yani irtibatlı kişinin girebileceği yer, kendi devlet şifresine girdiğinde veri sorumlusu eğer irtibatlı kişiyi tanımladıysa, verbise girdiğinde ister buradan girsin, ister E-Devlet'ten girsin, bu tanımlama yaptığında kendini tanımlayan şirketi görecek. Yalnız ilişkili kişili de bir şirketin dışında başka şirketlerde görev alamıyor. Yani 3 kişiye, 5 kişiye siz bir veri sorumlusunun tanımladığı bir veri girişi yapan personelseniz bir başka şirkette veri girişi yapan kişi olamıyorsunuz.
Yani veri sorumlusu sizi atayamıyor bir daha. Buradan çıkmadığınız sürece. Hiç, şimdi şöyle, veri sorumlusu dediğimiz gibi mükellefin kendisi. Yani evdeki eşini bile yapabilir yani ilişkili kişi. Yani hiç alakası olmayan birisini de yapabilir yani. Kendini de atayabilir. Nasıl? O da olayın başka boyutu. Şimdi birinciyi anlattım biraz önce. İkinci sicile kaydı deminki devlet üzerinden aktivasyon yapılması gerektiğini söyledim. Aktivasyon yapılabilmesi için de veri sorumlusunun tanımlaması gerektiğini söyledim. Sicil sorgulama ekranına geldiğimizde, sicil sorgulama ekranımızda burada ne yapıyor? Bu şirketler kategorilerini halka açık etmek zorunda. Yani şimdi göreceksiniz, ben bir tane firma yazayım mesela. Kimi yazayım? Garanti yazayım. Deriz ya, herkes bankadan bahsediyor. Efendim? Vallahi deneyeceğim, yapmıştır herhalde. Ben de öğreneceğim şimdi. Hayır, bunlar alenen yani artık halka mal olmuş diyoruz onun. Şimdi evet geldi. Mesela buradan ne, garanti factoring. Evet, bunlar grup şirketleri. Garanti Bankası daha yapmamış. Evet, garanti factoring yapmış. Burada nedir bakarsanız yani ekranda net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama veri kategorileri biraz önce veri envanterinde Özlem Hanım size anlattı. Yani nedir? İşte kimliktir, iletişimdir, özlüktür. Bunun hemen yanında amaçlar var. Diyor ki bunlar oluşturdun ama bunun amacı nedir diyor. Şimdi çok girmek istemiyorum. Sağ olsun Özlem Hanım çok güzel anlattı. İşte amaçlarını soruyor yanında. Nedir? Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi anlamında, ne bileyim bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi anlamında gibi gibi. Bunu kimler için hazırlıyorsunuz? Alıcılar kimdir bunun diyor. Alıcılar gerçek kişiler. Yani ben de sorabilirim, siz de sorabilirsiniz. Hissedarlar da sorabilir. Patronun eşi de sorabilir. Herkes sorabilir yani. Kimdir bunun diyor. İş ortaklıkları sorabilir. Tedarikçiler, yani mal alıp mal sattığınız insanları da sorabilir. Bunun sürecini belirlemelisiniz diyor. Yani bunun süreci nedir? Bunu ne kadar elinde tutacaksın? Özlem Hanım yasal anlamda 2 yıl dedi. Kategori bazlı değişir. Kimlik bilgisini kategorik bazlı giriyor olmanız lazım. Mesela erişim kayıtları, yani şey kapsamında 56-51 kapsamındaki erişim kayıtları. İçerisinde çalışan da var, çalışan da var, müşteri de var. Maksimum neyse onun süresini yazıyorum. Şimdi bakıyorum ve kimlik bilgisi maksimum. Şimdi şöyle örnek vereyim ben. Özlem Hanım teşekkür ederim. Şimdi şöyle, burada demiş ki mesela kimliktir, iletişimdir de özlüktür. Ne diyor? Gerekli olan süre kadar saklanır diyor. Yani bu kişiyle ben işlemim devam ediyorsa ben bu işiyle işlemimi koparana kadar saklarım diyor. Özlem Hanım'ın dediğine ben bir örnek vereyim. Biz Garanti Bankası'ndan bahsettik. Garanti Bankası'nın gittiniz, bir şubesine gittiniz, kapıdan içeri girdiniz. Orada bütün bilgileriniz zaten var, gerekli kadar saklarım diyor. Çünkü oranın şeyisiniz, müşterisisiniz. Kapıdan girdiğinizde sizi kayda alıyorlar. Kayda alındıklarında bunun süresi, saklama süresi maksimum 2 yıl ve yurt dışına da aktarılamaz. Ama kimlik bilgileriniz yurt dışına aktarılabilir. Niye? Çünkü zaten açıktır, biraz sonra göreceksiniz aktarımda. Çünkü uluslararası olur, masak olur, o olur, bu olur, buna engel getirmiyor. Yani bir ad, soyad ve TC kimlik numarası benim kontrolümde, bu nedenden dolayı aktarabilirim diyor. Ama resmi aktarmıyor, bir ceza boyutu yoksa yani. Ya o 2 yıllık süre orada, 2 yıl tutuyor ve kapatıyor yani. Kişi grupları. Kimdir bunlar? Yani kimlerin verileri kategorilerde değerlendiriyoruz? Biz işte çalışanlar, çalışan adayları, ne bileyim hissedarlar, potansiyel ürün ve hizmet alıcıları gibi gibi böyle çoğaltabiliriz. Zaten burada işte kimlikleri, iletişimi, özlük. Bunlar, tekrar söylüyorum, sisteme girdiğinizde karşınıza otomatikmen gelecek. Sadece bu kategorileri tanımlamak sizin kendi işinizle alakalı. İşinize uygunsa, kişinize uygunsa, hem iş hem kişi
bunlara uygunsa otomatikmen tanımlama yapıyorsunuz. Yani burada ben bu kadar bilgiyi nasıl gireceğim, nereden alacağım, nereden gelecek böyle bir şey yok. Bunlar zaten sistemde var. Siz tanımlama yapıyorsunuz. Burada en önemlisi yabancı ülkeler. Yabancı ülkelerde mesela bankalar veya kuruluşlar size kategori hazırlarken neye dikkat edilmesi gerekiyor? Burada ne demiş? Yurt dışına aktarılıyor kimlik bilgileri. Ama orada ne demiş? Fiziksel mekan güvenliği aktarılamaz demiş. Aktarılmıyor diyor yani. Gibi gibi böyle kriterleri kendiniz belirliyorsun ama tabii bunu kimler yapabilir? Herhalde bir yöneticiler yapamaz. Yine bir hukuk servisinden bu işi iyi bilenler uzman alması gerekiyor. Sevgili başkan da bizim kurul başkanımız da Filiz Hanım da söyledi. Bu artık bir meslek oluyor. Yani bunu ismi akademide mi gider eğitim alırsınız? Öyle bir çalışması herhalde olacak. Yoksa ne bileyim bizler şu an eğitim yapmıyoruz, farkındalık yaratıyoruz, dikkat çekiyoruz. Eğitim bizim işimiz değil. Biz sadece bizim de bir katkımız olsun diye alelace hazırlanmış kitabıyla, görseliyle sisteme bir ışık tutmak anlamında bir yerden başlayın diye. Ama bu işlerden kaçmakla da biz bu işi çözemeyiz. Diyoruz ya her gün mesleğe girenler var, bu kadar mükellefi var, bu kadar iş mi var? Evet var. İşler zorlaştıkça daha çok para kazanırsınız. İşler azaldıkça senin yaptığını benim eleman da yapıyor diyorlar. Benim stajyerim de yapıyor diyorlar. Bakkal Ahmet de yapıyor diyorlar. Vallahi siz yaşlı değilsiniz, benden gençsiniz yani. Şimdi güvenlik kısmına ben hiç girmeyeyim. Bunu sağ olsun Gökçen Hanım bir güzel anlattı. Yani hiç güvenlik ayağına girmeyeyim. Niye diyeceksiniz? Güvenlik ayağı teknik ayak. Yani bunun virüs programı vardır, işte hukuk servisi vardır, mali boyutu servisi vardır, sistematik servisi vardır. Yani kısaca çok vaktinizi almayayım, saatte 18, 5 dakika var. Şöyle bir 5-10 dakikada bir sorularınızı alalım. Konuyu kapatalım. Takıldığınız yer direkt varsa önce bana sorun, sonra diğer arkadaşlara sorun. Mikrofonu vermiyorlar. Buyurun. 3 ay var ya, uzamaz. Hayır, şimdi bu 2016'da çıktı ve bu zamana kadar süreç hep geldi. Bakmayın biz, esasında bu bizim mi değil mi? Bizim mi değil mi dendiği için bu zamana kadar geldi. Ama şu anda sizin mükellefiyetiniz olmayabilir. Bu kriterler de olmayabilir ama 2018 yılına dönün, bakın bilançolarınıza, çalışanlarınıza, kapanan firmalarınızı falan varsa onlarda sıkıntı yok. Birleşen firmalarınızı falan, bunlara bakın. Yani. Bir sorunuz neydi sizin? Çok özür dilerim. Bir beyefendiyi bir alayım da. Arkadaşlar, anket formunu dolduranlar bırakırsa sevinirim çıkışta bankonun üzerine. Evet, çok özür dilerim. Pardon. Evet, evet. Hı hı. Yok yok, hayır. 31 Aralık 2019. Hı hı. O kriterleri sağlamıyorsa, hı hı, kayıt olmuyoruz. Evet. Ama orada şöyle bir şey var. O kriterleri ikisini de düşünmeden, hı hı, hı. Ne iş yapıyor firma? Firma organik gıda alıp satıyor. Yani o sonuçta ticaret yapıyor. Bakın orada orada kimler buna tabi olmayanları ben sayayım, siz oradan çıkarın. Hayır, değil. Hayır, şimdi şöyle, kaydolması gerekmiyor tabii ki. Limitleri belli. Sadece özel statüsü dediğinin bu sizinle alakası yok. Yani o anlattığınız firmayla alakası yok. O kaydolmayacak. Yani,
Şimdi şöyle... Ben şöyle söyleyeyim. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Ben size 3-5 tane sektör var. Hangileri girmeyecek diyeyim. Onun dışındakilerin hepsi girecek. Kimler? Eczacılar girecek. Eğer 50 bin liraya 50 milyona geçiyorsa. Aktif toplamını. 25 milyonu. Çok özür dilerim. 50 çalışanı da varsa geçmiyor. Hayır efendim. Yok hayır, şunu ben anlatayım, geçip geçmeyen firmalar. Ben son bakın şu var, noterler, avukatlar, mali müşavirler, sendikalar, siyasi partiler, vakıflar, dernekler, üyelerine hizmet veren vakıflar ve dernekler dışındaki bu kriterleri olan hepsi giriyor. Yalnız yabancı kuruluşlar, yani yurt dışındaki yabancı kuruluşlar, tutarı ne olursa olsun, çalışanı ne olursa olsun bir, yani 31 Aralık'a kadar girmesi gerekiyor. Bakın 1-1-2020 değil. 31 Aralık son günü. Yani bu ne demek oluyor? Sizin dediğinizde bu taraftan bakılınca bunun dışındakilerin hepsi giriyor. Hayır, sizin bu Türkiye'de bir irtibat bürosu vardır. Almanya'da bir tane şirket vardır. Yani Türkiye'de şube açmıştır. Yani. Şimdi evet, Özlem Hanım'a bir evet, o konuyla ilgili. Geldi. Şimdi şöyle söylemem gerekir. Bir kritere tabi bu. Yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço tutarı 50'den 25'ten 25 milyondan az ise eğer ve özel nitelik kişisel veri işleme faaliyeti yapmıyor ise. Özel nitelik kişisel veri dediğimiz sağlık verisi, eczaneler girer. Çünkü özel nitelik kişisel veri işliyorlar. Yani benim sağlık bilgim, hangi ilacı kullandığım benim sağlık bilgimdir. Dolayısıyla çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço tutarı az olsa bile girmesi gerekiyor. Evet. İnternet şimdi burada var mı bilmiyorum ama rehberin burada önemi. Bizim. Bakın. Şimdi buyurun, ben söz vereyim. Herkes bir arada konuşmazsa sevinirim. Buyurun. Özel ambulans servisi kişilerin... Özel ambulans şahıs, özel ambulans işletmesi, yani hastane dışı faaliyeti, özel ambulans... Tamam, sonuçta o faaliyet kapsamında sağlık bilgisi işliyor mu? Tamam. Tamam ama şöyle düşünün. Şimdi ben hastayım. O firmadan destek istedim. Beni hangi hastaneye götürdüğümü şey yapıyor. Ve o sırada da evet, o sırada da bana tıbbi müdahalede bulundu. Evet, bulunuyor ya da diyalize götürüyor. Evet. Özel nitelik kişisel veri işliyor. Ana faaliyet alanı baktığınızda evet. Sağlık alanında. Ana faaliyet alanı herhangi bir iş konusu. Haha. Örnek vermek peki. Bizim kişisel verilerimizi çeşitli kanallardan ele geçirmişler. Bu kanallardan arama yapıyorlar. Bizim tüm şirketlerimiz, müşterilerimiz o hadleri geçmediği halde bu tarz verileri alıp çeşitli kişi veya kuruluşları arayabiliyorlar. Şimdi bu da kişisel verinin bir şekilde kullanılması oluyor. Yasal olmayan yollarla elde ettiği. Peki. Dolayısıyla bizim bu müşterimizi şikayet ettiklerinde aranan kişi. Aha.
Dolayısıyla burada bir suç işlemiş oluyor. Ama baktığımızda vermise kayıt zorunluluğu yok gibi. Çünkü belirlenen hadlerin altında olan, evet, bir şirket. Evet, çok doğru. Şimdi bunları ayırmak gerekiyor aslında. Bir tanesi sizin kişi sayısı ve yıllık mali bilanço tutarına ve ana faaliyetinize göre, özellikle kişisel veri işleyip işlemediğinize göre verbise kayıt olma yükümlülüğünüz. O kriterlerin altında kalıp kalmadığınıza göre ben verbise kayıt yükümlülüğündeyim. Ama siz bir şirket olarak hukuka aykırı olarak kişisel veriyi ele geçirdiyseniz, o yüzden zaten biz yapmış olduğumuz çalışmalarda size bir bilgi aktarılıyor ise, yani sadece sizin bilgi aktarmanızdan bahsetmiyorum. Aktardığım bilginin aktardığım tarafta güvenli olması benim için önemli. Ama aynı zamanda bana akan bilginin, mesela tedarikçimden bilgi istiyorum ben. Diyorum ki senin çalışanın, taşeron kullanıyor olabilirim, asıl işveren olabilirim. Dolayısıyla da bana SGK bildirimlerini gönder diyebilirim. Ya da yüksek yerde çalışıyordur, İnşaat işi yaptırıyorumdur ben. Bana sertifikalarını gönder diyorumdur. O benim alt taşeronumun çalışanlarını doğru bilgilendirmesi ve bana o bilgiyi, özellikle X şirket değil ama, bilgiyi aktardığına dair aydınlatma yapması gerekir. O yüzden de hukuku uygun olarak verileri aldığıma dair o şirkete de taahhütname imzalatmam gerekir. Dolayısıyla hukuka aykırı olarak siz kendi haznenize kişisel veri alamazsınız. Çünkü TCK kapsamında, ceza kanunu kapsamında suç, aynı zamanda KVKK kapsamında da suç, hukuka aykırı olarak kişisel veri işlemek. Peki izinli bir kişisel veriyi, peki, izinli, yasal, bu kişisel veriyi, datayı aldı. Yani mesela kişisel verisini paylaşacağı kişilerden açık görüş aldı. Dedi, peki, ben senin kişisel verini kendi şirketimde ve kendi şirketim haricinde tedarikçilerimle, tedarikçilerimde, evet, kullanacağım. Peki. Ve bu tedarikçimiz bizim küçük, yani limitleri aşmayan bir tedarikçi. Peki. Ve bu kanuni yasal veriyi aldı ve kullandı. Bunun yükümlülüğü ne olacak? Ben çok büyük bir şirket de olabilirim ve birçok şirketle çalışabilirim. Her bir şirketi ayrı değerlendiriyoruz kriter bazında. Ben yani çok küçük sayıda, atıyorum 15 kişilik bir call center'ım, çağrı merkeziyim. Ama ben bir sigorta şirketine destek veriyorum. Ben sigorta şirketinin bilgilerini işliyorum diye o kadar çalışan sayısına sahip değil. 15 kişi eğer mali bilanço tutarında alttaysa eğer, ben kayıt olmayacağım. Her bir şirketi ayrı ayrı kriterlere göre değerlendiriyor. Aynı kritere göre ama her bir şirket ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ya orada şey ters geliyor. Yani yasal veri, ben 10 kişi çalışanım, yasal veri aldım. Ama ben o şirket adına değil, kendi adıma ürünlerimin satışı için arıyorum. Ve belki 10 bin kişiyi arıyorum günde. Tamam. Mahmut ama Bey. Şey değil zaten. Mahmut benim... Bey, İskender arkadaşı dışarıya alsanız. Şeyi söyleyeyim, hemen açıyorum. Şu değil önemli olan, ben kaç kişinin verisini işliyorum değil, benim çalışan sayım önemli olan, benim bilanço tutarım önemli olan. Yoksa ben 105 bin kişinin de bilgisini işliyor olabilirim. Ama çalışan sayısı kaç? Şimdi verbise kayıtla ilgili söylüyorsunuz ama verbise kaydın dışında da yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Elbette onu söyledik zorunda. Zaten. Biraz önce anlattığım tüm yükümlülükler kişisel veri işliyorsanız eğer var. Verbise kayıt hariç. Biraz daha açık, net çıkarsalar da biz de anlatalım. Kimler çıkarıyor? Tek tek konuşmayalım. Buyurun. Sessiz olabilir miyiz? Duyamıyoruz soruyu. İskender Bey. İyi akşamlar. Özellikle kişisel veri, ırk, etnik köken. Tamam, ana faaliyetinde bu. Mesela sağlık kuruluşlarının tamamı özellikle kişisel veri işler. Ana faaliyet konusu budur. Tamamen sağlık sigortası üzerine konumlandıysa ana faaliyet konusu sigorta şirketinin özel nitelikli kişisel veri işlemedir. Ana faaliyet konusu o değilse, o bir yan şeyse fark etmez. Ana faaliyet konusu o tamamen faaliyet belgesindeki, ticaret sicilindeki şeye göre belirlenecek. Çalışan sayısı bir kişi ama bilgiler alıyor. Kimliğin bu konusu, bu satıda, bu sınavı, bundan ne yapacak?
Tek tek konuşmayalım. Ana faaliyet konusu tamamen sağlık sigortaysa evet. Evet. Onlar yapmayacak. Onun ana faaliyet konusu şey değil. Özel nitelikli değil ki. Ben şunu ayırt etmek gerekiyor. Ben çalışanımın da sağlık bilgisini alıyorum. Ama benim ana faaliyet konumuzun özel nitelikli bir işleme olduğunu söyleyemeyiz. Ana faaliyet konusu birebir özel nitelikli kişisel veri üzerine kurulmuş bir şirket demek. Yani ben sonuçta çalışanlarımın sigortalarını yaptırıyorum. Ben çalışanlarımın adli sicil kaydını alıyorum. Ben çalışanlarımın kan gruplarını alıyorum, sağlık raporlarını alıyorum. Ama ben tamamıyla tekstil üzerine, ana faaliyet tekstil olan bir şirketim. Elinin üstünde değilim. Bu durumda yıllık mali bilanço tutarımda değilse ben vergiye kayıt yükümlülüğüm yok. Ama onun haricinde her türlü yükümlülüğe tabiyim. Buyurun. Evet. Hayır, devredemezsiniz. Şunu söylemek gerekir. Şimdi bu ilk kanun çıktığında çok soru geliyordu bana. Hatta bir bankanın genel müdür yardımcısı ben mi sorumluyum Özlem Hanım dedi bana. Ben dedim ki hayır, siz de sorumlu değilsiniz. Yönetim kurulu üyesileri sorumlu hapis cezasından. Sonuçta biliyorsunuz yani yönetim kurulu para cezalarını sigortalatıyor. Dolayısıyla onların bir sigortasından yarar. Bir saniye cevap vereyim. Yönetim kurulunun sorumluluğu olduğu rehberlerde de yazıyor artık. Özellikle kurul, bu soru çok geldiği için yönetim kurulu veri sorumlusudur. Aman veri sorumlusunun kendisi tüzel kişinin kendisidir. Yönetim kurulu üyeleri söz konusu. Yönetim sonuçta organları şeyle vasıtasıyla şey yapılır. İrtibat kişisinin şeyi tabii ki, ama biraz önce de bir soru gelmişti, şey yapmıştım. Yönetim kurulu üyelerinin operasyonda bulunması mümkün değil. O yüzden de üzerindeki işleri delege ederler, yetkilendirmeler yaparlar. O yetkilendirmelerden bir tanesi de bu, ama hapis cezasının şahsiliği söz konusudur. Evet, sizden bunu sorabilir. Sonuçta operasyonu size verdiği için, ama sorumluluk hapis cezası devredilemeyeceği için yönetim kurulu üyesine. Buyurun arkadaki bayan. Bir saniye, buyurun. Size buyurun. Yurt dışına veri aktarıyorsanız, yurt dışına veri aktarıyorsunuzdur. Hiç önemli bilginin önemsiz olması diye bir kavram yok. Ad soyadla aktarsanız benim kişisel verimi aktarıyorsunuz demektir. Ve evet, güvenli ülke listesi, yani açık rıza almıyorsanız aktardığınız bilgisini aktardığınız sahipten, o zaman bir istisnaya sokmanız gerekir. İstisnayı da soktuğunuz zaman güvenli ülke listesi açıklanmadığı için taahhütname imzalayıp kurulun iznine tabi tutmanız gerekir. Yani maalesef teorik olarak ağızdan kolay çıkıyor ama pratikte çok zor maalesef. Ama kurulun en son hukuk daire başkanı şunu söyledi. Biliyorsunuz dedi, bu dedi karşılıklılık ilkesi söz konusudur dedi. Karşı taraf beni tanımadığı zaman ben de onu tanımıyorum dedi. Avrupa Birliği'nin sizi tanımaması haklı. Yani siz daha 2016'da kanunu çıkardınız. Avrupa Birliği mi 95 senesinden beri bunu yapıyor. Şimdi o yüzden güvenli ülke statüsüne sokmuyor. Ve aynı zamanda başka sebepleri de var şeklinde açıklamada bulundu. Kamuya yapmış, yani bir seminerde. Buyurun. Buyurun. Siz. Evet. Şöyle bir durum var. Aradaki yetkilendirmenize bağlı. Yani eğer derse ki her tür, bunu da alıp almamak size kalmış tabii yani. Diyebilir ki sen her şeyi düzgün yapacaksın. Aksi takdirde bir cezaya maruz kalırsam sana rücu ederim şeklinde bir şey imzalatıyorsanız. Elbette. Çünkü genelde bizim üzerimize kalıyor bu tarz işler. Elbette. Spor salonu ile ilgili kararı var. Ama zaten diyorum, ben kurul kararı olmadan önce de böyle yorumlar yapıyordum. Açık seçik. Çünkü
yurt dışı uygulamalar da Danıştay'ın kararları, ya bizim Anayasa Mahkemesi'nin kararı var buna ilişkin, yani belediyelere verilmiş. Elbet. Üstelik de sileceksin diyor. Yani mevcut verileri de sileceksin diyor kararda. Bu da bundan rahatsız oldu, şikayet etti. Buradaki sorumluluğu arayan şirket ve benim hazırlığımda... Valla ben benim şirketlere taahhütname imzalattırıyorum çalışan adaylarına. Ben üçüncü kişileri referanslarımı bilgilendirdim. Size bilgi aktarımına ilişkin aydınlattım. Rızalarını aldım diye taahhütnameyi çalışan adaylarına imzalattırıyorum. Son soruyu. Bir saniye, soruları bitmedi. Gerçek kişiyi korur, tüzel kişiyi korumaz kanun, ama tüzel kişi üzerinden gerçek kişi bilgisi istiyorsa, mesela o tüzel kişinin hissedarı, ortağı, tüzel kişinin çalışanı, bu onların kişisel, yani gerçek kişilerin kişisel verisidir. Dolayısıyla tüzel kişi bilgisidir bu diyerek bakamazsınız. Aynen şöyle, müracaatlar zaten şöyle, uygulamayana bakarsanız 31-12 son, yani 30 Eylül diyor, 31-12-2019'a taşıdıkları için buradaki yapılacak işlemler, süreç 1-1-2020 tarihinden itibaren ceza boyutu var. Şu an sadece müracaat boyutu var. Hı, rica ederim. Teşekkürler, buyurun. Şimdi bu çok 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 katmanlı bir yapı, bahsettim zaten. Yani gizlilik diye bir şey yok. Benim bugün çocuğum arabamın nerede olduğunu görüyorsa gizliliği nerede bunun yani şimdi? Nasıl? Benim çocuğum arabamın nerede olduğunu görüyorsa, nereye gittiğini görüyorsa, bunu gizliliği nerede, neyle uğraşıyorsun? İşte önlem alın diyorlar üstad. Yani kim alıyor bunu? Bilgisayar konusunda işte orada her şeyi görüyor. Sorunuz neydi? Yok, şimdi şöyle. Beyefendinin sorusu var. Sakin olun. Müzeyyen Hanım. Üstad, mühürü basayım parayı alayım diyorsun. Ya bu aslında birçok halkanın olduğu bir zincir. Hani bahsettim ya, en zayıf halkadaki kadar güvenlisiniz. Yani o halkalardan, o zincirdeki halkalardan bir tanesi bile çürük olsa, bir tanesi bile zayıf olsa yeterli. Ki evet. Evet evet, her noktayı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Zaten yani hem sürece oturtmaya çalıştırıyorsun, hem çalışanlarda belirli bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsun, hem de imkanların ölçüsünde teknolojiye yatırım yapmaya çalışıyorsun. Bu yani hepsi birbirini tamamlayan bileşenler. Dolayısıyla diyelim 10 tane güvenlik önlemi aldın ama 11.si yok. Bu durumda yine kişisel veri ihlali yaşaman gayet şey, yani olası. Biraz şey, yani güvenlik işte 0 ve 1 değil, biraz grilerde çalışıyoruz. Yani elimizdeki imkanlarla olabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir de sizin risk skorunuza bakmak lazım firma olarak. Yani bir hacker'ın sizin verilerinizi çalmasındaki motivasyonu ne olur? Hani risk analizi dediğim şey aslında hafife alan ama çok önemli bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir hacker'ın evet kredi kartı bilgisi çalmasındaki motivasyon çok yüksek iken... Size niye yönelsin? Bunu bir düşünmek lazım. Emin Bey'in sorusu vardı. Teşekkürler. Evet. Yani hangi ülkede? Yabancı.
Yani kaydını şimdi orada ayırmamış. Yurt dışı yerleşik kişi diyor. Yani varsa evet kaydını yaptıracaksınız. Yani bunda süre uzaması yok. 31-12-2000 Şimdi şöyle kayıtlarda, kapanışlarda şöyle sisteme giriyorsunuz. Sisteme girdiğinizde kayıt sil diyorsunuz. Sistem sizi pasife alıyor. Oradan pasif aldıktan sonra size bir PDF formatında bir evrak veriyor. Eğer KEP adresiniz varsa bunu Ankara'ya gönderiyorsunuz. Yoksa iadeli taahhütlü veya gönderiyorsunuz ki onlar kapanışınızı yapıyorlar. Yani sizin sistemden kapattığınız tarih itibariyle sizin işleminiz bitmiş oluyor. Basit bir işlem yani. Yani irtibat bürosunun süresi varsa o bitim süresinde siz kapatırsanız sistemden diskalifiye olmuş oluyorsunuz. Buyurun. Anladım. Henüz bir akreditasyon mekanizması yok. En son check ettiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nde bu tür sertifikasyon veren kuruluşların akreditasyonuna ilişkin bir çalışma başlamıştı. Yani bunu artık bir sertifikasyona dökecekler. Bu çok belli oldu. Bir de kanun maddesinde denetim var. Hani bunu yani rastgele herkes bence yapmamalı zaten. Belirli akredite kuruluşlar bu sertifikasyonu vermeli. Ona doğru gidiyor zaten. Hani ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminde olduğu gibi akredite kuruluşların işte vereceği bir sertifikasyon mekanizmasına doğru gidiyor. Şimdi bu yok ama şu an yani bildiğim ve duyduğum kadarıyla KVKK da bu konuda çalışmalara başlayacak. Henüz yok. Peki henüz yokken ne yapacağız? ISO 27001'den faydalanabilirsiniz. Zaten KVKK'da sayılan o işte rehber doküman var ya, idari ve teknik tedbirlerin olduğu, hepsinin karşılığı bir ISO 27001 sisteminde var. ISO 27001'in içinde de sızma testi var. Yani buradaki şey bu konudaki yetkin insanlar asıl önemli nokta. Hem bilgi güvenliği süreç yönetimi konusunda hem de bu sızma testleri, diğer güvenlik testleri anlamında yetkin insanları, doğru insanları bulup bunların yaptığı testlere güvenmek ve bunların yaptığı testleri baz almak. Yani henüz bir sertifikasyon mekanizması çıkana kadar. Teşekkürler. Buyurun. Ops. Nasıl? Bana mı yönelik soru? Başını kaçırdım, çok pardon. Tekrarlayabilir misiniz? Yani bu title'ları, bu sıfatları herkes çok özgürce ekliyor. KVKK uyum şey ürün listesi, hani sunumda da bahsettim ya. Ya böyle bir şey yok. Yani bu artık bir pazar haline de geldi ne yazık ki. Yani belirli anlamda şimdi zaten yani KVKK olsaydım gibi bir sürü güvenlik listesi yayınladı. Hani çok fazla tedbir var. Dolayısıyla zaten bunların hani kelime olarak bakarsanız gerçek hayatta bir karşılığı var. İşte veri sızıntısı yazılımı, 56-51 işte loglama yazılımı. Yani bu da biraz zaten bu hizmetleri ve işte ürünleri sağlayan firmaların pazara girme çabalarıyla. Yani biz KVKK uyumlu ürün satıyoruz. Evet, evet.
E-defter muhabbet, evet. Ama onda bunu da ben cevaplayabilir miyim? Buyurun. Şimdi şöyle, mali müşavirler veri sorumlusudur derken mali müşavirler şirketin her şeyinden sorumlu anlamına taşımıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi sizin bir sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşme yaptığınızda her iki tarafında açık rızası var. Burada sizin yapacağınız işlemler belli. Nedir? TTK uyumluluk sürecinde, vergi usulü kanunu uyumluluk sürecinde ve 5510 sayılı SSK yani sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre yapıyorsunuz. Bu kapsamdaki bir veri açığınız varsa artı buradaki bilgileri üçüncü şahıslara paylaşıyorsanız işte o zaman sizin sorumluluğunuz başlıyor. Onun dışında ne bileyim fabrikada yangın çıkmış, onun telefonu başkasının tuvaletine yazmış, onlar sizinle hiç alakalı değil yani. Yani burada işin esası sizin işinizle alakalı. Yani her bütün veriyi siz girmiyorsunuz. Siz veri sorumlusunun atadığı bir kişi de değilsiniz. Hayır efendim, üstlenmeyin. Yani bu bir uzmanlık dalı yani. Şimdi ya burada kalkıp da Özlem Hanım şirketin avukatıyım diye üstlenmiyor. Ya bu uzmanlık bir dalı yani. Bu farklı bir proje. Tek tek konuşmayalım. Yani soru olarak şey yapalım da. Soru olarak alırsanız, evet. Çünkü sorular var. Bir şey söyleyebilir miyim? İzin verir misiniz, evet. Cemal Bey? Evet, evet. Yıllık bir şey söylemek mi istiyorum? Şimdi şöyle bir durum var. Bu bir uzmanlık alanı. Çok net söylüyorum. Ben Turkcell'de isim de verebilirim. Şu anda Bilgi Üniversitesi'nin şeydi. KVKK komisyonuna da danışmanlık yaptı, kuruluna. Leyla Keser'le çalıştım ben Turkcell'deyken. Bu bir uzmanlık konusu. Dolayısıyla benim danışmanlık yaptığım şirketlerin in-house hukukları var içeride. Bayağı kalabalık ekipler var. Ama kendi atıyorum sigorta şirketine danışmanlık yapıyorum. Sigorta mevzuatını çok iyi bilirler ama bu uzmanlık alanı KVKK. Dolayısıyla karşınıza çıkan kendi arkadaşlarımdan da söyleyebilirim. İş yapmaya çalışıyorlar neticede ve herkes biliyorum diyor. Bana soruyorlar mesela, Özlem buna ne diyelim diye. Dolayısıyla yetkinliğini kontrol edin, referanslarına bakın. Zaten iyi iş yapıyorsa, yapmışsa referanslar onu gösterecektir. Anladınız. Bu arada Verbis'e kayıtların hepsinde doğru diye düşünmeyin. Çünkü çok rahat yanlışlıkları tespit etmek mümkün. Eğer aile üyesi bilgisi alıyorum diyorsanız demek ki bir üçüncü kişi bilgisi alıyorsunuz demektir. Ya da referans bilgisi alıyorum demektir. Ama bazı Verbis kayıtlarında yok diğer kişiler arasında. Zaten Mustafa Bey veri dairesi bölüm başkanı, daire başkanı Verbis'e baktığımızda anlıyoruz zaten ne kadar yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar olduğunu dedi. Dolayısıyla gerçekten kendinize emanet ettiğiniz yer önemli. Siz veri sorumlusu olarak veri atanamazsınız zaten. Evet. Siz irtibat kişisi. Evet. Kanunluk. Bir ceza geldiği zaman hani şey yapabilir mi? Ben ona işte bilgi vermiştim, yapmamış gibi hani bizi suçlayabilir mi? Hani o konuda hani savunmamız gereken bir şey var mı? Almamız gereken bir şey var mı?
Kim sizi zor şey yapabilir mi? İşveren. İşveren. Ya aradaki anlaşmanıza bağlı. Yani sizin, şöyle söyleyeyim size. Zaten kanunda irtibat kişisi diye bir tanım yok. İkinci düzenlemelerde irtibat kişisi tanımı var. İrtibat kişisinde de zaten aradaki iletişimden bahseder. Ama vervise girişte bir taahhütname var irtibat kişisine. Bu bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum diye. Şimdi dolayısıyla sizin bu şeyiniz değil, sorumluluğunuz değil. Şey diyor ki sen yap diyor işvereniniz. Arada her türlü şeyden de ben sorumluyum gibi bir taahhüdünüz yok. Bir taahhüdüm yok bulunmuyor da bunun da imzasını alabilirsiniz. O tamamen sizin işverenizle aranızdaki ilişki. Siz çalışan olsaydınız o taahhütü kabul eder miydiniz? Ben ama meslek hastalığım var benim, öyle söyleyeyim sana. Ben bir hukukçuyum. Ben hiçbir şey imzalamam. Kendisi hayır ama son, bir saniye. Son sorulara geliyoruz. Kendimden emin olmadığım bir şeyin altına imza atmam. Ben küçüklükten beri annem tarafından hiçbir şeye imza atma diye yetiştirilmiş bir kızım. Sonrasında hukuku seçtim. Yalnız karşılıklı. Son sorunuzu aldık. Kişisel öyle söyleyeyim size. Yani problem olduğu zaman tartışabilirsiniz. Sonrasında Özlem Hanım'a danışabilirsiniz. Celal Bey buyurun. Önce teşekkür ediyorum. Rica ederim. 31.12.2018'de yasanın tanımladığı 50 kişi ve 25 milyonu aşan firma 2019 yılında faaliyetini düşürüyor. Hatta kapatıyor. Bu firmalar yani mesela 2019'da mı? Şimdi 2019 Haziran ayında 50 kişilik ve 25 milyonluk o şartı tüketiyor. Daha doğrusu kapın tasfiyeye giriyor. Anladım. Ama efendim şimdi şu var. Ben konuşmanın başında da söyledim. Biz şu an 2018 kriterlerine bakıyoruz. 2018 kriterine varsa 2019'da düşse de bir kişi de olsa gireceksiniz. Yani şu var. Şu an şirketiniz kapandı mı? Kapanana kadar gireceksiniz. Bunun bir maddi bir külfeti yok. Sadece girip tanımlamalarını yapacaksınız. Kapandığı tarih itibariyle şirket kayıt sil, sonra Ankara meselesi var. Son 5 soruyu alacağım. Lütfen gereksiz konuşma yapmayalım. Buyurun. Tabii buyurun. Veri sızıntısıyla ilgili herhalde Gökçen Hanım'a. Veri sızıntısıyla ilgili bir veri sızıntısı, veri ihlal formu var. Öncelikle onu incelemenizi istiyorum. İsterseniz bakabiliriz. Yani işte toplamda işte kaç kişinin verisi çalındığı, riskli midir diye şu an çok ezberimde yok. Açabiliriz eğer internet varsa. Şu an var. Ama açmıyorum. Çok basit sorular var. Çok ayrıntılı değil inanın. Gene böyle risk temelli yaklaşmış, riski ne kadar büyük görüyorsunuz gibi sizin beyanatınıza dayalı bir işte ihlal bildirim formu. Bunu rehberde var değil mi Gökçen Hanım? İdare ve teknik rehber. Yalnız şöyle direkt çıkıyor, ihlal bildirim formu diye form çıkıyor. Gökçen Hanım'a bir ekleme yapabilir mi? Yani orada süreç diyor ki kendin hata yaptıysan, kendi açığını kendin fark ettiysen bana 7 gün içinde bildirim yap diyor. Ben 30 gün içinde değerlendireceğim. Bunun ceza boyutunu ben kendim değerlendireceğim diyor. Burada belki Özlem Hanım da ekleme yapabilir. Burada ceza boyutu kişinin zarar görüp görmemesi, bir maddi boyutuna bir manevi boyutuna bakmak lazım. Yani her bir insan gibi düşünün. Her olay farklı cezalara tabi tutulur. Farklı yaptırımlara tabi tutulur. Böyle düşünün yani. 72 saat şeyi kondu, kuralı kondu biliyorsunuz Avrupa Birliği ile uyumlanmak için. Dolayısıyla 72 saat içinde kamuoyuna duyurulmak zorunda. Yani ya kurulun sayfasından ya da kendi web sitesinden ve ilgili kişiye de duyurulması gerekiyor. İkinci sorunuzla ilgili tamam mı? Pardon, özür dilerim. Ben bir ekleme yapabilir miyim? İlk sorunuzdan yola çıkarak ne yapmam gerekir dediğinizde sonuçta bir sürü çalışan var ve
çalışanların da bu konuda farkındalığını artırmaktan bahsediyoruz ya. Böyle bir durum olduğunda kime bilgilendirme yapılması? Çünkü süreyle sınırlısınız. İnsanlar ben kime yapacağım şimdi, bir şey yapacak mıyım diye düşünceye kadar zaman geçer ki içeride araştırma yapmanız lazım. Çünkü hukuka aykırı olarak kişisel veri sızıntısı varsa eğer veri ihlali bildirimde bulunuyorsunuz. Kişisel verilere dokunmayan bir bilgi şeyiyse eğer, o ayrı. Dolayısıyla çalışanlara böyle bir olay olduğuna virüslü bir mail açtılar. Kime gidecekler? Kime bildirim yapılacak ki? Oradan kurula kadar nasıl? Kurula bilgilendirme yapıyorsunuz ve ilgili kişiye çünkü. Ne, o süreci tanımlamanızda fayda var. Sonrasında çünkü böyle başı kesik tavuk gibi süreyi kaçırmış evet. olabilirsiniz. Mesela ISO 27001'de kriz yönetim süreci vardır. Orada çalışanların işte bilgi verecekleri kurum içi e-posta adresleri, telefonlar belirlidir. Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi farkındalık çalışmaları sırasında çalışanlar bunlarla ilgili bilgilendirilirse hani zaten konu ivedilikle ilgili yerlere taşınmış oluyor. Evet. İkinci sorunuzla ilgili de hani hangi başlıklara dikkat etmeliyim? KVKK'nın web sitesine baktığınızda çok fazla mevzuat var. Biz bu rehber kitapçıkta birinci kısım, sunuş kısmında bakın 6-7 maddede özetlemeye çalıştık. Tabii bunlar her biri bir rehber, yönetmelik, tebliğ. En azından bu konularla ilgili hani buradaki özete bakıp o ilgili rehberleri inceleyebilirsiniz. Şimdi diğer soruyu siz buyurun öndeki kişi. 2018 yılı itibariyle şartları sağlayan ama veri sorumlusu ve irtibat sorumlusu gibi kişilere ulaşamadığımız takdirde bizim yapmamız gereken şey nedir? Siz müşteriniz yok. İçin mi soruyorsunuz? Ulaşamıyoruz ya. Müşterimizi ama 2018 tarihi var. Yaban sermaye bir firma tasfiye edip tamam. Hayır, ben şöyle anladığım kadarıyla size söyleyeyim. Siz tamam derseniz cevaba döneyim. Siz burada bir irtibatlı bir firmanız var herhalde anladığım kadarıyla. Buradaki karşıdaki kişilere mi ulaşamıyorsunuz? Peki şu an bir verbise kayıtlı mı yani şu an KVKK değil. Peki burada bir müdürü falan vardır herhalde değil mi? Karar yetkisi. Ya olmadan nasıl olabilir Türkiye'de irtibatlı? Tasfiye memuru var mı? Şimdi şöyle ki bu durumda kesinlikle veri girişi yapanla sorumlu Türk ve Türk yerleşik olması gerekiyor. Bunun da sisteme girerken ben anlattım, biraz hızlı geçtim, zaman kalmadı diye. Bu kadar soruya zaman verdiklerini bilseydim ben biraz daha uzatırdım. Sorular azalmış olurdu. şuna dikkat etmek lazım. Yerleşik kişi olduğu için mutlaka bir kararı vardır burada. Eğer kararı yoksa yani kayıt açamazsınız. Ya bu kesin yani. Bu. Son 3 soru. Hı-hı. Buyurun. Çalışan sektörü kriterde limit olarak aylık 50 kişi mi yoksa yıllık toplamı? Onu ben formüle etmiştim size. Şöyle 2018 yılında 12 ay kriterine bakıyorlar burada. Hayır efendim, şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kitap tabii her şey olmuyor. Bunun formüle edilmesini anlatıyorum ben size. 2018 yılında bir tam yıl 12 ay içinde 7 ay 50 ve üzerindeyse Aralık ayında 20 de olsa giriyorsunuz. Artı ha girmediniz 2018'de yoksunuz. İki kriteri de doldurmuyordu. 2019'a geldik. 2019'a daha doğrusu 19'un sonuna kadar da gelmediniz ama Ocak ayına geldiniz. Bakın buraya çok iyi dikkat edin. Ocak ayına geldiniz 51 oldunuz. 50 kişi oldunuz. Takip eden ay başından itibaren 30 günlük süreniz var. Buna dikkat edin. 2019 için. 2019'da yok. 2020'ye geldiğinizde bakın bu 25 milyonluk ve kriteri yok. 2020'ye geldiğinizde Ocak ayında 50 ve üzerine çıkarsanız yine kaydınız 30 gün içinde yaptırmak zorundasınız. Artık geriye dönüş süreç yok. Siz buyurun. Çok el kaldırdınız. Özel okullar. Mali bir şahevlik mi? Yok. Siz okul, ne dediniz? Okul değil mi? Hı. Özel okulda. Çalışan sayısına yıllık mali bilanço tutarına bakacaksınız kriter olarak.
Hayır. Yok onlar. Öğrenci notu özen tek kişisel veri değil. Buyurun. Pardon, arkadaki son soruyu verdim. Buyurun. Elbette. Şöyle söyleyeyim size. Verbis sizin görünen yüzünüz. Yani kendinizi orada sergiliyorsunuz. Tebikeli fiyata ya. Dolayısıyla yani zaten kanun kapsamında yükümlülüğünüz var. Ama orada söylediğiniz bilgilerin de doğru olma yükümlülüğü var. Yani siz arka taraf, ben oraya bakacağım. Bakın nasıl Cemal Bey girdi Verbis'e. Garantiye bakayım dedi. Rahatlıkla ben bir müşteri olarak bakıp benim hangi bilgilerim işleniyor? Halbuki ben pazarlama aktivitesi kapsamında izin vermedim, sorgulayıp başına çorap örebilirim rahatlıkla. Dolayısıyla oradaki bilgilerin mevcut durumunuzu yansıtıyor olması önemli. Tabii ki aydınlatma, idari para cezaları, hapis cezaları hepsi onun için. Tabii. Onun kapsamı var. Cevaplamak ister misiniz yoksa cevaplayayım mı? Onun GDPR'da 3. madde kapsamı belirler. Orada 2, yani 3. maddeyi saymıyorum çünkü o biraz daha farklı şeyi ilgilendirir. Birincisi şudur. Siz uzaktan da olsa ya da orta bir irtibat büronuz da olsa, ki bir işletmeden bahseder ama belki o kararı vardır. Avrupa Toplu Adalet Divanı'nın orada der ki bir işletmeyi ama bir şirket olarak düşünmeyin. İrtibat kişiniz varsa, e-postanız varsa bu zaman sizi bir işletme olarak değerlendiriyor. Orada kişisel veri işleme faaliyeti Türkiye'de de olsa, orada bir işletmeniz varsa bir GDPR'a girersiniz. 2. Buradasınız ama ve lakin Avrupa Birliği'nde yerleşik kişilerin bilgilerini işliyorsunuzdur. Nasıl olabilir mesela bu? Bu tamamen aslında biraz önce bahsetti Gökçen Hanım. Tamamen Amerika menşeli o Silikon Vadisi şirketlerinin yapmış olduğu faaliyetler. WhatsApp, Facebook, aklınıza ne geliyorsa. Benim buradayken tamamen kişisel ve kullanım alışkanlıklarıma bakıyor. Benden bir para alsın ya da almasın. Dolayısıyla siz buradasınız. Ama oradaki kişinin kişisel verisini işliyorsanız Avrupa Birliği dahilinde, o zaman evet. O ikinci maddenin B şıkkı da şunu söyler. Der ki siz buradasınız ama oradaki kişilere tamamen internet sitenizde var diyelim ki. Bir emlak şirketisiniz ya da bir inşaat şirketisiniz. Antalya'da villa satıyorsunuz. Antalya'da Alman ve atıyorum Hollanda vatandaşları çok seviyor Antalya'nın o bölgesini. Birebir onların dilinde, onların para birimiyle internet sitenizde reklam yapıyorsanız, dolayısıyla bunu GDPR tamamen şey diye kabul ediyor. Demek ki bize yapıyorsunuz. Yani yabancı dilde ve bana yönelik yapıyorsanız o zaman da GDPR'a tabi oluyorsunuz. Ama Türkçe yapıyorsunuz. Almanya'daki adam arkadaşından duydu, bana geldi. O değil. Yok, siz bir şey yapmıyorsunuz orada. Yani sonuçta oradakinin kişisel verisini işlemiyorsunuz. Siz birine destek veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Tabii ki bir günde bu kadar mevzuatı çözmemiz mümkün değil. Biz bu panellere devam edeceğiz. Eğitimlere de devam edeceğiz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.